Saniye. Evet. İyice tribe girelim hadi bakalım. Dayıcım selamlar. Ben buradan bir başımı sokacak bir yer nasıl bulabilirim ya? Sana diyorum sana. Ama şimdi bir saniye müsaade etmiyorsun ki bir konuşalım. Sen ne kaçıyorsun bir saniye ya? Bak vallahi var ya bizim Esenyurt'u senin gibi de çok gördüm ben. Gel şuraya gel. Dayı gelsene ya. Dayıcım bir şuraya gel ya. Ama şimdi bak sen beni çok kırıyorsun çok incitiyorsun beni. Ses biraz daha kalın. Arada bir şey unutuyorum ya daha zamanla oturacak. Ses biraz daha mı kalındı? Yok canım kötü bir şey miydi ya? Dikkatli ol. Dikkatliyiz. Buradan ben nasıl gideceğim onu düşünmedim hiç. Dur bakayım. Nasıl gideceğiz biz buraya motele? Hadi bakayım o zaman. Önce bir Gönye'yi bulalım. Aha Gönye'yi bulduk. Go! Ağzı yay biraz konuşurken. Tamamdır. Bütün taktikleri aldım arkadaşlar. Reis yeni karakterin nasıl bir rol yapmayı planlıyorsun? Arkadaşlar şey böyle Sam çocuğu bir karakteri planladım. Bir karakter. İstemsiz Alfredo sesi çıkıyor. Oğlum Alfredo sesi bilmiyorum ya. Öyle mi oluyor? Zamanla otur arkadaşlar. Sonuçta bunu ilk defa yapıyorum. RP ustaları var burada. Yok canım estağfurullah. Sizin görüşleriniz kıymetli arkadaşlar. Ama sinirimi bozmayın. Giydireceğim giydireceğim de nasıl giydireceğim burada şu an? Bir kıyafetçiye gideriz. Dayıcım bir bakar mısın ya? Sana diyorum sana üzerime diyorum. Bir saniye ama... Dayıcım diyorum ki üzerime diyorum bir şeyler çekeceğim hesabı yani. Sana diyorum yalnız sen benim sinirimi çok bozuyorsun bak. Çok bozuyorsun bir saniye. Sana hürmet et. Artist ya. Ulan İsmail. İllegal sokaklar. Yansın geceler, pelin su eceler. Evet arkadaşlar bu arada Instagram, YouTube, Discord. Her türlü katılabilirsiniz bize. Bunu da sesli Selahattin'i yapmış oldum ve devam ediyorum. Şu an hazır koşuyorken Selahat yapalım. Bu arada takipler için çok sağ olun, çok teşekkürler cansınız. Çok minnettarım. Yeni karakter. Evet evet yeni karakter. Bakalım artık ya ne olacak. Abi Walker Stay Sanyurt'ta İsmail diye. Dur dur bakalım bir insan içine karışalım da yavaş yavaş. Bende bir heyecan var ya. Hakikaten bir heyecanlıyım biliyor musunuz? İnşallah olur ya. Şey gibiyim şu an. Hani böyle. Sanki evladıyla gurur duymayı bekleyen bir baba gibiyim şu an böyle. Hadi hadi şu işi yapayım falan. Bakalım. Yani İsmail'i çok sevdim ya. Daha tipinden çok sevdim. Bir karakterin geçmişinde kasiyer soygunu, araba hızlama gibi şey. Evet işte hani dedim ya az önce ufak tefek şeylere karışmış diye. Hani öyle bir tip zaten. Adam Esenyurt'ta yaşıyor baba. Kıyafetçiye gidiyoruz dur dur. Bulabilirsek. İllegal olur amindu bakalım ne olacak. Hadi bankası. Oha benimki. Hemen de değil lan. Ara, ara ama ara sıra bingo. Babacım benim ağacın üstüne bir şükür şükür yapmam lazım. Şuradan mı gidiyorum lan? Serseri mezelden korusunlar beni güzellerden. O tipler gazileriyiz. Allah. Bakalım arkadaşlar kıyafetleri şimdi giydirince hepten ortaya çıkar karakter ya. Bu arada şey için ne düşünüyorsunuz? Fosfor bas. Ses tonu falan filan bunları da sorayım. Sonuçta karakteri beraber oluşturduk ya hani nasıl böyle bir emanet gibi duruyor mu yoksa hani alışabilir misiniz? Sizin de açınızdan bir duyayım bakayım. Yani ses olayı hani oturuyor mu böyle bir karakter olduğuna hafif. Ses onun üzerinden on. Tamamdır. Beni üzmemek için bu arada şey yapmayın ya. Hani dürüst olabilirsiniz kanka yok olmuyor falan diye. Konuşsana karakterin sesiyle.
Şimdi konuşayım babacım. Bizim geçen bir doblomuz vardı. Arkasına koyduk babolileri gidiyoruz. Bir piknik yapıyoruz, oradan iki tane lavuk bizi kesiyor, anladın mı? Şimdi ben de bilemiyorum bunu nasıl yapacağım ya. Ben Alfred'e benzetiyorum, doğruyu söyleyeyim ama ama oturur zamanla. Ya Alfred'e şimdi ikisinin... Aha kapı çaldı, ses çok iyi. Bence çok az Alfred'e kayıyor. Dur bakayım, kapı çaldı. Polis mi geldi hakikaten lan? Esenyurt'tan baskın yemişim amına koyayım. Geliyorum birazdan. Şimdi geliyorum. Arkadaşlar geldim. Döner bıçaklarıyla iyiyim bu arada. Sıkıntım yok şu anda. Ciddi rol artık izleyemem. Şimdicik. Alfred muhabbeti vardı az önce. Onu da bir test edeyim bakayım. Alfred sesine bakayım. Şimdi İsmail atarım. Bir tane uzak dur. Valla adına tutarım ha. Şimdi kardeşim sen bana uzak dur diyorsun ama sen de bir sürüngene benziyorsun. Ben de sürüngenleri çok seviyorum yapıştırmayı, yere anlıyor musun? Daha da yapışacaksın yere. Böyle bir bakıyorum çok benzerliği var mı diye test ediyorum. Sesler farklı değil mi? Okey. Fazla benzemiyor. Okey tamam. Huh. Gidelim. Farklı bu arada sesler. Okey. Ay oğlum şu an içimde doyumsuz bir rol isteği var lan. Çok az, bir tık kalınlaştırsana, çok az. Bir deneyeyim bakalım. Şimdi tabi birader bizi de anlamıyorsun ama benim sorunlarımı da çözmeye yardımcı et, olmuyorsun ve seni kara listeme alıyorum şu anda. Seni cezalandırıyorum, anladın mı? Bu yani maksimum kalınlık böyle olabilir. Üzerinden 10 tamam, böyle yapmaya çalışacağım. Arada bir kayabilir zaten ya ama olsun, o kadar da mazur görürsünüz. Aha. Hadi bakalım. Hadi şimdi defletiyoruz desek defletmeyecek misiniz? Dedim işlemleri için. Ablacım abicim selamünaleyküm öncelikle. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi ben şunu soracağım baba ya, şu bankadan diyorum ben bir paramı çekmek istiyorum da nasıl yapacağız o işi ya? Şu bankadan alıyorum değil mi? Bankaya git, çok yardımcı olsunlar ya. Daha karşıdaki bankadan veznedarlaşıp oku, yardımcı olur. Çok alışkın burada. Tamamdır ablam, güzel ablam. Teşekkür ediyorum. Sizi de baş başa bırakıyorum yani. Çok yakışıyorsunuz, estağfurullah. Görüşürüz. Yok öyle bir şey yok ama sen her gördüğün bir kadın bir erkeği öyle kafanda şıklama ama. Ablam estağfurullah, ben şimdi yakıştırdım sizi inceden ama. Senin ismin neydi? Seni de yargılamak istemiyorum yani bu konu hakkında. Kızarlar yani, şehirde kızarlar. Ondan bizim için sıkıntı yok da. Yani biz bir şey demeyiz de. Yok abim estağfurullah, sen beni yanlış anladın ya. Şimdi abi tabii anlıyorum ben de sizi, tabii anlıyorum ben sizi. Ben sadece niyetim kötü değil, yanlış anlama beni şimdi. Şunu da açayım anasını satayım, şey gibi geziyorum ortalıkta. Senin ismin neydi? Ablam kendimi tanıtmamı müsaade ediyor musun şu anda? Evet. Kendimi tanıtayım ben sana. İsmail Kunduz. İsmail Kunduz. İsmail Kunduz ablam. Memnun oldum İsmail'cim, Raşel ben. Ablam vallahi utancımdan soramadım vallahi sana ama çok güzel ismin varmış ya. Öyle mi? Teşekkür ederim, çok sağ ol. Rica ederim ablam vallahi. Yakıştırdım da sizi inceden ama ben gidiyorum vallahi. Yanlış anlamıyorsun beni değil mi vallahi şimdi? Estağfurullah. Yanlış anlama beni şimdi. Hadi bankadan işini hallet de.
Tamamdır, görüşmek üzere. Parasız gezme. Ablam görüşürüz, kendine çok iyi bak. Görüşürüz canım. Buralarda böyle bir sağlıkçı olanlar varsa bir telefonuna bakarım. Ha, ama şu an bakamıyorum, telefonum yok vallahi. Aha tamam, telefon alınca telefonuna bakarsın. Telefon... Tamamdır ablam. Tamam. Tövbe hadi. Estağfurullah, bu kim ne lan? Görüşürüz. çok garip hissettim kendimi amına koyayım. Evet, ilk diyaloğumuza girdik arkadaşlar. İsmail, ne diyorsunuz? Zamanla alışacağım herhalde ya, bakalım. Şu an ısınma turları atıyorum. Her karakter yeni bir olay sonuçta. Paramızı çekelim be. Hayırlı olsun. İsmail Kunduz musun be? Hadi bakalım. Evet evet ya. Bakalım ne olacak. Paramızı da çektik hepsini. Çektim çektim. Dur şimdi. Aha. İptal araç sahibine ulaştın tabi. Abim selamun aleyküm. Aleyküm selam. Benim bu civarlarda üstüme bir şekil şükür bir şey giyebileceğim bir yer var mı acaba ya? Dün ileride bak birader, solda. İleride diyorsun. Bak solda. Ne tarafta şu? Dümdüz ileri mi gidiyorum abicim? Dümdüz ileride. Bak. Bak solda hemen. Ha şu ilerisini söylüyorsun, tamam. Abim maşallah sen de artist gibisin, anasını satayım. Vallahi ben seni sanki bir film dizdim. Aşkı Memnu Behlül müsün sen ya? Yok canım benim, yok. Vallahi efsanesin, yakıyorsun biliyor musun? Eyvallah canım benim. Abim yalnız o saçı falan yakıştıramadım vallahi. Bizim Esenyurt'ta böyle dolaşsan affedersin, seni böyle donuna alırlar ama şimdi çok yakışıyorsun vallahi. Hayırdır oğlum? Yok abi estağfurullah, şimdi beni saygısızlıkla suçlamanı istemiyorum. Hayırdır? Bizzat ben senin kara listene girmeye hiç aday olmak istemiyorum şu anda. Abim mesela senin de saçlar son derece güzel, şekil şükür ama şimdi bu abi kadar bilemedim yani. İkiniz de çok Cix abilere benziyorsunuz. Abim şimdi benim diyorum ki, ben üzerime bir adastas çekmek istiyorum. Şu ileriden alıyorum değil mi onların hepsini? Aynen aynen. Tamamdır abim, saygılar, hürmetler bizden. Hadi git be Altus, gel bakayım. Görüşmek üzere. Abim sizin bir arabanız falan var mı? Ben bir telefon şekli de yapmak istiyorum kendimi, anasını satayım. Taksiciye mi benziyorum birader? Abim estağfurullah, beni öyle yargıladıysan hiç şu anda o yargıya gelemem ve senin kara listene de girmek istemiyorum inceden inceden yani. Abim kara listem niye olsun, insanım ben. Olabilir abim, sonuçta herkesin hafızasında bir kara liste olduğunu düşünüyorum. Allah Allah. Sonuçta Kant ne demiş? Kant ne demiş abim? Sonuçta güzel bir şey söylemiştir, her boka bir lafı var valla. Kim ne demiş? Kant ne demiş abi? Kant, Kant, Mevlana, Kant, bunları bilmeniz lazım. Bunlar hep genel kültür. Immanuel Kant mı? Immanuel Kant. Senin için o da olur abi. Senin için o da olur ya. Olmasın mı? Abim ben seni çok sevdim valla. Görüşürüz. Sarı abi seni de çok sevdim ya. Ben de seni çok sevdim. Çok cix bir abiye benziyorsun valla. Görüşmek üzere. Tehlikeli bir sürüş gerçekleşti. Yengem çekilir misin? Saygılar sunuyorum. Bir çekim diyorum ya Fatih Bey'in Gel ben seni götüreyim gel. Abi ciddi misin sen ya? Bakma. Şerefsiz evladım ki on numara adamsın biliyor musun? Şimdi abim o abi beni biraz yanlış anladı. Biraz böyle yanlış anlaşılmak istemiyorum. Onun kara listesine girmek gibi bir niyetim de yok benim yani, anasını satayım. Senin isim ne? Abi benim ismim İsmail. İsmail Kunduz. Sen bana kısaca ISO diyebilirsin ya. ISO. Tamam. Senin ismini bahsedebilir misin abicim? Çağrı. Çağrı. Ne güzel bir ismin var ya. Eyvallah, seninki de öyle. Şimdi Çağrı abi, sen vallahi böyle görmüş geçirmiş bir semt abisine de benziyorsun inceden ya. Bakıyorum şöyle bir artist gibisin, şerefsizim. Yok ya, ne semti? Ankara'dan geldim. Ankara, benim Ankara'da çok güzel tanıdıklarım var abi, maşallah diyorum sana ya. Vallahi aslan gibi adamsın biliyor musun? Eyvallah eyvallah. Şimdi kırmızı ışıklarda duruyorum. Az önce iki kere polis durdu. Abim hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Sen bana ya da şu anda biz senin ışıklarını şey yaparız abi, renklendiririz senin için ya. Sen yeter ki iste, bir adama bakarım senin ya. Eyvallah adamsın, sağ bak ol. Bak bizim mesela, ben seni kime benzettim ben sana söyleyeyim hemen. Vallahi estağfurullah. Şimdi ben seni bizim orada bizim bir Rafet amcamız vardı. Rafet amca çok delikanlı bir adamdı. Kendine has bir üslubu vardı. Ona benzettim. Vallahi efsane bir kişiliksin ya. Rafet El Roman mı? Rafet El Roman. Onu da severiz abim. Senin için onu da severiz. Onu da söyleriz. Lavuk ne bakıyorsun? Abi camı biraz daha açar mısın şuradan ya? Şuradan. Aç biraz. Şuradan iyice. Dur aç. Aç dur. Bakar mısın? Ne bakıyorsun oğlum sen? Bir tekil şükür bir şey, artist bir şeyler yapıyor abi, bir onu bir indirelim, bir şey yapalım vallahi. Ne diyor, ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun oğlum? Abi dönelim, şey döndür olmaz, oradan. Şey döndür oradan, onunla yüz yüze gelmek istiyorum abi. Şu lavuğun peşine takılır mısın bir inceden ya? Bir takıl abim, bir takıl. Yak söndür, yak söndür, ıptıs ıptıs. Aç camı, aç camı, aç kardeşim, aç camı aç sen ya. Bir,
sıkıştır abi, sıkıştır onu, sıkıştır önüne geç ya. Sıkıştır onu. Sıkıştır onu sen, önüne kır. Kır önüne onun, ben şimdi dikiz aynasını nereye monte ediyorum, bir baksın bakalım. Bir saniye abicim. Birader öncelikle iyi akşamlar diliyorum sana. Yüzüme bakmak istemiyorsan da başka yerlerimi gösterebilirim yani. Suratımda bir face to face yapalım mı? Yengecim saygılar, senin yanında bir şey yapmak istemiyorum hiç. İner misin aşağı kardeşim? Bak ben orada Çağrı abimle takılıyoruz. Sen bana gelip burada çekil şükür yapamazsın öylende sigarayla, anladın mı? Vallahi var seni var ya, Çağrı abi şu an gider misin? Sinirim çok bozuk şu anda. Vallahi şu anda elim ayağım çok fazla dolanmış durumda ve şu an beni buradan uzaklaştırmanı istiyorum. Çok kötü durumdayım şu an bizzat. Şu an çok kötüyüm valla, elim ayağım zangır zangır titriyor kardeşim. Sen ne bakıyorsun lan? Lavaba bak ya sen. Kaç tane geliyorsunuz oğlum siz? Kaç tane geliyorsunuz ya? Vallahi elim ayağım titredi. Gördün lavabo değil mi? Sigara içiyor ya. Bunlar. Sigara içiyor, titriyor önüme karşı. Pezevenk ya. Çok sinirim bozuldu. Biz dönelim abi. Biz adapta salalım bir ya. Nereye dönelim? Ben bir üzerime şekil şükür bir şeyler çekmek istiyorum abi inceden. Sana da çektirtelim. Valla ben seni çok sevdim Çağrı abi, valla delikanlı adama benziyorsun, esaslı bir adama benziyorsun. Sağ ol, sağ ol, sen de öylesin. Bakayım şurada güzel bir şey bulur. Buralar bizi açar abi, şuraya bakar mısın valla? Bunun daha tabelası valla 500 dolardan başlıyor, anasını satayım. Ya indirim varmış ya burada. İndirim gel kaldırım bakalım. Bizim işimiz abim valla, indirim varsa biz de varız. Chat'teki arkadaşlar ne diyorsunuz? Sevebildiniz mi İsmail'i? Ben de şu an yeni bir ısınmaya başladım İsmail'e. Delikanlı bir arkadaşa benziyor. Selamun aleyküm. İsmail kan. Ayda o kadar mı lan? Eyvallah. İsmail benim arkadaşım. Ona güzel bir şeyler ayarlayacağız. Bir indirim. Babacım selamun aleyküm. Şimdi Çağrı abimin sevdiği tamam, insan benim de sevdiğim insandır. Anladın mı şimdi? Ayarlayacakmış bir şeyler. Tamam sen kafana göre. Abi şimdi buralara bizi aşmasın. Yanlış anlamadı şimdi. Sana yok, karşı da mahcup hissetmek istemiyorum yani. Yok estağfurullah, sıkıntı yok. Gel bakalım ne beğendiyorsun. Şimdi Çağrı abi ben üstüme diyorum ki şöyle güzel şekilli, şöyle renkli renkli şeyler giyeyim. Sana da şöyle bir şeyler alalım abi. Siyah diye renkli olur, anasını satayım ya. Vallahi düşünüyorum da şu an değil ya. Birkaç işim var, onları halledeyim. Şimdi abi müsaadenle ben senin arama sınır koymak istemiyorum ama perdeyi de çekiyorum şimdi. Beni beklersin değil mi? Ben burada arkadaşlarla bir sohbet ediyorum. Eyvallah abicim, eyvallah. Çok teşekkür ediyorum sana. Çok sağ ol. İşler nasıl dostum? Şehre yeni gelip bir telefona bakar olayı taptım. Ya orada işte anladınız mı? Bir anlık ısınma şeyleri ya. Telefonumuz yok daha amına koyayım. Serseri çocuğuz değil mi? Ne giysek şimdi? Adidas yok mu? Hemen üzerimize bir üst gövdeden mi? Aha! Aha! Bunun rengi var mı lan? Aha! Yeşil yok mu yeşil? Aa yeşil Adidas. Ne diyorsunuz? Yeşil mi olsun? Kırmızı bunun rengi nedir? Adidas yapıştır. Oy hangisi? Yeşil mi kırmızı mı? Aha Keko izle hadi geliyordur, içini de yapacağız daha. Bıyık çok iyi ya. Hangi renk olsa acaba? Hangi Adidas olsa ya? Bunun rengi yeşildir aga diyor. O zaman ben sana güveniyorum, yeşil yapıyorum kardeşim. Ah. Tam köşe tutacak eleman oldum. Çok ben çok ısındım karaktere ya. Of. İç giyeyim. Bakayım içe de şöyle güzel bir şey ayarlayalım. Başka da bak. Fosforlu. Fosforlusu var mı ki la bunun? Aha. Bu ne lan? Dur. Başka Adidas bakalım. Reis daha çok var diyorsunuz. 290 aklınıza tutun arkadaşlar. 290. Dur. Bakalım başka şu keko tarzı neler var. Bilenler varsa bu arada yazabilir. Beyaz atlet lazım. 290. Dur bakayım ne olabilir. Biraz basta. Adımızı bile bilmiyor basta. Ama sakın damarımı basma. Takıyoruz. He? 3 mü? 3 müymüş? Pardon amına koyayım. Yanlış. Tamam siz 3'ü tutun aklınızda. Çağrı abim oradasın değil mi? Evet evet buradayım. Tamam abi kusura bakma, benim biraz, işim biraz üstünü sürecek ya valla. Burada ben kayboldum adeta. Cennete mi düştüm anasını satayım.
Benim de telefonda birkaç işim var, onu hallediyorum zaten. Eyvallah güzel abi, eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Bakalım. 3. Yani bunun gibi Adidas'lar var mı da? En iyisi Adidas ya bunu. Evet evet. Bir yeşil Adidas. Pembe giyelim mi lan? Pembe Adidas. Parlayan o bir tek. Aa, mavi de var böyle. İçine de böyle siyah apaç tişört de olabilir aslında. Bakayım. Merhabalar, merhaba. Yeşil 3. Yeşil 3 diyorsunuz. Tamam. Dar tişört. Dur bakalım, deneyeceğiz. Aşırı dar ama. Bu, aa, oğlum bu diyorsunuz da hangisine bu diyorsunuz onu bilmiyorum. Aha. Asker yeşili üstümüz. Kamuflaj üst. Tişört. Aha. Çok iyi oldu sanki. Yeşil yeşil. Bu nasıl? Yeşil yeşil. Çok mu şey olduk? Fıstık gibi olduk tam. Alta da şimdi şekil yaparız. Selamünaleyküm, bu kim? Yeni karakterim bu. İllegal, legal olarak daha karar vermedim. Bakacağız, o zaman gösterecek. Baklavaya benzedi değil mi? Alt giyeyim. Bu niye aşağı inmiyor? Ne? Reis üst giyim çıkar, öyle tişörtlere bak. Dur. Bu kaçtı? 48. Johnny yeşil siyah daha tatlı olur ya. Yeşil gibi tamam adı sarı da olabilir veya sen bilirsin. Midem bulandı, yeşil yeşil diyorlar. Dur bakayım. Kollar. Niye böyle oldu lan? Yırtık kol. Siyah. Bu Dominik. Bu Dominik'e mi benziyor? Ebesinin kiymiş ya? Oğlum Dominik siyah, amına koyayım. Niye olmuyor lan? Adidas'ımız ha. Adidas'ı yeşil ya da sarı. Yeşil ya, yeşil Adidas. Ha. Evet tamam, yeşil. Aleykümselam. İç giyimi de şöyle bir şekil şükür bir şeyler var mı? Atlet var mı lan, atlet? Dur bakayım. Atlet kaçta? Bilen var mı? Birazdan görürsün Johnny. Boğazma cinsi tamam, ayarlayacağım da atlet kaçta acaba ya? Karakter yapımında normalden daha çok izlenir. Hakikaten ya. 16-17. Dur bakayım. 18'e geçti bu direkt, amına koyayım. Bu niye böyle oldu? Keko yapıyoruz, evet. İsmail sevildi inşallah ya, bakalım. Atlet. Of. Sarı tuş. Herkesin bir fikri var anasını satayım. Sayı girmek bug'lı galiba. Demiş. Aha. Yeşil yapsak şunda sanki. Dur bakayım. Heh. Ne diyorsunuz? Ayyaş Bekir'in bıçakladığı senin için. Büyük ihtimalle benim şarımdır. Herkes benim bıçaklıyor. Heh. Bir dolar var mı be abi? Şimdi kollar. Kollar düzgün mü şu an? Kaldırayım be. Depomuz yok evvelallah. 1 dolar 8 lira desen iyi para vallahi şimdi moruk. Alt giyeyim. Altı da şöyle bir. Altı ben direkt nasıl görüntülüyordum? Şöyle mi? Nasıl iniyorduk aşağı?
Ulan hiçbir şey bilmiyorum ya. Nasıl ineceğim ben şimdi bu yaş? Heh tamam. Alt giyeyim. Şöyle bir ne olsun. Alta da alt giyim 2. Dur bakayım. Bu kadar dediğine göre. Hayda. Bu ne lan? Nike. Nike Adidas giymek de tam. Dark Hot. Bence de bana da Dark Hot gibi geldi ya. Bakayım. Bol pantolon. Bir de bol diyor ama herkesin farklı farklı fikirleri var. Bu nasıl? Yeşil kırmızı. Ananı satayım çizgileri var. Aa! Aa, dur. Dur dur dur. Sanki oldu gibi lan bir. Tam böyle gözümde canlandı bir şey. Ayakkabı. Göz gözü görmüyor hep pus. Heh, Converse abi. Bir vakit donmuştu beynim. Converse mi yap altına ne yapar? Yeşil yap altı yapayım. Heh. Dur bakayım. Ayakkabılar ne olsun buna uygun? Abi bu çayı ne... çayı. Bu çarı şey Memduh'un yerini açtı. Kundura mı artık? Kundura mı? Terlik. Reis biz grob olduk. Çaktırmadan çeteci olduk amına. İzlersen anlarsın haklı Megatron. Bende gili kevler metril sende sade bir kat krom. Zaten tekim çıplak. Ne kundurası, ne kundurası oğlum hakikaten dur. Hep dikenli tel etrafımda. Kendi kendimeyim her gün sor bir. Hep diken diken gel bir gör. Kandı kaldı bak her bir fon. Kırıntıların arasında kaldı. Kundur abi kundur ha. Artık hadi konsum aktisim ol her sokak. Kundur. Hadi fıstığı gibi çarp. Kulağından tek müzik takılanlardan. Ama kusura bakma yapılacak hiçbir şey yok. Söyleyen ben değilim, yavaş dinleyen siz dersiniz hep. Yeşil, sarı falan lacivert. Fosforlu Nike Adidas ayakkabı yok mu? Demiş. İki kere iki ceza eder net. Beni kiminiz ile bir bardak bile dolmaz. Öğrenebildim mi velet? Rap harekettir, ve de politiktir. Bunu hazmedemiyor sen hattir. Kıvarda hitlis, çoğunuz misfit. Karalara hitlis, bilmiyorsan sus. Karalara tuz bas. Aha. Ayak ile herkese kumpas kur bak. Uzaktan headshot. Zaten göz... Tamam, ne diyorsunuz? Renkli ayakkabılar. Takip derler ses etme sus. Bu nasıl? Bizim serler seni göz direkt döverler. Olsun rol çıkarım ona koyayım diyor. Dayak kemiği göze aldım falan diyormuşum değil mi? Aksesuarlar. Bu ayakkabılar oldu gibi ya sanki. Işıklı ayakkabı. Işıklı ayakkabımız var mı ki ya? Ulan adamı da beklettik. Aha. Aha. Ananı satayım. Tamam. Renkli ışıklı ayakkabımız da oldu. Bal lastik ek olduk değil mi? Sarısı iyi. Maske değil, gözlük. Kulak aksesuarı yok. Boyun aksesuarı ha. Kolye koyabilecek miyiz buraya acaba? Aha. Boyun aksesuarı şöyle sarı zincir ha. Sarı hangisi lan? Bu mu? Nasıl oldu? Aa tamam. Saat, bileklik, çanta. Monokrom modası. Dağımız değil mi? Evet. Hadi, hadi bakalım. Aksesuar tesbih mi? Aksesuar tesbih olabiliyor mu ki? Bakayım. Aha burada bir şeyler daha var anasını satayım. Bu ne? Durma git enerjini kus. Zaten çok soğuk etraf buz. Kemik kolyesi. Hangisi onun üzerinden? Beyaz tişört giy bence. Ben hala kunduradayım diyor. Herkesin pek çok farklı. Yavaş yavaş alışveriş falan da yaparız abi. Aha! Ananı satayım! Bulduk galiba! Galiba tamam. Ay şimdi. Bileklik takamıyoruz herhalde ha. Bu dışına takılıyor ama. Bunu sonra yaparız. Efsane oldu ya. Boncuklu mu?
Tamam. Güzel oldu arkadaşlar. Satın al. Of of of. Ananı satayım. Çok şekil şükür oldum lan. Bayan merhabalar. Benim Çağrı abim vardı burada. Nereye gitti anasını satayım? Çağrı abi. Çağrı abi neredesin ya? Arkanı dön arkanı. Heh. Abim ben bunları çektim üstüme. Nasıl oldum? Afilli olmuş muyum ya? Çok acayip hissediyorum kendime ha. Bakayım şöyle. Şerefsizim, namussuz evladım. Çok güzel olmuşum. Bakar mısın şu halime? Vay oğlum bir şey söyleyeyim mi? Çok şekil oldun ha sen. Vallahi kendime efsane hissediyorum abi. Sayende. Ödemeyi sen mi yapıyordun? Ne kadar? Abi estağfurullah seni denedim valla. Bizim oradan geldiğimiz yerde kimseye ödetmeyiziz. Şansımı denemiştim valla. Sıkıntı yok ya, paran yoksa yardımcı olurum. Yok estağfurullah abicim, bir daha duymayayım o laflarını. Hanımefendi siz abimi ödetirseniz ben dışarıda bekliyorum. Abim kartım var inşallah. Öderim öderim, sorun yok. Eyvallah abim, kapıda bekliyorum ben seni. Tamamdır. Dur yürüyüşümüze de bir çekil verelim lan, onu düşünmedik. Nasıl yürüsün? Şimdi Çağrı abi, felallah bizde yani. Bu nasıl? Geniş yürüme. Abi motel kaydetmen çıkarsana kıyafet GG. Abi şu kafayı sallayan yürüyüşü yapsan tam olur. Dur bakayım hangisi o? Hipster. Tamamdır ödedim. Gel. Şüpheli. Abi güzel. Telefonum var mı? Valla Çağrı abim. Sen bana alırsan olur vallahi ama bunu da ben kendim alacağım şimdi. O kadar da demiyorum vallahi. Tamamdır, işaretle gidelim. Aslında emniyet kemerimi çok bağlıyorsun da yok aslında ama şimdi yanında bağlayayım, ayıp olmasın. Kafana göre ya, bağlamasan da bu arabada çok... Yok estağfurullah abim, sonra gelmez. Şimdi araba kaza yapar, camını kırmak suretiyle camdan dışarı fırlarız. Allah korusun. Dur bakalım elektronik markete. Ses kayması mı var? Abim seni de vallahi meşgul ettim, kusura bakma, hakkını helal eyle ya. Ne demek canım, helal olsun, sıkıntı yok. Abi acayip fazla ses kayması açtı değil mi sen? Sen nerelisin sen? Şimdi abi ben sana şöyle söyleyeyim. Biz Esenyurt çocuğuyuz esasında. Ama bizim babamız esasında Bartın'ın inceden. Bartın vay. Bartın çocuğuyuz abi biz de yani. Ama çok şimdi oralara da gitmek istemiyorum yani. Hayırdır, hangi rüzgar attı seni? Abi sorma ya, benim hiç dertlerimi anlatsam senin tadımsızın kaçar vallahi, çok canım sıkkın şu anda, elim ayağım zangır zangır titriyor şerefsizim. Tamam, kendini hissettiğin bir gün anlatırsın. Ama şimdi anlatayım abim, şimdi sen de şimdi anlattırtmıyorsun bana yani. Şimdi ben bahsedeyim vallahi kendimden abim. Anlat. Tamam. Hazır mısın abim, anlatıyorum kendimi vallahi. Ben hazırım ya dünden. Şimdi abi benim baboli var, Peder Bey. Kendisiyle çok fazla bu aralar görüşemiyoruz. Çünkü ben dışarı çıkıyorum, o içeri giriyor. Ben dışarı çıkıyorum, o içeri giriyor. Böyle denk düşemiyoruz valla. Hı hı. Ne, buradan mı alıyoruz abicim? Evet, elektronik. Eyvallah Çağrı abim. Beni beklersin değil mi? Bekliyorum hadi. Al da gel. Valla sana güveniyorum abi. Kendimden çok güveniyorum. Gözlerimi kapatıyorum. Kendimi sana bırakıyorum. Hadi bakalım. Biz Burcu'nun ikisiler mi? Yok. Gerçekten mi? Koç burcuyum. Esselamünaleyküm, anladın mı? Bacım bana şuradan böyle güzel tuşu telefonlardan ayarlar mısın? Bir tuşu olsun ya. Ben onu diğerlerinden çok anlamıyorum. Yok şimdi. Esasında tuşlu telefon yoksa da alışma sürecini geçirebileceğimi düşünüyorum. Neyse sen bana bir tane yeşilinden sarabiliyor musun ya? Bekliyorum. Vallahi dekoltiniz açık kalmış ama estağfurullah, ona bakmıyorum. Bakanı da çok pis uyarırım vallahi. Şimdi bir şey olursa eğer bana hemen ulaşabilirsiniz. Çünkü telefon alıyorum bizzat şu an.
bu muymuş ya, bakalım nasılmış. Etatında ben bunları da çok hakimim biliyor musun? Vallahi bakayım, bu şekil şükürlü bir şeye benziyor. O zaman görüşmek dileğiyle bacım, kendine çok esen bakıyorsun, çok cici bakıyorsun. Cüzdanımız var. Çağrı abim. Efendim? Abi beni şuralarda bir şekil şükür çeker misin? Telefon çektim kendime, anasını satayım. Çekerim ya. Çek abim şurada, afilli bir pozumuz olsun ya. Al şu telefonumu. Ver bakayım. Aa, kilitlendim. Ne yapacağım? İstersen kendi telefonumdan çekeyim. Sana yollayayım mesaj olarak. Daha iyi olur. Vallahi bir an abim, ürperdim senden. Çok sinsi sinsi geliyorsun vallahi. Çağır abi beni. Beni zan altında bırakmak istemiyorsan böyle bir uzak dur biraz ya. Vallahi çok kötüyüm şu an. Yok. Abi, kusura bakma, gel bir sarılayım vallahi. Şu an bir duygu karmaşası yaşıyorum ya. Gel bir sana sarılayım, kartla sarılalım ya şöyle bir. Kartla bir sarılmak istiyorum sana, bir enerjimi atmak istiyorum ya. Canımsın, vallahi canımsın. Sen bir duygusal bir adama benziyorsun. Estağfurullah abi, buyur ben sana telefonumu vereyim. O senin duygusallığın. Tamam. Beni şurada çek abi, şöyle güzel bir pozumuz olsun ya. Şöyle pozumu hazırlayayım ben. Hazırla hazırla, çekiyorum. Şimdi bir saniye, ne yaptım acaba? Çökmek nasıl lan? Tam çökmemiz lazım. Hazır olduğunda söyle, çekeceğim. Eyvallah güzel abim, eyvallah. Vay be, şu karizmaya, şu asalete. O senin karizman ama, o senin karizman. Çok duygulanıyorum, böyle konuşma vallahi. Çok acayip duygulanmaktayım şu an ya. Brad Pitt ne bok yemiş senin yanında be. Şöyle nasıl mı abim, şöyle afilli bir pozumuz vay olsun ya. Bekliyorum, bir, iki, bir saniye abim, bir saniye, karar değiştirdim ya. Dur, tamam. Dünyaya biraz diz çökmek istiyorum huzurumda. Hah. Şöyle nasılım? Yakın mı çekeyim, uzak mı? Abim nasıl istersen öyle çek. Bizim yakınımız da birdir, uzağımız da birdir. Yeter ki insanlar bir olsun, anasını satayım. Tamam. Tamam. Ayarladım ben. Eyvallah abim, çektin mi? Çektim çektim. Sen çok cik bir insansın biliyor musun? Bizim emaneti senden alayım abi inceden ya. Vallahi Çağrı abim, huzurunda senin bir numaranı kaydetmek istiyorum eğer müsaaden varsa. Estağfurullah, söylüyorum dur. Estağfurullah oğlum abim sen. Vallahi sen benim hayatıma şu an renk kattın, hayatım 300-500-300-500-300-500 diyor böyle kendi içinde. Hanımefendi hayırdır yani? Hayırdır ne oluyor Çağrı abim, sıkıntı mı var ya? Bayan müsaade ederseniz ben Çağrı abimin numarasını almak istiyorum. Lütfen siz de yolunuza bakın, ben de yoluma bakayım, estağfurullah. Geçerken şöyle bir... Sinirim bozuluyor bir vallahi böyle şeyleri. Mesela bizim Esenyurt'ta ben böyle teyzelerimizin yanından geçiyorum, ellerini öpüyorum, makas alıyorum, hiçbir şey olmuyor vallahi. Yok bu sana İngilizce küfür etti de. İngilizce ne küfür ediyorsun? Bir saniye Çağrı abi, şimdi olayın rengi değişti şu anda ve müsaadenle ben şu an teyzenin tamam yanına bir gidip hesap sormak istiyorum inceden. Tamam tamam sor. Şimdi teyzeciğim, bir bakacak mı bana? Öncelikle sana hayırlı akşamlar diliyorum. Gerçekten çok ışıltılı bir kişiliğe sahipsin, buradan belli oluyor. Ama benimle göz teması kurmamak istememene bile çok çok bozuluyorum şu an böyle şeyleri. Göz teması çok candır yani. Bir bakar mısın bana? Vallahi biz de dilenci değiliz yani. Ama varsa bir 50 kuruşunu alırım inceden. Teyze bize niye böyle yan yan bakıyorsun? Niye böyle bir şeyler yapıyorsun? Anlamıyorum ben seni. Vallahi yaşlısın diye de bir şey de yapamıyorum şimdi yani, ama Esenyurt'ta görüşmek üzere seninle. Vallahi canını seveyim ben oranın ya. Hanımefendi. Şimdi müsaadenle Çağrı abi, olaya ben el atmak istiyorum. Teyze ne yapıyorsun şimdi sen ya?
Gece ne yapıyorsun bu Çağrı abi, ben deliniyorum yine, benim böyle damarlarım atmaya başlıyor, böyle kanım hızlı akmaya başlıyor benim, ben çok fenayım şu an Çağrı abi valla. Valla şu an teyze olmasa valla elimde böyle azıcık, neyse biz gidelim Çağrı abi. Gidelim, çok sinir etti bu beni ya. Anlamıyorum. Nereye ben böyle meseleleri var da. Valla inceden bir özlüyorum bizim oraları, biliyor musun be Çağrı abi? Özlenir ya. Bizim mesela Müptezel Faruk vardı, böyle çok delikanlı bir insandı. Benim de kankım da valla. Bizim vardı, başka kim vardı? Şeker Sami var bizim. Efsane bir karakterdi valla. Bir görsen çocuk var ya, kulağında 3 tane dikiş vardı şerefsizim. Niye? Ne yaptılar kulağını? Kulağını sorma abi. Bu böyle birinden lavuk borç alıyor. Ondan sonra borcunu ödemiyor. Bunun kulağına bir hatırlatmak için bir çizik atıyorlar. Sonra borcunu tekrar ödemiyor. İkinci çiziği atıyorlar. En sonunda da geliyorlar çocuğun kulağı üçüncü çiziği atıp böyle vuruyorlar abi. Üç hayattan bir pipette beslendi şerefsizim. Lan be. Geçmiş olsun. Eyvallah abim, sen çok delikanlı bir insana benziyorsun ama senin de vukuatların olmuştur elbet. Yok canım, ne vukuatı ya biz. Valla hadi, sen çok güce gönüllü bir insana benziyorsun. Müsaadenle numaranı almak istiyorum, o teyze beni hayretti, biraz alamadım valla. Vereyim numaranı. Tatım da dilim. Yazıyorsan söyle. Yazarım çizerim abim, senin için her şeyi yaparım. Sen bana numaranı söyle yeter ki ya. 889. 889. 332. Mesaj at bana, ben de seni kaydedeyim. Eyvallah abim, çok büyük bir karaktersin, çok büyük bir insansın. Bunu sana söylemek istiyorum ve... Abi sen nerede kalıyorsun ya? Ben kendime bir çatı koyamadım, anasını satayım. Ben Limon Motel var bu ileride, orada kalıyorum. Limon Motel. Bize de bir sıcak yuva var mıdır o Limon Motel'de vallahi ya? Dışarılarda sersefil oldum, şerefsizim. Götüreyim istiyorsan, bak oda falan var. Şimdi götüreyim mi derken Çağrı abim, önceden bir ürperdim ama sen delikanlı bir adamsın yani. Götür biz abim gittiğin yere. Valla bir toplantıya yetişeceğim. Ben seni gideceğin yere bırakayım oradan. Abi senin meslek neydi, sorma kayıp olmasın. Oo şu limuzine bak. Kimin lan bu? Vay anasını satayım. Abi müsaadenle ben bunun bir fotoğrafını çekerek bu durumu ölümsüzleştirmek istiyorum, anasını sattığımın yerinde. Şu hayat bize bir gülmüyor sadece, herkese 32 kişi şerefsizim ya. Bak bunu çekeyim şeye. Abim beni şunun yanında bir çeksene, bir havamız olsun, bir jiksi olalım, böyle kızların yanında bir hava atarız ya. Geç çekeyim. Yeni arabamız. Şöyle çek abim beni şöyle bir. Şey atayım mı? Volker'sa atayım mı? Orası ya, ne oluyor abim? Af buyur. Dur. Çömelsene, çömel. Bu tarafa dön bir de. Öyle nasıl mı abim? Dur o zaman orada döneyim ya. Şöyle biraz esrar katmak istedim içine. Hah. Öyle iyi. Nasıl duruyorum? Vay. Sen o kadar mı diyorsun ya? Vallahi bizim de kendimize göre bir çektiğimiz var, biliyor musun Çağrı abi? Vallahi çektim fotoğrafını. Nasıl çıktın? Benim gibi çıktı mı burada? Nasıl limuzin güzel. Benim gibi oldu mu ya? Oldu. Güzel oldu. Seni seviyorum canım. Vallahi sen bitmesen yurtta olacaktın ki. Bizim Fazıl'da götürüp seni 32'ye böldürmüştüm şerefsizim. Esenyurt otogarı vardı, bilir misin? Esenyurt otogar. Abi Esenler otogar olmasın o vallahi Çağrı abim. Ha Esenler otogar. Vallahi Çağrı abim, senin için o da olur vallahi. Senin için öyle kurşun atıp kurşun yiyesin var. Seni çok babacan gördüm vallahi. Estağfurullah canım. O kadar da değil ya. Seni bizim mesela söylemiştim, sen Rafet'i biliyorsun. Biliyorsun Rafet'i. Biliyorum. Bizim Rafet abimiz de bize askı ayakta dokunmamıştı valla. Çağrı abim, geçen böyle lavuklarla kapışıyoruz. Ben tabii böyle daha yeni yırtmışım. Böyle yeni doğmuş gibiyim, böyle yeni bir doğmuş bebek gibiyim böyle. Dışarı çıkmışım böyle. Lavuk bana kaş göz yapıyor. Dedi ne bakıyorsun? Dedi bana sen bana ne bakıyorsun? Böyle karıştırdı ortalığı dedim. Sen ne diyorsun? Allah sen Allah. Ne diyorsun? Bu lavuğa bir tane geçirmişim abi, böyle yanakları böyle kıpkırmızı oldu şerefsizim. Sonra tabii bunlar böyle kalabalık, böyle 3-5 kişi gelmişler böyle. Biz de böyle erkeğe yatıyoruz, acaba daha gelecek olan var mı diye. Baktım bizi böyle çevirdi bu lavuklar. Sonra baktım abim kırmızı yanıyor, geçebilirsin. Ha kırmızıda duruyor muyduk? Tamam. Ondan sonra bu Rafet abi geliyor. Adamları bir dağıtıyor abim, görmen lazım. Acayip bir durumdaydım valla. Sanki bir sitcom'un tam böyle aksiyon kısmındaymışız da hiç ölmeyecek gibi hissettim şerefsizim valla. İyi atlatmışsınız ya. Valla sen ne diyorsun abim?
Az daha 32 tane yerimizde bıçak takıyorlardı şerefsizim ama tabii biz dışarıdan nefes alıyoruz abim. İçerimiz hala sağlam evelallah. İnşallah bir gün tanışırız Rafet abimle. Rafet abim delikanlı adamdır vallahi. O da şu anda sana çok selam söylüyordur eminim ki. Aleykümselam, aleykümselam. Abim iyi akşamlar diliyorum öncelikle. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Ey maşallah, tosun senin ben mi giriyorum. Maşallah. Gözümüz tosun kalmadı ama gönlümüz kaldı evelallah. Estağfurullah canım, benim. Ey maşallah, sen de çok ciks bir abi benziyorsun abi inceden. Estağfurullah kuzum, sağ olasın. Sen ismin ne senin? Abi ismim benim İsmail. Bana kısaca İso diyebilir misin? İsmail, memnun oldum Ardıç ben. Ardıç çok abim, çok memnun oldum seninle. Sen de çok canti bir abiye benziyorsun evelallah. Estağfurullah ya, çok teşekkür ederim. Var mıdır bir şeye ihtiyacınız arkadaşlar? İhtiyacımız var da görenimiz yok be abim. Harbi mi diyorsun? Neye ihtiyacın var senin? Benim biraz sevgi ve sadakate ihtiyacım var. Bizzat Çağrı abimle de yolda böyle bir sevgi sadakat alışverişi yaptık ama yetmiyor be abim. Harbi mi diyorsun sen? Gerçekten ne diyeceğim diyorum sana? Bu akşam ya da bu akşamdan sonra yarın akşam yüksek ihtimal biz bir rakı masası kuracağız. Gelsene oraya İsmail. Kaç yaşındasın sen? Onu abim ben evelallah oraya tabii ki gelmeyi çok isterim. Yaşım da tutuyordur evelallah. Biz ilk günün içine doğmuş bir adamız evelallah da. Şimdi sizin şeklinizi çüktüğünüzü bozmayayım. Siz böyle jantik giyinen adamlara benziyorsunuz. Lan olur mu? Rakıyı neyle? Takım elbiseyle mi içeceğiz? Düzgün orada geyik muhabbeti yapacağız. Gel sen yine. Sen ver bana. Bizi beğenmezler abim vallahi. Bizim kılık kıyafetimiz çekişikli olsa da bizim tipimizi beğenmezler. Olur mu öyle şey ya? Ben şey yaparım seni ya. Bir şey olmaz. Sen söyle bana İsmail numara. Eyvallah abim, ben sana numaramı söyleyeyim. Sizin isminiz neydi? Anguça nasıl bir abimizdi? Ardıç ben. Ardıç abim. Vallahi sen de çok... Fatih şu müziği heh. Birader vallahi ben bu lavuğa tutuldum abi inceden. Sabahtan beri böyle garip garip hareketler yapıyor. Birazdan böyle üzerinde ısırasım var, böyle atlayasım var vallahi. Fatih mi? Bagajdakini mi? Şimdi birader sen sabahtan beri böyle geliyorsun karşıma benim. Böyle bir düşüyorsun bir yerlerden, bir şeyler yapıyorsun. Senin derdin ne lan? Senin şu an derdini de çözemiyorum ama çözeceğim ben seni. Ben seni çözeceğim abi, bir yerde. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Aman. Aman. Tamam ha? Ya. Şimdi tamam, Ardıç abi senin saygına hürmeten burada duruyorum ama bu lavuk beni sabahtan beri böyle tiltetmeye başladı. Benim de sen devreler atıyor inceden yani. Sen saygılı dur, şey yapma. Sen boş ver İsmail. Sen bana numaranı ver, boş ben ver. Ben vereyim abim. Saygılar sevgiler bizden ya. Vallahi bak dik dik bakmasın bana, söyle yani, ben çok böyle acayip Fatih. Bir insanım. Yemin ederim benim damarımı attırmasın, onun üzerine attırırım böyle onu var ya, böyle karıncaları ezerim, böyle karınca gibi yerde kalır evelallah. Olsun İsmail, sen bana numaranı ver, boş versin. Eyvallah abim, saygılar sevgiler, kusura bakma böyle bir şey içinde kalmanı istemezdim, numaramı hemen veriyorum ben sana. Ben sana vereyim de o lavuğa çok tutuldum valla, bilemiyorum, çok garip garip hareketleri var. Çağrı abi gördün sen de. Ya manyak o manyak. Olur ya. Öyle olur. Abim 840-385. Tamam İsmail, birazdan sana mesaj atacağım, tamam mı? Eyvallah. Tamam, sen eyvallah Ardıç abi, beni unutmazsın ya. İnşallah. Lan ne unutacağım seni, yarın mutlaka çağıracağım ben seni, abim, tamam mı? Abim bir de güzel abim, sen bana da bir temizinden de bir iş ayarlarsın gibime geliyor. Valla çok müşkül durumdayım, çok acayip kötü bir durumda beni yakalamış oldun şu anda valla. Bak ne diyeceğim sana, şu arkada duran var ya. Senin hangi arkası kaptı. Abim bizim önümüz arkamız valla, her yerimiz sobe şeretesi. Ha doğru diyorsun, şu bak şurada duran, aracının arkasında duran. Şu ipneyi mi diyorsun valla, bana tık tık bakıyor. Onunla bak ne diyeceğim sana, onunla ben bir konuşayım, senin aranı bir düzelteyim. Onlar çok güzel program çekiyor. Ben sana orada bir şey ayarlayayım, yer ayarlayayım, tamam mı? Orada bağırırsın, çağırırsın, iki bir gerçekten şeyler yaparsın. Gerçekten mi diyorsun abim? Vallahi tabii beni kandırmıyorsun. Duygularımla bir çocuk gibi oynamıyorsun inşallah. Ya ben medyacıyım ben. Weasel TV'nin genel koordinatörüyüm ben ya. Weasel TV ne oluyor abim, buyur. Haber kanalı bu. Haber kanalı diyorsun. Tabii. Aman abim bizi de manşet etmezsin inşallah şerefsizim. Yok, zaten biz canım, hayatın sildesini manşet olarak yemişiz vallahi. Estağfurullah canım, ben hallederim sana ya ama arkadakiyle o aranı iyi tut. Baştan söyleyeyim vallahi, ben o lavuğa bir tutuldum vallahi, böyle ipneğimle bakıyor bana, çok garip garip hareketleri var ve ben böyle sinirleniyorum biraz yani. Sen bana ya kaybol be. Tamam sen, Fatih. Bir saniye birader, sen bana mı diyorsun kaybol diye. Şimdi Şimdi Ardıç abi çok kusura bakma da yani, ben böyle şeylere gelemem, onu oradan alırım böyle, onu böyle bir betonla birleştirmek istiyorum ben şu an, böyle çok sinirim bozuldu şu an. Tamam şey yapma ya. Vallahi İsmail vallahi, ben çözeceğim. Ne bakıyorsun? Göt! Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun tamam, lan? Tamam. Ne bakıyorsun? Seni vallahi var et. Defterini duruyorum lan senin. Senin defterini duruyorum, anlıyor musun lan? Anladın mı lan beni? Ne bakıyorsun oğlum, ne bakıyorsun? Ardıç abi hala bakıyor. Çok sinirleniyorum ben böyle şeylere. Sana çok sinirlenmeye başladım ben. Benim hürmetime sorun bir. Sen kimsin lan? Kim olduğunu sanıyorsun lan sen? Sen kimsin? Ardıç abi çekil vallahi, seni de çok sinirim bozuk şu an. Ne bakıyorsun lavuk? Sen kendini ne zannediyorsun lan? Sen kendini ne zannediyorsun lan lavuk? Sinirimi bozuyorsun vallahi, var ya senin. Tamam. Alırım seni, prenses yaparım, anlıyor musun lan? Allah'ın ismini kullandım ya. Ne bakıyorsun lan? Tamam. Kötü kötü olursun tabii. Yüzüne mi sıçmışlar oğlum senin? Sen bir de şekil... Senin gibileri var ya, ben Esen dişlerini çiğniyordum lan senin gibileri.
Gel gel. Ne bakıyorsun oğlum bana? Bak benim var ya tükürüğümde boğarım ben seni, okyanus yaparım seni. Tükürüğümle okyanusa tamam. Boğarım seni ha valla. Tamam tamam. Sen kimi tükürüğünle okyanusa boyuyorsun ya? Sen kimi tükürüğünle okyanusa boyuyorsun ha? Sen ne diyorsun Lebuk? Seni var ya buraya bütünleştiririm lan seni. Çekil lan şuradan. Senin var ya, seni bitiririm lan seni. Seni bitiririm valla var ya, gece kondu yaparım seni, yıkarım valla. Seni yıkarım. Valla Ardışan kusura bakma, sinirimi çok bozdu valla. Lebuk'a bak. Sen kimsin lan? Tamam ya. Ardış abi kusura bakma, saygılar sevgiler bizden ama valla sinirimi çok bozuyor bu Lebuk. Ağzını burnunu kırdım çocuğun ya. Çok sinir ediyor beni. Hastane masraflarını bizzat buna kesin valla. Tamam tamam ben halledeceğim. İsmail sen var mı senin aracın filan? Git yavaş. Bizim tek aracımız senin gibi güzel abilerimiz abim valla. Bizim başka aracımız yok. Eyvallah abi, ağzını burnunu kırdım çocuğum. Sen kimsin lan? Senin hastane masraflarını öderim. Bir büyük boyuna da kefen giydiririm sana evvelallah. Valla Ardış abi kusura bakma, böyle şeyleri görmeni istemiyordum ama çok sinirim bozdu. Lebuk damarımı attırdı benim şuradaki. Abi çıkar hızlı git buradan. Tamam tamam İsmail vallahi tamam. Valla tamam, seni bir daha burada görmek istemiyorum. Bizzat yani çok sinirim bozuldu şu anda. Tamam kızım. Bağırma lan, dayağını yedin otur. Hadi yahu. Ya kavga çıktı gözünü seveyim. Bir yardım et de omuzundan kaldırmış çocuğu. Ardış abi saygılar selamlar. Görüşmek üzere abim, görüşürüz. Saygılar, arkadaşa selamlar. Çok geçmiş olsun diyorum valla şimdi. Tamam İsmail. Sen ne bakıyorsun lan Lavuk? Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Bizi mor görüyorsun. Ne bakıyorsun? Şerefsiz. Vallahi ben bunlarla yapamayacağım. Çok acayip sinirim bozuk ya. Göste demedim. Yeşil üstü beyefendi. Şimdi bir saniye. Hayırdır birader, sen onun velisi misin ya? Sen niye bu kadar atarlısınız beyefendi? Beni çok sinirlendirdi orada. Onu ikidir uyarıyorum. Bana böyle gevşek gevşek bakıyor böyle. İbni evde bakıyor. Çok sinirim bozuldu. Acayip sinirim bozuldu benim vallahi. Tamam da niye sinirlisiniz? Tamam bir sakin olun. Yanınızda mesela bir yerli geçti, ona da bağırdınız. Şimdi o da bana böyle sabahtan beri Lavuk bakıyor, kesiyor beni böyle. Böyle çaktırmadan kesiyor. Ben de vallahi çok sinirleniyorum böyle şeyleri. Tamam kesiyor da bana niye bağırıyorsunuz beyefendi? Estağfurullah, size bağırmayı çok istemedim ama bir anda volümüm çok yükseldi yani. Ama şimdi bakın yani... Tamam sinirlisiniz anlıyorum. Gelene geçene böyle çatarsınız. Bir gün biri çekerse hayırdır. Şimdi biraderim tabii biz de hayırla bayır değiliz ama sen de bak delikanlı bir adama benziyorsun. Beni orada iki böyle kışkırttı beni, anlıyor musun böyle? Benim üzerime çok geldi yani, biz de sen çocuğuyuz, adamın ümüğünü sıkarım sıkarım sıkarım, suyunu çıkarırım valla. Beni çok deli etti orada. Anladım, siz ne zamandan beri buradasınız? Valla ben buraya geleli kaç gün oldu sayamadım. Bizzat karanlıkları saysam 3,5 atar herhalde. Bir haftadır burada olabilirim valla, bilemiyorum, tam günlerim karıştı benim. Anladım, anladım. Ya 3,5 günde biraz fazla hani hızlı gidiyorsunuz gibime geldi de çünkü... Şimdi Kıvanç abim de geldi şimdi. Kıvanç abi beni çok sinirlendiriyorlar. Beni bak damarım çok attı valla şu an, damarım çok atıyor. Siz de güzel bir beyefendiye benziyorsunuz yani. İyi bir hoş bir insana benziyorsunuz. Delikanlı bir adama benziyorsunuz ama benim damarımı çok attırdı o valla. Yapacak tamam, bir şeyim yok. Tamam, teşekkür ediyorum da bana bağırdınız. Benden önce yerliye bağırdınız, ondan önce hani münakaşaya girdiniz, adama bağırdınız ama hani... Şimdi bir saniye, sizin isim neydi? Bahşeder misiniz bana acaba? Ali Arda benim ismim beyefendi. Ali Arda, anlamıyorum vallahi sizi. Ali Arda. Ali Arda. Evet. Şimdi Ali Beyciğim, ben size kısaca Ali Bey demek istiyorum öncelikle. Arda deseniz daha iyi olur. Arda Bey de diyebiliriz tabii ki. Arda sevdiğimiz bir isim, yakışıklı bir isme benziyor. Çok güzel isminiz varmış beyefendi. Sağ olun beyefendi. Şimdi Arda Beyciğim çok sinirlendim ben. Sizi de böyle bir durumda bırakmak istemezdim. Benim karşıma böyle dikilip böyle konuşmanızı da istemezdim. Çünkü çok üzülüyorum ben böyle şeylere. Siz de böyle güzel bir insana benziyorsunuz valla. Sakinleştirmek istedim sadece. Eyvallah sizi. Valla sizi inceden sevdim. Delikanlı bir adamsınız. Böyle görmüş geçirmiş bir insana benziyorsunuz ama o lavuk beni çok bozdu valla. Çok sinirimi zıplattı böyle. Tamam doğrudur doğrudur da ben sizi biraz sakin olmanız konusunda uyaracaktım. Çünkü hani ben de uzun zamandır buralarda değilim. Ama bir ne bileyim hani... Biri duyar bu konuşmalarınızı, gel bakayım der, kuytuya çeker sizi. Ondan diyorum hani sakin olun, hani her gelene de böyle yükselmeyin diye dedim ben açıkçası. Şimdi şöyle söyleyeyim ben sana. Saygıdan da Arda Beyciğim demek istiyorum. Bizzat yaşlı gözüküyorsunuz. Şimdi Arda Bey abicim şöyle söyleyeyim ben sana. Sen de kıymetli bir abimize benziyorsun ama biz de yani Esenyurt çocuğuz. Bizim orada böyle lavukları alırlar böyle var ya, diş ipi yaparlar geri yollarlar. Ben burası sinirim çok bozuldu. Zaten kötü bir dönemden geçiyorum. Burası Los Santos, Esenyurt'ta olsa bu dediklerinizi uygulayabilirsiniz. Şimdi tabii doğru söylüyorsunuz siz de ama biz de bu yola kefenimizi koymuşuz. Gerekirse alırlar bizi, götürürler, anlıyor musun? Bizden aldan al gider, çoktan da çok gider valla. Yok, niye böyle bir şey olsun beyefendi? Ben o yüzden soruyorum size. Sakin olun yani. Hayat bu tabii ki Arda Beyciğim, her şey olabilir. Bir saniye sonra düşmeyeceğimiz ne malum yani. Anladım, gerilmeyin yani. Sakin olun, öyle herkese yükselmeyin. Ben şu an bizzat gergin değilim valla. Çok
Sakin yani bir insanım ben şu an. Kulak misafir oldum da hangi yola kefenini koydun adamla tartışmalara mı yoksa? Şimdi biz de abicim ben sana söyleyeyim ben sana. Sen de çok delikanlı bir insana benziyorsun valla. Peçeni çok sevdim. Şimdi sen şöyle söyleyeyim. Ben burada dolanıyorum kendi yolumdayım. Ardış abi geldi böyle bana hiç teklif ediyor. O lavuk bana böyle yandan bakıyor. Böyle tiplerle de uğraşmayacaksak yani kimle uğraşalım? Geliyor benim böyle sinirimi zıplatıyor yani. Ha bu şimdi gider lavuk birilerini çağırır. Böyle buraya pusarlar bir şeyler yaparlar. Bizde yani yapacak bir şey yok yani. Lefte left anlıyor musun yani? Şimdi karşına mesela örnek veriyorum. Çağırdı 10 kişi. Lefte left kefene koydun. Yani niye kefeni yırtıyorsun ki? Durduk yere. Şimdi Arda Bey abicim çok doğru söylüyorsun. Çok haklı bir yere temas ediyorsun ama benim sinirlerimi de zıplatıyor. Biz de yani kötü zamanlar burada geçiriyoruz. Kötü günler yaşıyoruz. Anlıyorum beyefendi. Ama ben hani sadece hani size söylemek istediğim şey şuydu açıkçası. Hani bu kadar gergin olmayın. Agresif olmayın. Şimdi çok doğru söylüyorsunuz. Öncelikle beni düşünmeye çabalamanız çok hoşuma gitti. Gerçekten siz de dediğim gibi böyle görmüş geçmiş bir semt çocuğuna benziyorsunuz inceden de. Böyle bizim oralarda bizim yani vallahi böyle tamam, sarı Faruk var. Ona çok benziyorsun inceden. O yüzden seni bir benimsedim. Ama şimdi o lavuk gibiler benim karşıma çıkarsa da kusura bakma. Biz de yani o böyle beyefendi çocuğu değiliz anlıyor musun? Bizi de anamız emdirdi ama altın varaklı şeyler de büyütmedi yani bizde. Biz de büyümedik tamam. Biz de anlıyor musun tamam, yani? Anladım. Çok gergin olmayın beyefendi. Çok onu sinirliyim demektir. Böyle çok elim ayağım dolandı şerefsizim ya. Tamam. Abi şu sorabilir miyim? Bana baksana be. Bir şey sorabilir miyim? Kıvanç abi sen de seslendin ya. Evet. Atletin o indiğiniz ne güzelmiş ya. Evet. Bir bakabilir miyim aracına? Arabayım. Buyur abim. Atletin güzelmiş. Ne güzelmiş abim. Sen niye bana abi diyorsun ya? Az alışkanlığı bizimki abi ya. İsmin ne senin? Birader vallahi sinirim çok bozuldu. Bunlar ne tip böyle ya anlamıyorum ben bunları ya. Senin ismin ne? Benim ismim İsmail. İsmail. Kardeşim benim sakin ol. Tarih konuş. Vallahi abim çok moralim bozuk ya. Bir an elim ayağım zangır zangır titredi şerefsizim. Lavuk gelmiş bana tip bakıyor. Sen kimsin lan? Kimsin oğlum sen? Böyle tip bakıyor bana sonra asfalta yapıştırınca aman İsmail, yaman İsmail. Buyur abim senin ismin neydi bu arada ya? Tanışamadık. Alper. Merhaba. Alper abim çok memnun oldum ya. Ben de memnun oldum ya. Vallahi şimdi şerefsizim valla zor tutuyorum kendimi. Burada böyle ağlamak istemiyorum hiç kıra hiç kıra. Çok moralim bozuk ya. Abim bu arada ben kendime bir telefon şekli yaptım. Senin de bir numaranı almak isterim. Delikanlı bir adama benziyorsun Alper abi. Vereyim. Kızım motorunu indir değil. Aldıralım şunu ya. 877-060. Abim bir saniye sen de bizim Elvan Abay LGS zannettin herhalde telefona yazma konusunda. Buyur abim şimdi seni dinliyorum. 877-060. Hayırdır abim senin bir sinirin bozuk ya. Yok. 877-060. Düzelecek miyiz abi? Şimdi ne konuda söylüyorsun abim ne bakımdan? Ters o muyuz? Anlayamıyorum ben seni Alper abi ne diyorsun ya? Öyle boş yapıyorum anlarsın. Allah çok kötü oldum çok kötü hissettim kendimi ya. Ama şimdi bir yandan vicdan da yaptım biliyor musun böyle o yumruğu atarken böyle ağzından böyle kanları görünce bir an böyle bir nevrim de döndü yani sen ne yapıyorsun İsmail bir kendine gel dedim şerefsizim ya. Yapma oğlum. Şimdi abim yapma diyorsun da yani dediğim gibi bizim de geldiğimiz yer yetiştiğimiz yerler abilerimiz bize böyle öğretmedi anladın mı? Bize böyle dik dik bak demedi millete yani. Benim ümümü sıkmaya çalışanım ben Azrail olurum vallahi tepesine üşüşürüm esasen. Allah çok tuhaf tipler Alper abi sen de böyle güzel bir insana benziyorsun esasında ya. Senin memleket nere? Benim memleket İstanbul ya. İstanbul diyorsun vallahi gönlümü kalbimi çalıyorsun. İstanbul'u severiz ya. İstanbul'un neresinden abim? Fatih. Fatih diyorsun. Benim Fatih'ten böyle bizim biliyor musun? Cılız Selim var. Bildin mi onu ya? Yok bilemedim. Ben Cılız Selim. Bonbon Yakup var. Efsane insanlar da onlar ya. Öyle mi? Seroş'um teşekkürler. Hoş geldin. Vallahi abi görsen var ya bizim Esenyurt'u seni bir kere ağırlamak isterim vallahi. Sana bir masa kurarız. Efsane bir görmen lazım oraları ya. Alırız çikolatamızı, cipsimizi, çerezimizi alırız. Kolamızı da çekeriz şöyle bir. Olur olur. Vallahi terledim şerefsiz biliyor musun ya? Oğlum orada durma. Şu bak spoiler'ın üstüne çık. Bak şunun üstüne. Çok sinirim bu. Dilim damağım kurudu şerefsizim. Böyle
Çok alttan mı? Şuraya çık bakayım şu spoiler'ın üstüne. Öyle otur. Vallahi çok ciks bir arabaya benziyor. Senin mi abin bu lavuk? Oğlum arabaya niye lavuk diyor? Şeref dedim çok güzelmiş. Benim değil ya. Kapışıyor muyuz? Vay anasını satayım. Kapışalım. Bilader camı açacak mı bir? Aa lavuk bizi tınlamadı vallahi ya. Skandal. Biraz öyle bu. Mı? Bu tam bir lavuk. Çok sinirimi bozuyorlar vallahi. Senin ismin neydi dostum? Benim isim İsmail. Sen bana kısaca ISO diyebilirsin vallahi abim. Ne diyebilirim? İsmail ama sen bana ISO diyebilirsin vallahi kısaca. Tamamdır ISO. Vallahi abiler demin sizden kötü olmasın. Gelmiş bir tane lavuk bana dik dik bakıyor. Çok sinirim bozuldu vallahi kusura bakmayın. Buralı yerlerde kanlar olabilir vallahi çok kusura bakmayın. Sinirim çok bozuk şu anda ve size karşı saygısızlık yaparsam vallahi şimdiden söyleyeyim. Kusura bakmayın yani. Alfonso anahtarını alırım ama. Anahtarı yok ki. Abim senin saçlar ne güzelmiş ya. Harenin Sultan Ares var ya. Benim Zeytinburnu'nda bir tanıdığım vardı. Kulaksız dedim, şerefsizim ona benziyorsun var ya artist gibisin valla. Şuradan başlıyoruz şu ışıklardan. Dur bakayım biraz çekilelim. Buradan yolun sonuna kadar işte yani şey limon oraya kadar. Eşofmanı nereden aldın? Valla yakışmıştım abi şerefsizim var. Var ya efsaneyim yıkılıyorum biliyorum bizim görseydim var ya Esenyurt'ta bir gacılar indiriyorum. Akıllara zarar hepsi afeti devran şerefsizim. Var mı diyorsun ya? Valla ben... Abi sen beni ne sandın ya ben de çapkın bir insanım böyle alırım böyle var ya kadının altından donunu alırım haberi olmaz şerefsizim. Onu da böyle alırım bir şifre yaparım kendime valla. Bu lavuk çok dilim bozdu valla çok acayip benim moralim bozuyor ya. Neyse abiler siz... İsmi neymiş? Kimin ismi neymiş ya? Sana satışın. İsmini bilmiyorum valla ama ismini çok yakından gördüm valla. Geliyor bana dik dik bakıyor valla. Esasen ben de çok kavgaya da bulaşmak istemiyordum ama geldi bana böyle bağırıyor abuk sabuk. Dedim sen ne yapıyorsun ya dedim. Aldım bunu arabadan aşağı indirmek suretiyle. Buna bir tane koymuşum. Böyle asfalta bütünleşti valla ya. Anladım. Valla şimdi sizin de böyle bir şey şahit olmanızı istemezdim. İnanın istemezdim ama şimdi adam benim çok moralimi bozdu. Kusura bakmayın abiler yani. Şahit olmadık zaten. Görmedik yani. Aman abim siz beni görmeyin ben sizi görmeyeyim ya. Size saygılarımı sunuyorum. Vallahi abim şu an var Esenyurt'taki atmosferim gibi oldu burası. Bir çekirdek kola kapasım var şerefsizim ya. Kap gel o zaman. Burada market var mıdır açıkta? Ne tarafta var? Vallahi hiç bilemiyorum. Oranın yabancısıyım. Adeta biri yabancı bir sincap gibi zıplıyorum vallahi. Var mı araban senin? Arabam yok abim. Benim taban turizm. Benim market var da uzak biraz. Bak şurada yukarıda bir tane var oraya gidebiliriz. Yukarısını diyorsun. Eyvallah abim ben bir çekirdek kola kapayım geleyim o zaman ya. Olur. Abim iki tane diyorum size, siz iki tane içersiniz ya. Yok ben içmem. İçersin abim içersin. Ben ısmarlıyorum ya, ayıp ediyorsun. Yok. Vallahi siz, özlem giderdim size, siz Esenyurt'taki dostlarıma çok benziyorsunuz ya. Sen İbo, sen Memo, sen de Sado, vallahi efsanesiniz şerefsizim. Gabri Sado sen misin galiba? Galiba. Abim görüşmek dileğiyle ben bir kolalara bakayım geliyorum. Siz de burada erkek heyetinde yerimizi kapmasın lavuklar. Görüşürüz. Eyvallah. ISO da böyle arkadaşlar. ISO hakkında biraz bakayım ne diyorsunuz? Bakayım sizle konuşayım biraz. Ne yaptınız, ne ettiniz? Market yukarıda var mı lan? Ayakkabılara bak. Yürüyüş lazım Çara. Bir bakayım. Şöyle arkadan da bir ben ISO'ya çok ısındım ya. Bakayım Growning neymiş? Ah. Tam semt çocuğu. Bilmiyorum. İnşallah tadı aldınız ya. Açılış olsun. Tabii zamanla daha çok alışacağımı düşünüyorum. Burada kaybolmayalım şerefsizim ya. Hadi ISO. Hop. Gözler yolda. Hadi bin arabama. Taksiyi buradan mı arıyoruz lan? Anam. Dostum. Birader yavaş ol. Vallahi az da Azrail'im oluyordun şerefsizim ya. Yok. Çok özür diliyorum. Sana bir şey diyeceğim. Estağfurullah. Biliyorum. Buyur. Biliyorum. Seninle daha önce tanışmadık ama. Ayıptır söylemesi. Ben demin
11 binlik şey cezası yedim de, trafik cezası yedim de bana biraz destek çıkabilir misin ya? Şimdi dostum dolar, ben fakirin dostuyumdur. Vallahi bizim orada da yardımlaşmayı çok önemserler, anladın mı? Senin borcun tam olarak ne kadardı söyle bakalım. 11 bin dolar. 11 bin dolar diyorsun ama da vallahi keke bizden o kadar çıkmaz ya. Ya sen bana 1000-2000 atsan bile yeterli ya. 1000-2000 diyorsun abi. Kalbimi çalıyorsun vallahi. Şevşenko, sana Şevşenko demek istiyorum şu an. Olur olur, yeriz. Dur o zaman bakalım. Hayırdır kız arkadaşım mı? İçeride kim var? Göremiyorum karartıdan ya. Yok yok. Vallahi kusura bakmayın. Oğlum. Hey maşallah oğlum diyorsun, yine kalbimi çalıyorsun ya Şevşenko ben. Dön bakayım arkana, sana bir sürpriz yapmak istiyorum ya. Döndüm arkama. Bu bankadan yollayabiliyor muyum ben sana? Bankadan yollamak istesem de gerçi üzerimde var para. Niye bu kadar kasıyorsan valla. Banka hesabım 3518 İBAN. Şevo dön bakalım önüne, elden teslim edeyim sonra birbirimizi kırmayalım valla. Tamam. Hadi bana sürpriz yap. Al bakalım Şevşenko'cum. Şimdi esasen tabii ki biliyorum duygularımız karşılıklı. Sen de çok müşkül durumdasın, ben de çok müşkül durumdayım ama tabii ki ben her zaman fakirin dostuyumdur. Bize böyle öğretildi. Sen yurtta biz az böyle dayak yemedik bir para için yani, anlıyor musun? Vay. Eyvallah sağ ol. 50 centim var mı bu arada? Bir 50 centim varsa alırım ya. Olur verem. 50 cent alıyorum ama utanarak alıyorum tabii ki. Nereden? Abim kusura bakma, sana az önce bir bayan demek suretiyle bayan dedim ama vallahi bu sureti efendim görmemiştim yani. Önemli değil ya. Al kardeşim. Eyvallah biraderim, çok mübarek oldu vallahi, bu takas işini ben çok sevdim şerefsizim. Bir saniye. Alo. Neredeyim ben şu an? Moteldeyim. Biraz para toplamam gerekiyor. Onu hallediyorum. Hangi moteldeyim? Mango'dayım şu an ama çıkacağım buradan. Şevşenko'cum yengemiz mi? Selam söyle valla. Hürmetler sunuyorum. Alayım, tamam. Ne oldu? Abiler selamun aleyküm, bu canavar ne güzelmiş valla. Bir camınızı açtığınızda da içeriği görsem ya. Cidden öyleydi bu arada. Müsaade var mı abi, kafamı uzatsam şöyle içeri? Tamam geliyorum. Kafayı bekle. Uzatma, cama sıkıştırabilirim kafayı. Eyvallah abim eyvallah, hiç sıkıntı yok valla. Kusura bakmayın, sizler eğlencenizi böldüm ama kusura bakmıyorsunuz efendim, inşallah. Bir araç geldi. İki, bir konuşmamız gereken bir şey var. 50 kuruş. Tamam sen çalıp ben birini 10 saniye mi? Tamam. Şevşenko'cum sen bir numaranı alsaydım senin. Benim mi? Vallahi aramızda söyle bir dostluk bağ kuruldu gibi sanki. Olur olur, söyleyeyim numaramı. Söyle canım. Yazıyor musun? 800. Hayırdır birader, bir müsaadenizle binmek istedim ama bir olay varsa ben de karışmak isterim yani. Yok olay yok, özel bir şey konuşacağım. Özel bir şey diyorsun, kalbimi çalıyorsun vallahi. İniyorum o zaman ben. Şevşenko görüşürüz kardeşim. Şevşenko 874-418. 874-418. Hafızama attım kardeşim. Görüşmek üzere. Seni çok seviyorum. Kapıyı kapatsana Şevşenko. Abiler görüşürüz. Oğlum bu ne? Konuşan herkes gülüyor amına koyayım ya. Ciddi yalan yok. Ben ne zaman evleneceğim ya? Kıymetli abim, sana öncelikle en değerli, en derin, en kalbi duygularımı sunmak istiyorum müsaadenle. Ya, sağ olasın. Eyvallah abim. Vallahi canavarı gördüm senin, efsaneymiş, bayıldım valla. Bizim Esenyurt'ta var ya, bizim Fazlı abi bunu yemin ederim var ya 35 parçaya böldürüp parasını kırardık şerefsizim ya. Anladım. Abim sen... Araba benim değil ama. Beni bir markete kadar atsaydın valla, arkadaşlar bekliyor. Şekirdek kola yapacağız da üzerinize afiyet. Hangi market? Vallahi buraların yabancısıyım, sen göstereceğim, biz gireceğiz abim. Bizim mekanda bekliyorlar, anladın mı? Vallahi burada arkada beni rezil ederler sonra, çekirdek kola kapamadım mı lan diye. Dur atayım hemen şu yukarıdaki markete. Abim seni de vallahi müşkül durumda bırakmak istemezdim ama böyle bir durumda bıraktıysan beni karar listeni almanı da istemiyorum esasen. Yoo, ben arkadaşım bekliyordum. Vallahi sana şerefsizim şöyle bir şey söyleyeyim. Sen çok delikanlı bir adama benziyorsun. Bunu söylemek istiyorum sana. Bir kanaat notum olsa sana verirdim vallahi esasen. Eyvallah. İsim neydi abim? Aybars. Aybars abim, çok memnun oldum. Beni beklersen Aybars de çok sevinirim vallahi. Efendim. Nereye götürüyorsun arabayı? Markete getir. Şevşenko yabancı değil canım. Aybars. Çekirdek kola alacağım şerefsizim. Aybars'ı motel atsanıza siz az. Benim işim var.
Dayıcım selamünaleyküm. Bana şöyle bir 1,5'luk tuzlu çekirdek alayım. Bir de bir kola almak istiyorum üzerinize, afiyet. Ne varsa ver canım o zaman. Bir cips alalım o zaman ya. Sen bir de bir o zaman cips yapıyorsun. Yanına da o zaman ne alsam ya? Kola alayım o zaman. Koladan vazgeçmeyelim. Tamam. Ne yaptım lan? Aa, kuru yemiş de var. Dur bakayım. Dayıcım şu kuru yemişten de alalım biraz, bir lüptetelim anasını satayım ya. Sen bize güzel bir tabak yapıyorsun şimdi. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Nasıl konuşuyor kadar böyle? Abi ne yaptın ha? Ben de bir şey yaptım zannettim. Ne yapalım kardeşim, yeni karakter açtık. Şerefsizim, ben böyle kumpas görmedim. Neredesin lan? Aybars! Aybars mıydı adamın adı? Lavuklar bizi kötüye mi düştü? Ne yaptılar bizi ya? Yemin ederim ben böyle teşkilat görmedim anasını sattığımın yerinde. Kimse yok mu lan? Ay anasını satayım, avradını satayım ya. Efendim. Alper abim, öncelikle çok kalbi duygularımı sunuyorum sana. En güzel duygularımı sunuyorum. Evet. Buyur kardeşim. Abim ben markete geldim de üzerine afiyet mi çekirdek kola yapalım dedik. Gerçi çekirdek de yokmuş burada. Bir cipsi aldım, kuru yemiş aldım, kola aldım. Market önünde evet. Kaldım valla. Kimse de geçmiyor buradan valla. Senin gelme şansın varsa çok güzel olur, çok mübarek olur valla. Ya ben bayağı uzaktayım. Yani şu anda taksiye ara. Bıraksın seni de. Ben senin için uzakları yakın yapmaya... Var. Razıydım abi ama sen beni vallahi çok üzdün şu an, ama neyse, seni hala seviyorum abim ve karar listene girmek istemiyorum esasen. Tamamdır kardeşim benim. Çok öpüyorum seni, görüşmek üzere. Sana da bir cips alayım istiyorsan. Olur olur al. Tamamdır abim, çok teşekkür ediyorum, ben cipsi ikiliyorum ve buradan da ikiliyorum vallahi. Görüşmek üzere, seni çok öpüyorum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz abim. Ya oğlum ya. Dayıcım bizim cipsleri biz ikileyelim ya. Şunu ben alayım, bir poşete atayım bir tane daha. Koy at. Görüşmek üzere dayıcım, sana da çok kalbi duygularımı sunuyorum yani. Hey, Baron ISO. ISO için ne diyorsunuz arkadaşlar? Yürüyüşü normale mi döndü? Yoo. Bakayım. Normal mi oldu lan yine? Evet, biraz ISO için sizi dinleyeyim bakayım. Ne buldunuz? Nasıl? Ne yaptınız? Sevebildiniz mi? Alışır mısınız? Bu karaktere daha çok gireyim mi? Sizin düşünceleriniz benim için çok önemli şu anda. Vallahi çok önemli ve mühim düşünceleriniz var benim açımdan. 10 numara açar. Vallahi mi lan? Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Çok iyi bu arada. Bence teşekkürler. Zamanla iyice oturacak inşallah ya. Baron Alparslan Baron. Her konuşan gülüyor. Evet ya, onu anlamıyorum anasını satayım. Habire gülüyorlar. Araba çekmemiz lazım ya. Evet, bir işi falan yavaş yavaş yaparız ya. Ciddi rol yapamıyor kimse. Evet. Rodrigo taksi. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakınız. Allah'a başlayacağım. Çok sinirlendim bu işe ya. Lavuklar beni burada bırakmış gitmişler, görüyor musun ya?
Bakalım şurada. Keresizim çalıyor. Alo. Abim merhabalar, taksiyle mi görüşüyorum? Sen ben numaramı nereden buldun? Anlamıyorum nasıl... Taksi... Numaramı nasıl buldunuz onu anlamadım. Pardon, taksiyi aramıştım ben. Kimle görüşüyorum acaba ya? Tamam, taksiyi buldunuz da numaramı nereden buldunuz onu merak ettim. Keresizim buradan taksi şeyinden girdim valla. Lan ben en son İran atalım. Çok uzun zaman oldu ya. Vallahi çaresizlik diyelim abi, elimde sende poşette beklersen bir kolayla cipse sen de anlarsın bu durumu yani. Evet anlarım gibi. Ama ben şu an gelemeyeceğim, taksi bende değil çünkü. Şimdi taksi kimde, bir numara alsaydım vallahi ya. İşte taksici var mı yok onu da bilmiyorum, dur bakayım bir arayayım seni. Sen beni bir ara vallahi unutma abi, elimde vallahi cips paketiyle durdum ya. Baksana onları ara. Anlamıyorum abi seni, bir daha konuşur musun lütfen? Diğer taksici ilanlarına bir bak da onları ara. Tabii abim, sana saygılar sunuyorum, hürmetler sunuyorum, buraya bir abi yanaştı zaten. Giderim, görüşmek üzere. Ha, tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. Lava bak ya. Abim seni Allah çıkardı karşıma vallahi ya. Ne oldu? Sabahtan beri burada bekliyorum elimde böyle poşetlerle ya. Vallahi aldık cipsimizi aldık, kolamızı aldık, kuru yemişimizi aldık. Bekliyoruz. Lavuk da kaçmış zaten vallahi. Serim çok bozuk ya. Ben seni bir yerden anımsıyorum. İsim neydi abim senin? Aybars. Aybars abim, ben de sana sövüyormuşum sabahtan beri vallahi. Sen neredesin ya? Benim işim çıktı, oraya gittim acilen. Abim sen de ne yaptın vallahi, elimde beni böyle müşkül durumda bıraktın ama seni hala seviyorum, sayıyorum vallahi. Vallahi çok acildi bu, biliyor musun, kusura bakma. Sıkıntı yok abi, sıkıntı yok vallahi ya. Seni dua et, bizim İbo'ya benzetiyorum vallahi. Şerefsizim, çok yakıyorsun ya. Abim ben kapıda bekliyorum, sana da bir cips alsaydık ya. Yok yok, ben diyorum. Abi bana bir 6 konserve ile 6 su uzatır mısın ya? Eyvallah, dışarıdayım abim, bekliyorum ben seni. Kalbimi çok kırıyorsun ya. Ay ay. Kapıyı kilitlemiş lavuk, sanki arabayı kaçırıp götüreceğiz. Şerefsizim, sen bir prensese benziyorsun ve seni öpüp kurbağaya çevirmekten korkuyorum ama bir yandan da binesim var yani. Çok iyisin, çok iyisin. Çok güzel bir şeysin sen, biliyor musun? Ay varsa abim, kapıları da kilitlemişsin vallahi, gururum incindi birazcık ya. Kilitleyeceğim tabi bu devirde. Tabii ki abim, doğru söylüyorsun. Yemin ederim bizim Esenyurt'a koy bunu. Anında paket ederler seni şerefsizim ya. Motele bırakıyorum seni. Sen benim motele at abim. Benim orada zaten lavuklar bekliyordur. Beni orada bir güzel bir kuru yemiş kola yapalım beraber ya. Sen de katıl bize istiyorsan. Yok benim işim var ya. Sağ olasın teklifin için. Valla sabahtan beri bir gerginlik var üzerinde abim valla. İnşallah sana yansıtmıyorumdur yani. Esasında var ya şerefsizim, bu ağlatıyorsun asfaltı. Çok hoşuma gitti bu durum. Şöyle bırakayım. Aybars abim, bu arada bir işim kanın varsa bize de bir ulaştırırsan. Bir numaranı alsaydım ben senin. Numaramı vereyim. Tabii abim. Tabii seni sıkmıyorsam yani, şu an vermek istemiyorsam da almayabilirim abi, biz delikanlı yok, adamız yok, yani. Yok yok, başım biraz... Lütfen abim, ben bana acımanı istemiyorum yani. 895-308. Alayım abim. 895-308. Eyvallah abim, saygılar sunuyorum, hürmetler sunuyorum. Kola biraz sanki arabaya döküldü gibi ama kusura bakmazsın inşallah vallahi. Kapağını bu lavuklar açık unutmuş galiba, biraz dökülmüş olabilir, kusura bakma şimdiden. Temizletirim, dert etme. Eyvallah abim, seni çok seviyorum, çok sayıyorum, görüşmek üzere. Görüşürüz, iyi günler. Adam direkt kaçtı amına koyayım. Adam şey gördü. Amına koyayım, ben soldan girdi ya. Of. Oğlum bizden niye herkes uzaklaşıyor lan? Ya da ben mi alınganım şu an? Arabalara bak ya. Acil iş var herhalde. Evet evet, büyük ihtimalle öyle de çok komiğime gitti. Vallahi ya. Of. Karsivit hoş geldin. Tamı tamına 8600. takipçi olmuşsun. Bak dikkatimi çekti. Teşekkürler. Özellikle sana teşekkür ediyorum falan diyormuş. Teşekkürler arkadaşlar burada takipçilerin. Çok sağ olun. İnşallah eğleniyorsunuzdur. Zira ben çok eğleniyorum. Hakikaten bu kadar olacağını tahmin etmemiştim.
Abim bir cips karşılığında bir tur atmamı ister miydin ya? Ben çok isterim vallahi bizzat. Yemin ederim çok cips bir abiye benziyorsun. Araban da çok cips hiç. Beraber gezseydik abi, gezintiye çıksaydık ya. Ancam ölmeye bakıyorsunuz, anlamıyorum ki ben bu insanları. Karakter hikayesi şu an mevcut değil ya. Ya da kafası şişti. Olabilir valla. Kimse yok şu an burada. Ne yapacağım ben burada? Bir taksi çağırayım bari. Karakter hikayesini sonradan ekleyeceğim arkadaşlar. Şu an hala bu parça parça şeyler, ayakkabılar şekilli hakikaten. Efsane. Oğlum çok iyiyiz ya. Tip çok başarılı bak. Tip hakikaten çok başarılı ya. Tip harbiden çok başarılı. Bir arabaları yoklayalım o zaman. Aha. Abi selamünaleyküm. İnşallah. Akşamın hayra kalsın Seref içerisinde. Çok yakışıklı bir abiye de benziyorsun valla. Maşallah sana ya. Eyvallah canım kardeşim, ne yapıyorsun? Çok iyisin valla, çok ciksin abim. Abim ne yapayım ya? Sen de öylesin. Ayağım kaydı şerefsiz. İyi bir saniye. İyi misin? Aman dikkat et. Valla aldım bizim çocuklarla böyle cips kola yaparız dedim ama lavuklar kaybolmuş ortadan. Valla sinirim çok bozuldu ya. Şerefsizler ya. O kadar... Nerede sizin çocuklar kim? Abi sen ne yaptın? Bizim çocuklar o lavuklar yeni tanışmıştım ya böyle. Dedim ki bir cips yapalım, bir kola yapalım dedim. Baktım kaçmış lavuklar ya. Anladım. Ben ne yapayım? Sen neyseydik abim karşısında? Şurada köşe başında otursaydık böyle güzelce. Köşe başı? Abim biz her yer köşe başı. Bak şurası olur. Her yer olur valla, şurası olur. Valla affedersin. Çok affedersin abim, ne oluyor? Köşe başını Abim iyi misin? Abim iyi misin ya? Adamı valla yıktık geçtik. Kusura bakma abim, öncelikle çok özür diliyorum senden ama istemsiz bir hareket oldu, anlayamadım valla. Anladım. Tamam. Kusura bakma bakayım. Sen iyi misin? İyiyim abim, çok iyiyim. Bakayım var mı bir şey? İyi gibiyim herhalde abim. Bakıyorum şöyle bir. Evet, bana bir bak bakayım var mı böyle bir. Bakayım abim şöyle bir. Yanağımda bir kızarıklık falan var. Vallahi çok müstesna ve gayet güzel bir kişilik olarak duruyorsun karşımda. Tamamdır. Abi bizim cips kolayı yapsana şu köşe başında ya. Gel yapak, gel amına koyayım. Yapalım abim, gel bizim neyimiz eksik ya. Abi çatıya mı çıksaydık şöyle, şuradan bir çıksaydık böyle. Motelin önünde yaparız ya. Yaparız abim, çerezledim yaparız ya. Yaparız. İsim de senin. Yapmayak amına koyayım, gelsene. Tabii yapalım vallahi çok. Yapalım abim ya. Sikerim, yapanlardan neyimiz eksik? Yapmayanların amına koyayım abim, çok affedersiniz yani. Cips kola da yapılır, sevilir yani. Sevilir kanka, cips kolayı da sevmeyen kendine adamım demesin bu tabii arada. Ki vallahi ben burada poşet taşımak zorunda mıyım? Sabahtan beri poşet taşıyorum ya. İyi dedin abi. Bu lavuk ne yapıyor? Onu da mı çağırsak acaba ya? Bir çağırayım, geliyorum. Onu da çağır. Kardeşim öncelikle selamünaleyküm diyorum. Aleykümselam baba. İsim neydi senin? Mirza ben. Mirza abim, gel şurada köşe başında diyorum. Yapamadık bari şu bankta diyorum, oturup bir cips kola yapacağız. Katılır mısın bize? Olur, gel. Tamam abim, valla çok ciks bir insansın sen de ya. Ciks mi? Ciks ne arar la bende? Valla baba kusura bakma ya, ben densizlik yaptıysam valla özür diliyorum. Buyur abi, sen benden büyük gibisin ya, otur sen. Gel otur, gel cips kola yapak diyor çocuk. Otur abim, bak, sen otur. Baba sıkıntı yok. Hop gel ortamıza. Biz böyle otururuz, biz gecelerin adamıyız ya, siz oturun. Gel gel ortamıza, gel gel. Bizi orası bozar, biz yerde iyiyiz. Biz her zaman halkın adamıyız. İsim neydi lan senin bu arada? Abim benim ismim İsmail, bana kısaca İso diyebilirsiniz ya. İso. Mirza abim çok memnun oldum sana ya. Ben de ilk defa gördüm motelin. Abim yeniyiz valla, buralarda yeniyiz ya. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abim, valla siz çok müstesna insanlarsınız ama aranızda bazı lavuklar var, çok affedersiniz. Sizlerimi zıplatıyorlar, sabahtan beri onlarla uğraşıyorum, çok canım sıkkın valla. Niye kardeşim, ne yaptın? Neyse abim, ben size bir cipsinizi falan vereyim, ondan sonra konuşuruz ya. Vaktimiz bol. Uzat da bir iki cips falan yek bari. Uzat da bakayım. Biraz abi şunu sana vereyim şöyle. Abim senin ismini bilmiyorum ama sana da vereyim şöyle bir cipsi ya. Behzat ben. Allah Behzat abim, çok memnun oldum. Şahane pazarı bilir misin? Bir zamanlar pazar akşamlarımızı şenlendirirdi şerefsizim ya. Bilmez miyim ya? Süheyl'le Behzat Uyuk. Abim çok kaliteli cipstir. Ya. Yanında kolamız da var. Vallahi zulamız sağlam şerefsizim. Pet bardak mı aldın kardeşim, karton? Pet bardak yokmuş anasını sattığımın yerinde. Pet bardak olmazsa ben bu arada buradan kalkar giderim. Abim lavukla bir tartışmamız ya. Oldu zaten. Ben de böyle hışımla çıktım. Böyle şey, dönsek abim kolayı böyle beraber. Ben bir fırt alsam, siz bir fırt alsanız.
Sen iş kardeşim. Onu iç, yani. onu birlikte içmesek yani. O kadar da. Abi teessüp ediyorum, ağzım son derece dezenfektan kurallarına uygun bir şekilde tasarlandı. Ben bu olayı lisede görmüştüm de yani. Dönmesine yani döneriz baba, onda sıkıntı yok da yani, ne gerek var? Peki abim, siz nasıl istiyorsunuz öyle olsun şerefsizim. O zaman saygısızlık etmiyorsan bu kolayı dikeceğim o zaman ben abim, vallahi kusura bakmayın. Dik bakayım. Daha bizim kuru yemişimiz var ya Allah. Buzlamız sağlam dediğim gibi. Oy. Şerefsizim, rahatladım var biliyor musun? İçim yandı ama bir yandan da diyorum bak, konuşamıyorum da biliyor musun? İçim ısındı. Mirza abi, sen bayağı böyle bizim semtin adamı gibi duruyorsun şerefsizim. Sen nerelisin ya? Ben Ankaralıyım. Ankara'nın neresinden abim? Keçiören. Keçiören. Keçiören'den de tanıdıklarımız vardı abim bizim. Sen nerelisin? Bizim Pembe Fazıl biliyor musun? Pembe Fazıl. Böyle yanakları yok, alaldı. Yok. Abim ben Esenyurt çocuğuyum ya. Sen daha şeysin. Estağfurullah abim, vallahi böyle sen bana aslı asayım, keste keseyim şerefsizim. Seni çok babacan bir abi gibi gördüm. Saygılar sunuyorum sana. Canlı yerim kardeşim. Bu anı ölümsüzleştirsek abim, şöyle bir seninle şöyle bir hatıra fotoğrafı çektirmek isterim. Besat abimle de tabii ki çektirmek istiyorum vallahi. Çek kardeşim, çek. Çekelim abim vallahi. Havamız dikse olsun ya. Esenyurt nasıl bir yer? Bilmiyorum ki yani. Esenyurt şerefsizim. İnsan kaynıyor. İnsan ya. İnsanlar var orada. Buradakiler gibi böyle pet insan değil. Böyle hakkaniyetli insan var abim şerefsizim. Mirza abim gülüyorsun. Şöyle 32 diş güzel bir gülelim abim. Şöyle ciximiz olsun ya. Çektim abim. Vallahi şerefsizim, artist gibi çıkmışsın biliyor musun? At bakayım. Tabii abi, numaranı ben senin bir öğrenseydim. 871-062. Abim sana çok hürmetler sunuyorum öncelikle. Çok teşekkürler bana numaranı vermeye değer gördüğün için. Vallahi şerefsizim. Ankara'nın bağrından kopmuşsun. Ankara delikanlı şehridir biliyor musun vallahi? Sen de çok delikanlı bir adama benziyorsun. Canını yerim kardeşim benim. Hey maşallah, şu tipe bakar mısın ya? Kapanmıyor. Dura bakayım. Abim şimdi ne isterdim biliyor musun Behzat abim? Alacaktık böyle bizim baboliden bir alacaktık tofaşımızı. Şöyle şuraları ağlatacaktık şerefsizim ama yok işte ya. Vallahi çok canım çekti biliyor musun? Yan virajda. Abim sen ne diyorsun? Vallahi damarlarındaki kan şu anda asir asir akmaya başladı şerefsizim ya. Maşallah. Hangi renk peki tofaş? Abim vallahi ya rengini sen koy diyorum. Ben diyorum beyaz candır, beyaz ya gelindir benimki, diyorum. Benimki beyazdır abi. Beyaz gelinlik gibi böyle giyecek tofaş. Allah ayağını öpeyim abi. Kuru yemiş almadın, sana biraz ikram edeyim ya. Ne olur ver. Allah abim al götür ya. Senin canın sağ olsun. Allah kral. İçine de bir ses sistemi döşerdik abim. Benim arkadaşım var Cevahir, biz ona kısaca diyoruz ki kirli Cevo diyoruz, böyle kirli işlerin adamıdır o. Ama çok temiz çocuktur, bir görsen çok efendi çocuktur yani. İçine böyle ses sistemini döşer de şerefsizim var ya, ıptıs ıptıs. Aynır mıydı neydi, onlardan döşüyorlar, çok güzel oluyor. Abim vallahi biz öyle şeyler bilmeyiz ama vallahi efsane ortamımız oluyor biliyor musun böyle. Ön tarafa 3 kişi, arkaya da 4 kişi markasını oturuyoruz abim. Sabahlar olmasın vallahi. Böyle biliyor musun, gacıların yanından geçiyoruz öyle, çok heyecanlı oluyor. Gacıların dibi düşüyor şerefsizim. Emin misin düştü? Abim sen ne diyorsun vallahi, geçen böyle kızın böyle yanından geçiyorum böyle. Yanlıyoruz böyle beraber. Ön tarafta 3 kişi, arkada 4 kişi her zamanki gibi. Kız bana kilitlendi. 7 kişi arasından beni seçti. Seni seçtim dedi. Adeta böyle bir an bir heyecanlandım. Oha. Tabii abi. Sonra baktı dedi ki, siz ne yapıyorsunuz burada dedi. Kekolar dedi böyle. Baktı bize böyle tip tip. Ondan sonra gözündeki o pırıltıyı gördüm abi. O ince pırıltıyı sezdim vallahi şerefsizim. Anladım. Bir tık iğrenmiş olabilirim peki sizden. Estağfurullah abim, yani bizden niye iğrensinler, affedersin bizi ciksiniz. Keko demiş ama. Abim keko demiş ama vallahi gurur duydum o an biliyor musun kekoyu. O kekoyu duydum vallahi, gurur duydum, bir yükseldim vallahi, kıza karşı libidom artış gösterdi esasında. Harbi mi?
Böyle çok bir affedersin de böyle egzotik bir parfüm kokuyordu. Böyle içimin perde şerefsizim. Böyle bir hayvan gibi kokuyordu böyle. Aldım içime böyle deli oldum şerefsiz evladıyım. Ölümü diyorsun. Allah ne güzel oldu Behzat abim seninle tanıştığımız ya. Eyvallah kral, ben de tanıştığıma memnun oldum. İyi bir insana benziyorsun. Ben senin numaranı almış mıydım abim? Yok, almadın. Almak isterim esasında ama vermek istemezsen de çok net anlarım abim. Hiç sıkıntı yok valla. Yok oğlum, ne olacak, al vereyim. İstediğin zaman. Çok delikanlı bir adamsın ve seni rehberimin baş köşesine yazmak istiyorum şu anda. Eyvallah kral. 848-902. Demek sen İstanbul'dusun. Yok abi, esasında şöyle. Benim ana tarafım Adanalı, baba tarafım da Bartınlı. Ama biz de Esenyurt sen çocuğuyuz böyle. Hiç görmedik oraları. Ben aynı yerden geliyorum o zaman. Sen ciddi misin ya? Neresinden? He, çok gitmedim gerçi. Çukurova merkez. Birader ne oluyor? Behzat abime bir yamuk mu yapılıyor şu anda ya? Ne yapıyorsun sen? Birader ne Yalnız bir şey diyeceğim. Behzat abime yamuk yapılır karşısında beni bulur yani. Mesajları görmedin mi? Bakmadım. Bakmaya ihtiyaç duymadım, anladın Allah mı? Allah Allah. Abim bir sıkıntı varsa hemen çözerim valla. Ondan sonra herkese deri kadar Tuğan Hanım. Allah Allah. Görmem bak. Yok yok, bir sıkıntı yok, gel kardeşim. Bir daha seninle konuşmam. Abim hanımefendi olduğunu, yenge olduğunu söyleseydin valla kusura bakmam, diklenmezdik valla. Yengecim saygılar. Söylememişimdir. Biz eski bir arkadaşız. Yengem biz çok affedersiniz ama çok affedersiniz valla. Arkadaş değiliz. Evet. Evet. Ablam senin isim neydi ya maşallah. Ben o numarayı siliyorum. Evet Tuğan. Silmeyen. Behzat abim ters durum varsa ben gideyim abim valla, burada kalmak istemem şimdi. Yok oğlum, muhabbet ediyoruz, gel ya, nereye gidiyorsun? Ablam rahatsız oluyorsan valla şimdi gidebilirim şu anda valla. Tuğan ablası rahatsız oluyor musun? Yo, neden olayım? Biz de şimdi Behzat abimle bir de Mirza abim vardı. Böyle beraber cips kola yapıyoruz beraber. Ama kalmadı valla, şansına küs. İstiyorsan ben gideyim alayım ablam. İlk defa gördüm, sen yok, kimsin? Yok yok, kuruyemişten kaldı, kuruyemişten, ondan ikram edelim. Gel Tuğan'a. Abim sen ikram etsen tabii, yengemize ikram, şey ablamıza ikram et. Kusura bakma ablam, hep böyle yenge diyorum ama inşallah darılmıyorsun yani. Abla de abla, bir şey olmaz. Ablam saygılar sunuyorum, sen de valla çok ciks bir ablaya benziyorsun. Vurdun mu inletirsin valla sen, şerefsizim. Bizim orada bir deli Aysel vardı. Bir görsen var ya, kız bir vuruyor. Onları biz valla şerefsiz dövüşlere sokuyorduk böyle, bizim bir kız grubu vardı. Yok, bunun lakabı değildi arkadaş, yalan rüzgarı. Ya bakma sen buna, İsocuğum. Senin adın ne? Ablam benim adım İsmail. Bana kısaca İso diyebilirsin valla. İso. Yaşın kaç senin? Ablam 18 yaşındayım ama dertlerimi sorarsan 55 vardır şerefsizim. Ne derdin var? Bana en büyük derdinden bahset bakayım. Ablam bize dertten bol ne var valla. Bizim topaşımız zaten yok. Canım çok sıkılıyor buna. Bizim peder bey mahpustan çıkamıyor. Ben içeri giriyorum, peder çıkıyor. Peder giriyor, ben içeri giriyorum şerefsizim. Bir denk düşemedik valla. Birlikte bir buluşaydınız iyi olurdu. Bir türlü denk düşemedik valla. Çok affedersin ablacım. Sen de bu arada çok böyle bir hanıma havası sezdin böyle, maşallah. İnşallah darılmıyorsun mu demek istediğime. Ya yok, kendisi çıtı pıtı bir insan, ne hanıma havası ya. Ablam çok ihtiyacın olmaz gerçi ama ne zaman başın sıkışırsa bu İso kardeşini arayabilirsin valla. Sana senin elin kolun çok oynuyor he. Sen unutmuşsun bak, çıkmayalım ringe istiyorsan. Çıkalım. Ablam sen dövüşebiliyor musun? Hey maşallah, kadının gücüne bakar mısın ya? Yok, o genelde dayak yiyor ama olsun, yapacak yalnız, bir şey yok. Yalnız Behzat abi seni kınıyorum. Tabii arada ablam... dayak değmen lazım. Ama bu bir spor ama bak. Yalnız Behzat abim ablamı hiç ezdirmem şu an. Tabii ki sendeyim abim, buyur. İso. Ama bak bu bir spor canım. Bak şey bak, şöyle düşün. Hani bir kavga değil bu. Spor amaçlı ringe çıkıyoruz yani, başka bir şey yok orada. Şimdi yoksa tabii niye? Esasında Behzat abim... Ya bakasmasak mı hani İso'cum? Şimdi Behzat abi sana bakıyorum, bir de ablama bakıyorum. Ablam çok affedersin ama yani sende maşallah bir güreşçi fiziği var yani, çok affedersin. Sen vurdun binitirsin ablam, saygılar sunuyorum sana bizzat. İnşallah beni yanlış anlamadın, bizzat senin kara listende bulunmak istemem yani. Ablam beni yanlış anladıysan ben şu an gidebilirim şu an. Kaçırmasından mı korkuyorsun isim? Yalnız ablam beni inşallah yanlış anlamadın, senin karşına geçmek istemem şu anda. Yok yok, asla hiç. İso yok yok. Saygılar sunuyorum ablam. Çok gerçekten seviyorum, sana çok ısındım. Öz ablam gibi ben ısındım böyle. Çok ısındım. Vallahi senin istiyorsan ya, tabii yanlış anlamazsan şimdi tamamen diyorum. Hani bir başın sıkışırsa diye bir numaranı alabilir miyim? Bizzat telefonu yeni çektim üstüme, çok cix kendisi. Melody ile tanışmıştım bak. O da benim kız kardeşim gibi. Bir de sen varsın erkek kardeşim olarak. Vallahi ne güzel isimler. Tabii biz bozarız ablam senin böyle erkek kardeş kısmını vallahi. İso diye erkek kardeş olamaz. İstiyorsan gidebilirim İso, vallahi şu an. Sen niye bana mesaj atmadın lan? 815-855 bu benim numaram. 811 mi dedin ablam? 815-855.
Ablam yok, güzel ismini bir daha alabilir miyim? Çok rica etsem. Tuana ablam. Tuana kaybetmez. Tuana'nın. Efendim Esat Bey. Ablam sen kaybetmezsin zaten maşallah. Gerçekleşti olay. Olay... Olayı birazcık şey şimdi çocuğun yanında anlatılmayacak bir düzey. Şimdi Tuana ablam istiyorsan ben sana gideyim marketten bir çekirdek kola kapayım. Sen de o sırada otur burada anlat ne istiyorsan. Mesaj attın mı yavrum? Atayım ablam kusura bakma unutuyorum. Tamam istiyorsan bir gevşek misin? Bak bana da at dedim atmadın. Behzat abi kusura bakma vallahi bu lavuğa yeni alışıyorum. Telefon beni bitirdi ben tuşu telefon alışmış adamım vallahi. Çok psikolojim bozuyor yani esasında. 33-10 olacak ki böyle vurdum inletsin. Ablam sana mesaj attım ablam diye. Tamam kaydediyorum. Yalan rüzgarı dur senin adını değiştirecektim ben. Behzat abim sana da mesajı tamam, çaktım valla. Tamam sağ ol kardeşim. Bizim lavuk Şevşenko vardı o buralarda mı ya? Şevşenko'yu göremiyorum valla. Şevşenko ortalarda yok şerefsizim. Şevşenko kim lan? Abim böyle saçları garip gibi rasta rasta saçları var böyle. Gelmiş benden para istedi ortalıkta yok lavuk daha ya. Tanımıyorum öyle birini. Tuana... Çok lavuğa benziyordun. Tuana ablam valla çok affedersin. Bugün de bir lavukla tartıştım böyle kavgaya falan giriyorum. Çok sinirim bozuk yani esasında sana inşallah gerginliğimi yansıtmıyorum. Çok üzülürüm valla. Kimle tartıştın tanıyor muyuz? Ablam valla şöyle söyleyeyim sana çok affedersin ama böyle bir ibnenin tekiydi. Gelmiş bana böyle ters ters bakıyor lavuk. Ben dedim ne bakıyorsun aslanım dedim. Bakıyorum böyle tip tip. Gelmiş bana hala laf yapıyor böyle bir ağzının içinde konuşuyor böyle. Dedi de anlaşılmıyor zaten. Ondan sonra ben bunu aldım arabadan abla çok affedersin. Geldim ona bir tane yapıştırdım. Yanımızda da çok sevdiğimiz bir abimiz vardı. Yeni tanıştım vallahi onunla da. Ayıp oldu onun yanında ama şimdi geldim bana böyle diklendi yani. Ben de tutamadım kendimi anlıyor musun? Anlatabiliyor muyum şu an kendimi? Sonra dayak yemedin değil mi? Ablam sonra yok canım. Sonra ben kaçtım oradan. Baktım böyle lavuğa dedim ki hastane masrafını ödeyeyim kardeşim gerekirse dedim. Böyle hala bana oradan küfür ediyor. Böyle kendimi tuttum sıktım abla böyle diklerimi bir sıktım mı çok affedersin. Çok delilendim bir anda. Ondan sonra tabii gitti lavuk ben de yoluma baktım abla. İyi yapmışsın. Hak etmiş. Hak etmiş. Ablam kusura bakma sana böyle şeyler anlatıyorum ama inşallah beni çok yargılamıyorsundur. Çok üzülürüm valla. Yok yok. Şerefsiz evladım sana çok ısındım. Hiç öz ablam olmamıştı ama şimdi bir ablam oldu sayende sana hürmetlerimi sunuyorum. Sağ ol canım. Valla Behzat abim sen de Tuğan ablamın kıymetini bil. Valla bozuşmayalım. Bir kardeşim olarak uyarıyorum seni. Valla çok ayıp ediyorsun. Kızı sabahtan beri üzüyorsun valla. Kardeşim diye valla. Kaydediyorum bak. İso kardeşim. Ablam çok büyüksün gerçekten. Sana bir hanım ağa gibi yaklaşmak istiyorum şu an. Çok kanım ısındı acayip derece sana şu anda. İşte Tuana çok böyle yalan rüzgarı bir insan. Böyle inanma bu tatlı dillerine. Ne yalanımı görmüş bir sorsana. Şimdi Behzat abim ne yalanını gördüm diyor yengem. Ne yalanını gördün acaba? Lan yengem değil sikeceğim yengem çok affedersin. Tuana ablam inşallah darılmıyorsun ağız alışkanlığı valla. Çok affedersin. Çok affedersin. Çok affedersin. Senin kara listene girmek istemem şu anda esasen. İnşallah beni çok yanlış anlamadın. Ama yok deme sen öyle şey hoşuma gitmiyor. Ablam çok affedersin gerçekten ağzıma sıçayım o ağzına sıçayım nasıl böyle şeyler söyledin diyesim geliyor şu an kendime ama çok affedersin. Kendisi benim için bir yabancı ya boşversen. Aynen eskiden dediğim bir eskiden, arkadaşımdı. Eskiden değer verdiğim şimdi, arkadaş. Şimdi Behzat abim Tuana ablam çok affedersin daha buyurun. Arkadaş dediğin zor zamanlarında yanında olur burada çekirdek çıkamaz. Sizin şimdi bir eskiden evet, Indira Gandhi'nin falan vardı gibi algılıyor böyle bir şey yok değil mi Tuana ablam yanlış anlamazsanız beni. Kendi? Öyle bir hava alıyorum yani fanfinifon diyorum yani çok affedersiniz. Yok hiç olmadı. Hiç olmadı diyorsun. Gerçekten olmadı. Şu anda konuya bir kaplan gibi atıldım ve hakim olduğumu düşünüyorum şu anda konuya çok affedersiniz. Ben onunla tanıştığımda sevgilim vardı oğlum öyle bir şey olabilir mi ya? Behzat abim valla olmaz sen de delikanlı adamsın yakışmaz sana ya. Yani. Yok sevmiyorum o taş şeyi. Ama şimdi benim ablam da yani delikanlının hası yani. Tamam ya yok, sen yalan rüzgarı ya. Ablam sen beni yanlış anlıyorsan şu an Allah belan versin ben kendimi sandalyeden aşağı atarım sallandırırım yani. Sandalyeden ben sallandırırım seni sakin. Ablam çok affedersin bir pot kırdıysam bir şey yaptıysam şu an gidebilirim bu oyunu çünkü bir daha karşına çıkmam yani şu an. Çok darılıyorum şu anda böyle şeylere. Gel oturalım şuraya. Canımsın ablam teşekkür ederim. Estağfurullah sen otur ablacım. Yalan rüzgarı. Bizim mesela Esenyurt'ta bir Melahat abla vardı. Şerefsizim var ya ben böyle delikanlı kadın görmedim. Mevzuya götürdük anasını satayım. İso sen o şarkıyı biliyor musun? Ah buyur abi hangi şarkı? Esenyurt Beylikdüzü. Abi bizim tabi başka polifonik maletlerimiz var esasında. Kıptıs 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 diye. Şimdi baktığın zaman bir tane şarkımız da mesela alayım mı seni gece çıkalım barlara ezelim karıları hunharca diye bir şarkı paraları da olabilir tabii ki orada karıştırıyoruz bazen. Paraları. Tabii ki karıları ezmeye karşıyım ben de şimdi tamamen. Yengecim saygılar sunuyorum bir daha yenge demeyeceğim size daha zaten. Aleykümselam. Bak kim geliyor. Bak kim geliyor. Abim siz neredesiniz vallahi ben cips kolayı aldım sizi bekledim siz yoktunuz biz gömdük tek başımıza Zubay'ı vallahi.
Evet. Öyle mi? Vallahi çok darıldım, gücendim ama Bestat abim de güzel. Bir de hanım ablamız katıldı, onunla muhabbet ettik, sohbet ettik, güzel oldu vallahi. Ha iyi bari. Şimdi gelsin de. Bir de gidip yatıyor. Kim geliyor oğlum? Ya Alfonso iddia kaybetti. Arabayı getirmeden gitmez bir yere. Getirdi içeride işte. Tuana ablam, Bestat abi görüyor musunuz hayatı ya? Şu arabalara bakar mısın? Rüyama girmez böyle şerefsizim. Araba dediğin nedir be İso? Abi fena mı olurdu şöyle Tuana ablam, sen, ben. Öyle 3 kişi daha alırdık şöyle. Şöyle güzelce bir gezerdik, yanlardık Tofaş'la. Araba kolay bulunur da dürüst insan az bulunur. Aynen öyle, aynen öyle. Abi bu lavuklar kim amına koyayım? Bunlar şey ya, tanımadığın deniz adamlar. Tanımadığın insanlara balık adam istersin. Abi çok affedersin de yani böyle sünnet çocuğu gibi yürüyorlar, bir garip yürüyorlar, bir garip oldum valla. Apışarasını karıştırıyor şimdi böyle lavuk. İddia kaybettiler de o yüzden böyle giyindiler ya. Gelin birazcık şey yapın da kaybettiklerini üzülsünler bari. Abim sen, biraz takılın. Seni hatırladım ben abi, beni hatırladın değil mi sen ya? Hatırladım İsmail. Senin ismini unuttum ben valla, neydi? Ardıç ben. Ardıç abim valla, kusura bakma, lavuğun durumu nasıl? Estağfurullah. Ya iyi ya şimdi işte, hastaneye falan gitti. Kusura bakma abim valla, çok mahcup oldum sana karşı. Yok. Sen bak ne diyeceğim, bir daha kaybettiler ya, biraz eğlensene. Borcunu abi, ayıp ediyorsun ya. Haydi. Oğlum bari beni bir baraja maraja götürün. Hayırdır ya. Prenses, yolunu mu kaybettin ya? Hayırdır? Valla Ardıç abim söyledi, bir iddia durumu olmuş yani, anasını satayım. Prenses derken birader. Şimdi beni yanlış anlamını istemiyorum abi, ben tamamen ortama ayak uydurmak hesabında bir şaka patlatayım dedim ama darıldıysan da şu an kendimi sallandırabilirim buradan yani. Sen sallandır yoksa ben sallandıracağım biraz. Şimdi abiler siz zaten delikanlı adamlara benziyorsunuz esasında. Ben sadece böyle şaşırdım, böyle apış arasını karıştırdı bu abi az önce. Dedim yani işte böyle yaptı aynı bir şekilde. Bagaya kaçıyor amına koyayım. Tabii abi haklısın, saygılar sunuyorum, inşallah darılmadın benim bu konuşmama. Yok birader, niye darıldın ya? Eyvallah abim. Abim ben birazdan bir cips kola almaya gidiyorum, bir zula yapacağım kendime. İstersen sen de bir alabilirim bir şeyler senin için. Bir gel seninle iki tur atalım, birlikte gidelim ya. Eyvallah abim, eyvallah. Adamın ısısın valla. Bu ayağınızdaki paletler ne be, ördek gibi olmuşsunuz abim, affedersiniz. Esenyurt'ta sizi böyle parçalarlar şerefsizim ya. He ya, böyle takılıyoruz. Abim ben şöyle önünüze geçmeyeyim de vallahi, yanlış anlamıyorsun inşallah. Uy burada ya. Taşın ayakkabılar parlıyor mu lan? Abim nasıl? Vallahi kaptım bunları var ya şerefsizim. Canlar, Ares. Gel ben seni alayım, gel. Ares, Alfonso. Dur. Ha, dur ya. Ardıç abim, bu abi beni çağırmak istedi. Gitmek istiyorum ben de esasında, ayıp olmak inşallah. Hayır, Ares, Alfonso. Ben biraz... Abim, sana inşallah yük olmuyorumdur abim. Vallahi çok üzülürüm böyle bir şeye. Biz de çok teşekkür ederiz Ardıç'ım ya. Çok sağ ol gerçekten yani. Vallahi çok teşekkür ederiz Ardıç'ım. Hakkını helal et Alfonso. Şimdi Ardıç abi. Akşam seninle yine bir görüşelim Alfonso. Bizim bu rakı planı ne zaman abim, içecektik hani beraber. Kuzum gel yarın ya, akşam, yarın akşam. Yeşilli, Alfonso. Tamam haydi görüşürüz o zaman. Aris, görüşürüz. Ardıç abim görüşürüz, çok öpüyorum abim. Ökeş. Bırak bu gelir. Ben arabayı alınca şey yapalım, bir tanıtık filmi çekelim. Olur canım, gel, olur. Sen bir yere gidecek misin, bırakayım mı seni? Abim sen de mi geliyorum ben? Aynen gel atla. Eyvallah abim, inşallah sana yük bindirmiyorumdur. Valla şerefsizim. Bana deselerdi ki bir gün, İsmail sen böyle bir arabaya bineceksin, tiktir git lavuk derdim valla. Güzel araba değil mi? Şerefsizim, içim düştü, ne diyorsun sen ya? Abim bu araba kaç basıyor maksimum, maşallah. Nazar değmesin inşallah ya. Çok basıyor. Abim ya ben bu arada kendimi biraz suçlu hissettim. İnşallah size böyle takıldım diye bana çok darılmadınız ama... Yok markete gidiyoruz ya. Tabii canım, Ardıç abi dedi böyle, dedi ki bana, dedi onlarla bir konuşsana dedi biraz şey. Ben de durumu ayak uydurmak için yaptım yani esasında. Abim sende isim neydi bu arada? Tamam boşver ismini. Boşver dedi tabii ama sende tam böyle bir delikanlı havası sezdim biliyor musun abi? Böyle Esenyurt'ta senin gibileri böyle öyle, el üstünde tutarlar şerefsizim. Esenyurt nere ya, ben bilmiyorum. Abi Esenyurt ne diyorsun sen? Esenyurt'u bir görsen abim var ya, dibin düşer şerefsizim. Böyle görsen ben Orta Asya'nın Paris'i gibi anasını satayım. Öyle mi dersin? Abi abim çok özledim biliyor musun? Burnunda tutuyorlar hepsi. Bizim devuklar vardı. Cevahil, Mehmet, Sarıbo. Yeşil bilo vardı böyle, sümüklüydü böyle, sümükleri akıyordu yeşil. Aman abim dikkat et, ne yaptın ya? Azıcık böyle kaldırıma çıktık ya. Abim estağfurullah, senin içine karışmak gibi olmasın. Biliyor musun bu arabadan da bir tane kendime çekmeyi çok isterdim yani. Bu arabadan mı? Tabii şimdi içimde de bir Tofaş özlemi yok değil yani. Bizim peder bizi alıyordu böyle, Tofaş'ın arkasında koyuyordu. Abi sen Tofaş de onu bilmiyorsun, bunu bilmiyorsun. Vallahi sen yaşayamamışsın çocukluğunu ya. Ben nereden bileyim oğlum? Ben bu arabaya bindim. Abi buralar nereler oluyor, sormak ayıp olmasın.
Şey ya, buradan kasabaya markete işte. İyi maşallah. Orada ucuz da. Abi kusura bakma, senin üstün biraz tozlu değil, inşallah arabanı kirletmek istemiyorum yani. Yok yok. Eyvallah, delikanlı adamsın valla. Abiler merhabalar, nereye geldik böyle ya? Şerefsizim var ya, burada cipsini kolana alacaksın abim. Böyle gel, oturacaksın, gel. Manzarayı izleyeceğim valla. İnelim aşağıdan, manzara çok güzel, gel. Abim bu arada inşallah bana orada apışarını karıştırdığın yönde biraz takılırım sana, takılmadın inşallah, çok üzülürüm. Yok, çok darılırım valla. Yok, niye takılayım? Abi esasında diyorum, arabadaki abiye de söyledim, Esenyurt'ta sizi görsek abi, şerefsiz evladım, el üstünde tutarız. Çok kıymetli bir abiye benziyorsun sen esasında, ama anlamadım niye böyle bir şekle girdiniz. Yapacak bir şey yok, iddia kaybedilirse çekilir. Estağfurullah abim, keşke bir cipsimiz kolamız olsaydı ya, kaynatırdık burada valla, bizim lavuklarla yapıyorduk. Rutini gerçekleştir oğlum, çıkart not defterini. Evet. Şimdi durum bana geldi değil mi? Şerefsizim, şu manzaraya bakar mısın ya? Vay anasını satayım. Lan Cevahir, İbo! Beni görüyorsunuz valla çocuklar, yaşadık burada var ya. Yok abi. Var işte ablam, gözüküyor amına koyayım. Ha. Şeyde ya, altta kalmış onlar. Şimdi abim sizde bir zulu yok mu? Şimdi patlasaydık valla, şerefsizim, çekirdek çitlesim geldi ya. Evet, bakıyorum. İsim neydi kardeşim? Benim mi abicim? Benim, ona değil, bana lan. Ha, sana mı? Evet. Evet. Evet, Ares. Abim resmi geldim. İşleriniz varsa ben uzakta takılayım istiyorsanız. Sizi bölmek istemiyorum. Yok, yok. Rahat ol, rahat ol. Eyvallah abim, cansın. Ares Bey, şimdi arkalı öndeki... Nasıl ya? Onlardan mı veriyoruz oğlum? Tabii. Biz şunlardan şu manzaraya çökmek istiyorum ya. Şuna bakar mısın ya? Hey maşallah, sen nesin böyle ya? Tamam, söyle bana. Sor. Sorularını sor. Tabi buraya böyle bizim çocuğu toplayacaksın. Oğlum resmi prosedür işte ya. Şimdi. Herhangi bir sağlık sorunumuz var. Ruh hastasıyım. Okey. Kıymetli abim, bir durum yok inşallah. Bari sesini yükselttiğini evet. Gördüm, çok üzüldüm. Niye yükselttim sesimi sana? Eyvallah abi, sıkıntı yok. Cansın yüksek, valla. Yükseklik korkunuz var mı acaba? Var. Koşu. Şimdi palet var, şu an yüzme kısmındayız. Yani 15 senede koşarım herhalde ya. Tamam, ben gidiyorum o zaman. Beni bir yüreklendirsene şöyle. Ananı s***. Kıymetli abim, adam balık adam oldu lan, nereye gidiyorsun abim? Abim iyi misin? Adam nereye gitti, şerefsizim, deniz kızı gibi süzüldü ya. Beyaz, beni bir gaza getir oğlum. Abim sen yaparsın, aslansın, cansın da niye yapıyorsun bunu anlamadım valla. Sen bu işi yaparsın, atla. Atlan karşı. Beni suya. Abim atla, beraber atlayalım istiyorsan ya. Adam gitti, anasını satayım. Abiler lavuk yüzmeyi biliyor muyum? Valla şimdi abim için endişelendim, atlayabilirim istiyorsanız ya. Bunlar da konuşmayı sevmiyor herhalde. Atla atla, hadi biz de. Atla, atlayabilirim. Eyvallah abim, atlayalım atla, o zaman atla, ya. Koş. Biz daha az baraja atlamadık şerefsizim. Çekil bakayım abim. Koş. Atlıyorum o zaman, anladın mı ya? Hadi ben yardım edeyim mi sana? Abi telefonumu tutsaydın valla, apışaramdan vereyim sana be. Ver. Tamam hadi. Fırla. Abim bekle şimdi, biz ayakkabılarını çıkarayım abim, senden aldım, yeni aldık bunları hep. Koy, kenara bırak abi buraya. Eyvallah abim, atlıyorum ben o zaman. Bana şans dile. Hadi, özlemişim valla. Hadi bakalım. Abi sen kimsin ya? Gülgül öldüm. Eyvallah kardeşim. Hadi satayım, öldüm amına koyayım. Tövbe tövbe, ezan dokunuyormuş. Aa! Lan hayat, çocuk mu oldu lan? Amına koyayım. Şansa bak ya. Getir abi, getir. Sen niye atıyorsun ya? Aa, ne oldu? Dedi ben de yüzeceğim, peşinize atlayayım dedi. Lan oğlum. Oğlum ben bilmiyorum ne yapacağımı. Niye biz hep böyle boğuluyoruz? Alfonso suni teneffüs biliyor. Ne? Hadi Alfonso, hadi Alfonso. Ben değilim. Alfonso. Ben değilim. Alfonso sen ilgilen, benim telefonum çalıyor. Elimi bile sürmedim.
Siz ben yapmam. Hayır, hastaneye sürerim, ben yapmam. Bu telefonu da bana verdi he. Atlamanı. Göğsüne doğru bastırsana dizini koyup. Bastırıyorum karnına da amına koyayım. Ay. Oğlum ne oldu böyle ya? Gelmektedir mi diyeceğim? Ya oğlum senin neyine ya? Sen yüzebilmiyorsan niye atlıyorsun suya ya? Yok oğlum şart. Sert salasak mı lan? Hani sen bir yapış bir bak ona. Ben hiç bilmiyorum ki onu, onu bile bilmiyorum. Zar. En güzel çözüm o zar. iPhone zat. Buradan birini sikeceğiz arkadaşlar. Elini zar hadi. Buraya gel. Kaçma buraya gel. Hadi lan. Hadi. Çok iyi. 50'lik mi? Ananız. Abi yok atmayalım. iPhone olur yırtmış olayım ya Rabbim. iPhone zat. Aslan yapacak bir şey yok. Adam mı ölsün oğlum? Oh yırttım Allah'ım tamam, şükürler olsun ya Rabbim yırttım. Ananız kim ben yırttım. Gabriel. Oğlum bir hastaneye götürün lütfen. Ben nasıl boğuldum ya? Götür abim beni. Aslansın abim, kaplansın. Gel buraya gel. Hastane oğlum, hastane. Adamı... Ya hayır öyle bir hayır şey oğlum, yok. Hayır oğlum adam ölür. Hayır ya. Oğlum ben öldür, izlemek istiyorum. Ben boşuna zar attım. Kardeşim. Ben çıksam ben bir şey yaptım. Yapacak bir şey yok. Bir bakımla bakayım. Bir yapış bakayım. Bak şey bakayım, elini öp. Burnunu kapat. Ben bilmiyorum yapmayı. Ya üfleyeceksin ağzına yapıştır dudakları. Şişir. İki parmağınla burnunu kapatıyorsun. Bak yapış uzaklara vakumla sonra. Bak elektrik süpürgesi gibi değil ha. Tam tersi. Efendim? Bilerek yapmadım oğlum. Yüzecektim. Vakumluyoruz şu an bir saniye. İşimiz var. Ellerine burnunu kapat. Ben Ares, Gabriel bir de ben bir arkadaş. Ben bir film görmüştüm. Varaş. Evet. Of. Best couple. Abi uyanmıyor bu abi. Ares bir turda sen. O zaman hadi bu üçlü zar. Birkaç kere yapman lazım. Bir kere daha. Hadi bu üçlü zar. Ares var mısın? Hayır oğlum 19 atan sen için amına koyayım. Sen yapacaksın. Abi öyle bir şey. Ayağını durun. Kendine gireyim. Efendim. Tam baraj oğlum. Yapış gönlüne getir adam işte. Abi ayazda. Hayır öyle bir şey. Oğlum hastaneye gidemez. Uyanamam ki ben şu an. Biraz da sert yap Gabriel. Ne olacak ki böyle? Ya hayır. Şişir oğlum. Oğlum adamı hastaneye götürelim valla bir şey olacak. Ya sikerim durun alın götürün hadi ya. Adama bir şey olacak oğlum. Tamam oğlum artık yapacak bir şey götürün. Gabriel Alfonso alın götürün adamı valla bir şey olacak şimdi. Arkadaşlar İsmail böyle. Yani bundan sonra benim Favcharım İsmail oldu ya. Buna düşündüğümden daha geliştedir roller. İnşallah siz de keyif aldınız. Tamam. Of. Avlatını sikeyim ya. Ya suni teneffüste yaptırdınız ya. Bırakmadım aresleri. Yok lan bu da areslere bulaşmaktan değil. Ya, bir bilardo oynayacak. Konum nereye geldi ya. Onun için atladık biz ya. Ya aramız iyiydi. Sıkıntı yok. Yani bu sefer atmadılar. Ben kendim atladım da yüzemedim amına koyayım. Bayıldım. Ha ben de bayıldım. İsmail de bayıldı. Of. Hayır bir de Gabi bilardo kazandı. Hatırlamıyorum ya. Adam bu terefiz yaptı amına koyayım. Ağzıma geldi resmen. Asıl cezayı burada çekti çocuk ya. Ay ay. Allah kahretsin ya. Arkadaşlar bu arada hepinizin buna koyayım, güzel yüzmeyi bilmiyorsan niye yüzüyorsun? Yapıcı yorumlarına çok teşekkür ediyorum. Deniz gibi değil ki amına koyayım. Batarsın burada. Cansınız. Daha devam ediyoruz tabii ama bunları söylemek için çok teşekkür ediyorum desteğiniz için. Çok sağ olun. Hazır boştayken konuşayım dedim. Böyle takiplerin de hepsini her dön geri dön hastaneye dön ya. Ya. Tepesinden mi attım daha? Hayır lan bildiğin yüzüyordu. Hani atladım suya normal seviye yüzüyordu. Yüzemedim. Yüzmeyi bir ara unuttum amına koyayım. Boğuldum kendim OC olarak bilgisizlikten boğuldum. Yüzemedim. Çıkaracaktım normalde sudan yüzemedim.
ne hallere düştük ya. Çok sempatisin abi, boş zamanımda olduğunu izlerim ben. Çok teşekkürler, eyvallah. Çok sağ ol. Bir de kaza yapmış şu anda. Abo. Adamların rolünü baltalamış gibi oldum biraz ya. Kusura bakmazlar inşallah. Üzüldüm biraz. Ben Sayna'dan özür diliyorum. O da bu olmayacak. Onlar eğleniyor gayet de. İnşallah, bilmiyorum ya. Kötü hissettim biraz ama bu yüzden. Boşalt, boşalt, boşalt. Allah kahretsin ya. Ben sana bunu açıklayamam. Rasen, Rasen. Bana böyle anılarımı unutma ilacı lazım bana. Balık adamsınız oğlum, sizin yapmanız lazımdı ya. Kapıyı attı amına. Ben ne yapacağım acı burada? Bari içeri bir yere bıraksaydın doktorun yanına. Ulan poşet gibi bıraktı adam beni. Ulan gidebildiğimi mi zannediyor bunlar acaba? Ya. Kurtarın beni. Bana böyle anıları unutma ilacı falan bulun bana bir şey. Cam bir çocuk bırakırsak. Birader sen niye yüzüyorsun ya? Sağında sonunda bir morlukta falan olsa ne güzel, o çıkardı onları. Evet evet ya. Güzel olurdu evet. Rachel neredesin Rachel? Çok eğlendim ya hakikaten. Nasıl yürüyor, şuraya baksana. Rachel getiriyor mu bunu da? Tamam getir. Hemşire hanım, bir hastayı yatırabilir miyiz ya? Bana bir yardımcı oğlum olursanız. Salı pazarına döndü ortalık. Of. Biz beyefendi, yok değil mi beyefendi. Doktora? Yok yok, ben ikisiyle de ilgileneceğim. Kolay gelsin. Hastanedeyim, arayacağım. Sizim neredeyim ben? Çok affedersiniz, siz kimsiniz acaba tam olaraktan? Hastanedesiniz, sakin olun. Çok su yuttunuz. Bir de konuşup üzerine kendinizi boğmayın. Şöyle bir yan çevirelim hastane size. Evet. Bıçak falan takmadır inşallah ya. Yok 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 yok, aman. Bizim lavukların planı kesin bu vallahi. Siz bir böyle bu şekilde durun, tamam mı? Hiçbir şekilde hareket etmiyoruz. Yan duruyorsunuz. Ufak bir boğulma şey tehlikesi atlatmışsınız. Ben size bir serum bağlayacağım. Çünkü çok fazla kusuyorsunuz. Teşekkür ediyorum hanımefendi. Vallahi can kurtaran gibisiniz, şerefsizim. Çok sağ olun. Ne demek ne demek. Hemen diğer hastayla ilgilenip döneceğim size. Tabii tabii. Sıkıntı yok. Burası da ne güzelmiş. Afilli afilli. Hanımefendi neredesiniz? Teşekkür ederim hemşire hanım. Siz ilgilenebilirsiniz. Çok sağ olun, çok sağ olun. Hemşire bacım, benim yalnız bir ayakkabılarım vardı. Şu an onları ayağımda hissedemiyorum. Sıkıntı yok canım. Sanki 80 kişiden dayak yememişliğimiz var gibi davranıyorsunuz yani. Ben iyiyim, sıkıntım yok. Şu serumu da çok affedersin, çekin burnumun ucundan. Kolumdan, bacağımdan çekin şunları bir. Çok sağ olun. Şimdi doktor hanım, ben kendimi iyi hissediyorum fiziksel ve ruhsal. Evet.
ama olsun. Serum bitmeden ha hemşireler serum. Tabii sıkıntı yok. Kardeşim, problem yok şu anda tabii ama bu serumda. Abim sen benim başımdan mı bekledin abim ya? Biz seninle ilgilendik. Vallahi şerefsiz evladım. Abin çok ilgilendi seninle. En son hatırladığım senin peşinden böyle yüzmeye geliyordum abim. Sonrasında bir baktım böyle bir hayalperest gibi bir şeyler gördüm böyle abim böyle. Sanki suyun altında böyle bir deniz kızıyla öpüşüyormuşum gibi hissettim. Dudaklarım ıslandı böyle anasını satayım. Buldum. Abim çok sağ olun valla çok güzel hissettirdi bir yandan canımı yaktı valla. Eyvallah abim cansın benim. Ayakkabılarım da yok abim benim ne yaptınız ayakkabılarıma ya? Ayakkabılarını bilmiyorum kardeşim. Cuma'da Arın. Yedi denediklerini daha buldum. Siren arasın. Şimdi doktor hanımcığım bu hemşire sabahtan beri bana bir şeyler sokup tamam. Çıkartıyor valla çok rahatsız oluyorum esasında. Hemşire hanım damar yolunu alalım aslında. Şimdi damar yolunu alalım biz de yolumuza bakalım şimdi. Çok affedersiniz de yani biz de yeniden korkmayız ama ya. Ama siz de dikkatli olun lütfen olur mu öyle şey? Çok affedersiniz doktor hanım. Eğer beni sağlık böyle çok böyle kötü gördüyseniz beni şu anda. Şu an beni yatırın şu an istediğiniz yapabilirsiniz ama ben kendimi iyi ve dinç hissediyorum yani. Yok hiçbir tamam. Sıkıntınız yok. Biraz su yutmuşsunuz sadece. Tuzlu su olduğu için serum bağladık. Vallahi ben de bir an dedim altıma mı kaçırdım yoksa her tarafım ıslanmış çok affedersiniz. Bir de kıyafetlerinizi çıkarmamız lazım. Lütfen kıyafetlerinizi değiştirin. Şimdi doktor hanım ben size şöyle söyleyeyim. Bir Esenyurtlu hasta açısından vazgeçmez ve onu çıkartmaz. Çok affedersiniz. Ya, iki hasta vardı beni buraya almışlar. Doktor bey nasılsınız ya? İyiyim canım. Beyefendi boğulma vakası. Estağfurullah boğulma demeyelim ona ya bir an kendimi kaybettim. Kaza yapmış bilmiyorum olay hakkında hiçbir bilgim yok. Aldığımda baygındı. Tamam. Kaşında da açık bir yara vardı. Dikiş atacağım ama önce uyanmasını bekliyorum. Tamam. Hiçbir bunun müdahalesi yapıldı mı? Doktor bey ben sizi bir yerden hatırlıyor evet, gibiyim valla. İyi bence şu anda. Bence de iyi. Al canım bak senin telefonun arkadaşlarındayım. Teşekkür ederim çok sağ olun. Şu hemşireye de söylediğiniz şu konudaki zımbırtıları çıkarsın valla ben iyi hissediyorum. Ha çok sağ olun valla kolumda ağırlıkları hissediyordum bir an. Ben şimdi kalkabilirim. Müsaade var mı şu anda? Çıkabilirsin tabii. Çok sağ olun. Faturanı kessin Bünyamin Hoca. Hocam siz keser misiniz beyefendinin faturasını? Ne yapıldı müdahale? Hocam müdahale? İlk yardım yaptık. Serum bağladık. Acil müdahalesi var mı? Cerrahi böyle bir şey yok. Şimdi doktor bey çok affedersiniz ben ayağa kalkayım dedim ama bir an böyle kendimi ayaklarımı boşlukta hissettim yani. Beni bir taşıttırma şansınız yok mu esasında? Ben faturasını gönderdim beyefendi. Sisteme işledim. Seri numarasını barkodunu. Kendim... Doktor hanım bu arada siz zorluk çıkarsam çok affedersiniz çok özür diliyorum valla. Sen ne olsun istiyorsun kardeşim benim? Şimdi doktor beyciğim ayağa bir kalktım şöyle kendimi iyi hissediyorum şu an sıkıntı yok. E tamam. Size zorluk çıkarmak da istemiyorum yani. Kusura bakmazsınız. Bize zorluk çıkaramazsın zaten burada. Tabii ki doktor beyciğim sonuçta ne demişler? Bizim boynumuz tıp karşısında kıldan ince yani saygılar sunuyorum. Eyvallah canım benim. Doktor hanım size de böyle mahcup oldum çok affedersiniz. İnşallah sizi kırmak istememiyorum şu anda. Kırmadım şu an inşallah sizi. Yok hiç kırmadınız. Kendinize dikkat edin çok sadece. Çok sağ olun. Olur mu? Bana bir terlik böyle parmak arası çapakat terlik falan bir şey verseydiniz. Vallahi ayağım üşümeye başladı şerefsizim. Maalesef hastanemizde böyle bir hizmet yok. Hastalarımız gelirken pijamaların terliklerine yatış yapacak hastalar kendileri getiriyorlar. Şimdi teşekkür ederim çok sağ olun. Vallahi... İsterseniz arkadaşlarınıza söyleyin ama size şuradan bir terlik alsınlar yakın bir şimdi lavuk ver beni de burada bırakmış valla biz abi diyoruz bağrımıza basıyoruz çok incindim gücendim onlar mı getirdi bunu kim getirdi beni buraya şu yok, an ya? Yok lobide bekliyorlardır bakalım. Gittiler ciddi bu arada misiniz? Telefonda bana kilitleyip kaçtılar. Doktor bey esasında valla desperado gibi adamsınız çerefsizim çok yakışıklısınız valla. Sen ne olsun istiyorsun ben seni anlayamadım. Şimdi size yaptığım iltifatları yanlış anlıyorsunuz şu an Allah belamı versin ve ben şuradan atlayabilirim şu an kendimi şuradan atabilirim şu anda. Ayağıma batacak valla neredeyse az önce kan kaybından ölüyordum valla gördünüz değil mi? Kan kaybından mı ölüyor? Valla tabii ki camı kırmadım inşallah şu an masrafı bunun çoktur valla. Yok kırmadın. Tabii kırarsam yani kalbinizi de kırmak istemiyorum yani inşallah beni yanlış anlamadınız şu anda doktor hanım ve doktor beyim çok iyisiniz valla. Şimdi müsaadenizle ben gitmek istiyorum. Hı-hı. Benim daha burada uğraşacağım bir şey var mı acaba yoksa gidebilir miyim şu anda? Yok gidebilirsin. Kıyafetlerini değiştir. O şekilde üzerinde ıslak kıyafetlerle kalma. Teşekkür ederim doktor hanım. Bu arada siz de vallahi delikanlı bir kıza benziyorsunuz. Bizim Esenyurt'ta bir Nazlı ablamız vardı. Sizden iyi olmasın. Vurdun indiriyordu şerefsizim. Çok iyi bir şeydi yani. Çok acayip bir ablaydı. Onu da andım sizin sayenizde. Vallahi teşekkür ediyorum size. Tamam yok. Sorun yok yani. Teşekkür ederim. Doktor benim görüşmek üzere. Siz de maşallah artist gibi adamsınız. He. Görüşürüz. Hocam gözlerinde de bir bozukluk var galiba. Doktor bey saygılar sunuyorum. Ayaklarım hep camlar batıyor. Bu nasıl bir ortam anasını satayım. İnşallah ıslanmadım. Dur bakalım.
Ablam nasılsın, iyisin inşallah, rahatsız etmiyorumdur. İyiyim kardeşim, şu an neredeyim biliyor musun? Madencilikte maden yapacağız. Abim dedi, çok affedersin vallahi, sen çok delikanlı bir kıza benzediğin için ablam, kusura bakma, karıştırdım ama eğer beni yanlış anlıyorsan ve defterine yazmak istiyorsan vallahi şu anda kendimi şu sandalyeden atacağım. Hayır, saçım hayır. Şimdi Tuana ablam, hayır. Benim bir müşkül bir durumum var, onu paylaşmak istedim seninle. Neyi varmış? Çok affedersin, ben böyle bir abimiz için suya atladım, sonrasında hatırlamıyorum, kendimi hastanede buldum anasını satayım. Ne yaptın? Böyle bir abimiz için, böyle abimiz böyle garipti, böyle garip garip sünnet çocuğu gibi yürüyordu böyle. Çok ama saygıdeğer de bir insana benziyordu. Onun için suya atladım, böyle peşinden gideyim de adam müşkül duruma düşmesin diye. Baktım ondan sonra lavuk birdenbire gözden kayboldu, ben de kendimi iyi hissetmedim böyle. Bir gözümü bir açtım, hastanedeyim. İyi misin şu an, nasılsın? Ablacığım çok teşekkür ediyorum, cansın balsın öncelikle. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum ama böyle terliğim bile yok anasını satayım. Ayakkabımı çıkarmıştım böyle en son, öyle hatırlıyorum. Ayakkabım da orada kaldı herhalde. Şu an yalın ayak hastane önündeyim valla. Biz sana ayakkabı alıp gelelim mi? Ne istiyorsun? Şimdi ablam tabii ben senin durumunu tabii ki çözdüm. Sen de müşkül durumdasın. Yani tabii ki sen ekmeğinin peşinde koşan delikanlı bir hanım ablasın. Saygılar sunuyorum. Senin gelmene gerek yok ablam. Senin güzel yüreğin, duan yeter anasını satayım. Tamam. İyisin mi şu an? İyiyim ablam. Sen hiç merak etme. Biraz ıslandık ama yani biz yağmur görmüş çocuğuz. Bizim çatımız olmadı zaten hiçbir zaman ablam. Saygılar sunuyorum. İyi, bir daha başkalarının peşinden gitme o zaman. Tamamdır ablam, seni çok öpüyorum. Saygılar sunuyorum. Tamam, eğer bir lavuk karışırsa da hemen bir numaranı hemen uçarım ablam. Hiç merak etme sen. Tamam canım, dikkat et. Bay. Görüşürüz ablam, görüşürüz. Bay bay. Anasını tatayım demiyor oğlum ya. Anasını satayım. Anasını tatayım diyen. Anasını tatayım. O Alfred. Aga sen böyle devam et rollere, emin ol karşılığını alacaksın, çok farklı rolleri güzelce yapabiliyorsun. Çok teşekkürler ya, çok sağ ol. Valla böyle güzel yorumlar görünce o sayı aklından çıkıyor biliyor musun, hani şu kadar bu kadar diye. Hakikaten çok sağ ol güzel yorumlar için. Efendim? Alper abim öncelikle nasılsın? Saygılar sunuyorum. Ben seni unuttum lan. Abim ben biraz müşkül durumdayım, üzerinize afiyet. Çok affedersin. LSPD'ye konuşuyorum. Abim hastanelere düştüm valla. Kardeşim böyle sahibi. Sularda boğulmak suretiyle boğuldu, üzerinize afiyet. Şimdi de sen şu an? Şimdi ben hastanelerinde yalın ayak bekliyorum. Ayakkabımı da çıkarmıştım anasını satayım böyle. Yeni almıştım böyle, ciks ciks duruyordu. Suyu öyle attım dedim. Sonrasını hatırlamıyorum. Hastane önünde yalın ayak bekliyorum. Beni de alacak birini arıyorum esasen. Geliyorum, bekle. Eyvallah abi, kusura bakma, sen de yengeyle falansan vallahi çok affedersin. Oğlum sen beni taksi olarak mı kullanıyorsun, doğruyu söyle önce. Abi çok affedersin de yani böyle eğer böyle düşünüyorsan ben şu an kendimi şu an buradan atabilirim. Böyle sandalye var, böyle 1 metre vardır burası sanırım. Buradan atabilirim şu anda, eğer sen böyle düşünüyorsan Allah belamı versin yani. Bekle, geliyorum, bekle. Eyvallah abim, cansın balsın kaymaksın, görüşürüz. Hadi. Of. Doktor bey saygılar sunuyorum da bir karton marton yok mu? Ayağım acıdı şerefsizim ya. Ya Allah, taksi çağır git götürsün seni kıyafetçi ya. Yani tabii şimdi siz böyle ciks ciks giymişsiniz, böyle taksi çağırıyorsunuz da hiç sormuyorsunuz bu kardeşinizin parası var mı, iyi mi, hoş mu? Valla doktor bey kusura bakmayın da yani. Paran bu... var mı kardeşim? Eyvallah doktor bey, bizim paramız var her zaman, sormanız yeter ya, cansınız balsınız kaymaksınız. Siz fazla agresifsiniz valla. Yani kendimi size emanet edesim de gelmiyor esasen bir yandan da. Ben agresif değilim, sen fazla salçası. Doktor benim hanım ablayla konuşuyorsanız yengemizle ben saygılar sunup aranızdan çekiliyorum. Saygılar sunuyorum yengem. Çalışıyorum o benimle, yengesi. Biz beraber çalışıyoruz. Şöyle aklımda bir resminizi çizdim de vallahi yakışan bir portre oluştururuz kafamda yani şu an. Oğlum saç apır sapır konuşma lan. Hanım abla size saygılar sunuyorum, size delikanlı bir ablaya benziyorsunuz. Saygılar, hürmetler. Senin delikanlı ablaya benzetmediğin bir ablan var mı? Şimdi esasında şöyle söyleyeyim, bütün kadınlarımız burnumu inletir anasını satayım. Bütün kadınlarımızın başımın üstünde yeri vardır. Böyle ablam eğer böyle lavuk falan bir karışır bir şey olur, böyle bir ketenpereye düşersin, hemen beni aramanı isterim yani esasen. Ne diyorsun Valerim? Ablamız biraz donuk bakıştı galiba abla. Bunu bir test alsam ne olur? Ha? Bence bunun psikolojik teste ihtiyacı var, bunun psikolojisi normal değil. Şimdi abim bizim de şöyle söyleyeyim. Biz de gül bahçelerinde büyümedik yani ama psikolojimiz gayet yerinde, psikoloğumuz güzel yani. Ne yaşadın gül bahçesinde büyümedik? Abim sorma yani, şimdi ben bunları anlatsam yemin ederim sen kendin psikoloğa düşersin ve ilacını da ben almak zorunda kalırım yani abi, seni de üzmek istemiyorum doktor beyciğim, çok affedersiniz.
Ama siz saygıdeğer bir insansınız, size saygılarımı sunuyorum. Ben çıkıyorum. Çık yavaş çık çık, ben de çıkacağım. Benim de sinirim bozuldu. Benim de bir üstümü değiştirmem gerek. Birader çok affedersin, bir camı açma şansın var mı acaba? Selam. Lan atla lan. Alper abim sen miydin ya? Aynen. Abim kusura bakma, valla tanıyamadım. Yok yok, süper yetenekli canım arkadaşım. Ne bok yedim bu sefer? Valla Alper abi başıma gelenleri sorma, anasını satayım ya. Ne oldu ki? Böyle tam böyle biz motelin önünde oturuyoruz abi, takılıyoruz böyle, cips kola yapıyoruz anasını satayım. Üzerine afiyet. 3-5 tane lavuk geldi böyle. Penguen gibi yürüyorlar abi, ayaklarında böyle garip garip sandaletler, böyle deniz kızı şeyleri. Ondan sonra ben de bunlarla biraz böyle taş taş geçtim, üzerine afiyet. Sonra bunlarla böyle ama kaynaştık sonrasında. Hatta şu abiye mi benziyordu? Bakayım, yok o değil anasını satayım, o başka abimiz. Sonrasında işte biz bunlarla gittik. Bunlar beni de götürdüler böyle. Bunlar böyle birdenbire suya atlamaya başladılar. Bu lavuk iddiamını kaybetmiş bir abimiz. Sonra ben dedim ki bu abimizi yalnız bırakmıyor. Saygıdeğer bir abiye benziyor dedim böyle. Atladım ben de bunun peşinden abim. Anasını satayım böyle yüzüyorum 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 böyle. Bir baktım birdenbire bir karartı. Bir çöküş. Sonrasında hastanede açtım gözlerimi, saygılar sunuyorum abim. İnanır mısın valla, telefonumu da çıkarmıştım. Telefonumu sonrasında verdiler. Sonra ayakkabımı çıkarmıştım, ayakkabımı orada kalmış herhalde, alamadım valla anasını sattım. Oğlum tane konuş lan. Yok abi, saygılar sunuyorum valla, çok agresif böyle hararetli şeyler yaşadım, kusura bakma abim. Yetişemiyorum hızlı da, o yüzden diyor kardeşim. Abim sen benim hızıma yetişmek istiyorsan ben yavaşlarım abim. Gerekirse böyle vitesi topuzuna basarım, üzerine otururum abi, sen saygılar sunuyorum sana. Peki manuel misin? Abim biz manuel de oluruz, otomatik de oluruz, durumuna göre şekil alırız yani. Alper abim senden iyi olmasın. Bizim de lavuklar vardı bizim Esenyurt'ta. Bir görsen böyle saçlarını rastalı yapmışlar böyle. Çekil şükür takılıyorlar dedim. Oğlum siz karı mısınız? Genç kız gibi davranıyorsunuz dedim. Ondan sonrasında bir baktım bu lavuklarla böyle bir arama böyle karasular girdi. Sonra bir baktım kızlar bunlardan hoşlanıyor yani böyle. Kızlar böyle enteresan tipler seviyor, anlatabildim mi? Ha, yani peki ters su muyuz kardeşim? Şimdi abi ters su, ters su abi sen bana şöyle söyle. De ki ben bununla ters olayım da ben de ona ters olurum yani. Ben senin ters olduğuna ters olmayı çok severim. Senin de kara listene girmek istemem yani. Ters su muyuz, anladın mı? Yoklukta mıyız? Abi şöyle söyleyeyim ben sana. Ben hayatım boyunca yokluğa düşmedim. Ben kadın sevmiyorum abi. Kadın sevmiyor, bünyem sevmiyor. Tamam siktir et ya, boşver bak. Abi şöyle söyleyeyim sana. Kendi hafızamı bile kaybedecek duruma düştüm ya, anasını satayım. O yüzden bana sorduğun sorulara çok kısaltı cevaplar alamazsın esasında, onu da söyle. Tepede birisi mi asılı lan? Bir baksana. Bu lavuk ne yapıyor? Intermedio anasını satayım. Abim sen bekle, ben birini hayata döndürüp geliyorum hemen. Kardeşim ne yapıyorsun amına koyayım? İnsene oradan. Birader. Hayat güzel bak. Yaşam paşam, bize de var mı paşam? Bacaklar ne öyle maşallah, tahta bacak. Pinokyo musun birader? İnsene aşağı. Çekeyim oradan, alayım mı seni? Halatım da yok amına koyayım. Atla atla. Alper abi bu lavuk bir delirmiş anasını satayım. Amına koyayım böyle asılmış kalmış böyle, anlamadım valla. Gel gel. Sen onu gerçek mi sandın? Şimdi bakıyorum. Yani abicim bu devirde kimin gerçek kimin böyle pet şişe olduğu da belli olmuyor anıma koyayım. Anıma niye koyuyorum onu da anlamadım anasını satayım. Oğlum. Allah Allah. Alper abi sen biraz anlat bize, nereden geliyorsun, necisin? Bir dakika dursana abi, bir dakika. Durayım abi, telefonda, başlayalım bakalım ya. Telefonda bir iki dakika işim var. Hiç sıkıntı yok abi, hiç sıkıntı yok. Ben beklerim, sen merak etme. Ablacım saygılar sunuyorum. Beni merak etme diye aradım. Vallahi beni bir Alper abim aldı böyle. Şimdi birazdan da böyle gezip bir ayakkabımızı da alırız. Güzelce çekeriz çektiğimizi. Merak etme diye aradım ablam. Kim aldı seni? Beni Alper abi aldı vallahi, böyle çok delikanlı bir abimiz böyle. Yüzünde peçeti var. O kim? Herkese güven mi, önüne çıkan herkese? Kim o? Vallahi ablam bilemiyorum. Kimcidir necidir ama delikanlı bir abiye benziyor esasında. Bak. İnsanlara dikkat et, herkesin arabasına binme, böyle başına iş açarsın, dikkat et. Ablam doğru söylüyorsun ama şimdi bir lavuktan anlarım ben, bu Alper abi delikanlı bir abiye benziyor valla, gayet iyi. İyi tamam, bir şey olursa haber veririz. Valla senin bu korumacı tavrın çok hoşuma gidiyor esasında, böyle bir abla şefkati gibi hissediyorum ve kendimi çok güvende hissediyorum, saygılar sunuyorum ablam sana. Tamam, ben
çalışıyorum şimdi de bizim çocuklarla. Tamamdır ablam, ekmek aslanın ağzında çalışın tabii. Ben de çalışsam çalışırım ama ekmek aslanın ağzında, onu kapmak için biraz yürek lazım ve şu an evet, o yürek evet, çok eksik bende. Çalıştırırım seni, çalıştırırım. Görüşürüz ablam. Saygılar sunuyorum. Hadi hürmetler. Görüşürüz. Alper abim, yengecilik durumları mı kovalıyorsun ya? He, yo. Sıkıntılı bir durum varsa bir alınacak bir baş varsa alalım abla. Ablam diyordum, ablam aklıma geldi vallahi. Alper abim, seninle alakalı bir durum yok. Saygılar sunuyorum. Ben az Esenyurt sokaklarına çıkıp geliyorum. İsmail'i çok sevdim ya kankam vallahi. Yok oğlum. Alper abim, böyle de çıstak çıstak müziğimiz yok mu anasını sattığımın yerinde ya? Yok be kardeşim, ben çok fazla müzik dinlemiyorum ya. Başım ağrıyor biliyor musun? Ne bileyim, bir DJ Bero olsun. Ondan sonrasında ne söyleyeyim? İsmail YK olsun. Var mı sende peki? Şimdi tabii ki öyle söyleyeyim. Playlist'i düzenlemem lazım böyle. Ben bu telefonun zımbırtısını yeni aldım anasını sattığımın yerinde. Ben sana çok güzel müzikler dinleteceğim inşallah abim. Saygılar sunuyorum. Alper abim, senin bir canın sıkkın gibi sanki anasını sattığımın yerinde. Yok oğlum ya, kafam çok dağınık be kardeşim. Biliyor musun, ben seni vallahi çok sevdim, çok saydım. Sen saygıdeğer bir abiye benziyorsun. Eyvallah kardeşim, sen de. Eyvallah abim, saygılar sunuyorum. Ne zaman canın sıkılır, bir derde düşersin, İsmail kardeşini ara, hemen geliyorum. Öyle mi diyor? Tabii ki abim, sen ne diyorsun, sen bizi ne zannettin ya? Tamam, belki yaşımız şu anda 18 olabilir ama yüreğimiz bizim 55 yaşında amına koyayım. Zamanında... Tekin'in lavuk bir... nasıl yol yapıyorsan abim bir... Heh, buyur abim. Zamanında böyle bir arkadaş da vardı burada, aynı senin gibi. Çok af buyur abim, nasıl bir senin gibi? Aynı senin gibi hızlıydı. Hızlıydı. Sonra ne oldu bilmiyorum. Abim biz, şöyle söyleyeyim sana, biz geri geldiğinde vites düşürmeyi de çok iyi biliriz, geri geldiğinde böyle duvara duvara girmeye de çalışırız esasında. Ama sana şöyle söyleyeyim, son derece güvenilir abisin sen. Bakıyorum sana şöyle, ciksin. Böyle hakikaten fiyakan yerinde. Bizim Esenyurt'ta sen vallahi abinin fena gacı kaldırırsın, onu söyleyeyim ben sana. Oğlum gacıyla benim işim yok da şu anda. Bana tek gecelik biliyorsun, tek gecelik kardeşim. Oo abim, sen bayağı bizdensin vallahi amına koyayım ya. Oğlum bana niye küfür ediyorsun? Yok estağfurullah abim, ağzı alışkanlı. Sen istersen ben etmem o lafları ama şimdi kendimi tutmaya, frenlemeye çalışırken zorlanıyorum yani. Kendini bence. Abi eğer seni üzdüysem şu an Allah belanı versin, 180'le yok giden ya, bir araçtan vermez. Bir panter gibi atlarım şu an istiyorsan. Vermesin. Cansın abim, Balsın abim, saygılar sunuyorum sana. Eyvallah kardeşim benim, saygılar bizden kardeşim. Eyvallah abi, sen çok delikanlı bir adam, seni çok sevdim biliyor musun? Ben de seni sevdim ya, iyi bir çocuk. Eyvallah abim, çok teşekkürler. Tabii şimdi başımızda şu an anamız yok. Bizim anamız da kardeşimiz, bacımız şeyde duruyorlar İstanbul'da. Bizim peder bederi çok karşılaşamıyoruz biliyor musun böyle? Ben dışarı çıktığımda o içeri giriyor, ben içeri giriyorum o dışarı çıkıyor. Hiç denk düşemiyoruz. Canım çok sıkılıyor vallahi, ne yapalım ya. Ama şimdi senden bir abi şefkati sezdim vallahi. Şöyle bir dost şefkati sezdim, çok hoşuma gitti esasında. Ne yapabilirim ben sana şimdi? Abim estağfurullah, sen benim için ben bir ayakkabı alayım abi, ayaklarım çok üşüdü. Sen beni oraya bırak, sonra gidebilirsin abi, sıkıntı yok. Yok oğlum lan, sıkıntı yok ha. Abi al, şimdi sen böyle konuşuyorsun, benim göz pınarlarım şey oluyor vallahi esasında ama şimdi tutuyorum kendimi. Sen çalışacaksın mı peki? Abim çalışmayı çok isterim tabii ki ama şimdi bize kim iş versin abim, bizim tipimize bak şeyimize. Gerçi fiyakalıyız ama kimse anlamıyor ki amına koyayım. Gel biz seni bir şey yapalım, gel. Öyle olmaz. Abi şuralarda bir camlıyım, şuradan zıplayayım he. Şuralar... Ayaklarım yani yemin ederim işte, çok kötü oldu, anasını sattım. Aynı böyleydi, cavla diyordu da. Cavla... Sonra... Onu bir cavladılar galiba, ne oldu bilmiyorum. Cavla... Vallahi bilemiyorum abi, şimdi siz de delikanlı adamlar tanıyorsunuzdur kendi meşrebinizde, kendi etrafınızda ama çok hakim değilim konuya, kusura bakma yani. Yok, peki sana bir şey soracağım, skala ne demek? Skala? Vallahi skalayı tam bilmiyorum abi ama çok güzel bildiğim terimler var, çok güzel kelimeler söylüyorlar bizim Esenyurt'ta. Ondan sonra bir kere gamış diyorlar böyle, çok garip şeyler söylüyorlar. Ondan sonracığıma tabii çok tuhaf böyle herkesin bir dediği şeyler var. Mesela geçen birisi bir lavuk bir şey söyledi böyle, bir fen konulu bir şey anlatıyor böyle. Fen nedir? Sonuçta fen protonların çarpışması, yok o başka bir konuydu anasını satayım. Bir stetoskop dedi abim geçen bir stetoskop dedi, çok affedersin. Çok hoşuma gitti o kelime biliyor musun?
Steteskop mu? Tabii abi, çok afilli bir kelimeye benziyor vallahi steteskop. Oğlum ne işe yaradığını biliyor musun? Abi çok affedersin, sen de bizi yani karamürsel sepeti belledin anasını sattığımın yerinde. Steteskop nedir abim? Şey yapıyorsun, kettle'ı bildin. Kettle gibi bir şey, böyle suyunu koyuyorsun. Ondan sonra oradan böyle fokurtular çıkıyor tabii. O aletin adına steteskop diyorlar abim. Çok kullanışlı bir alettir kendisi. Okey, tamam. Ne diyoruz biz ama? Ben hakikaten ne yaptım şu an? Aklıma gelen tüm kelimeleri söylüyorum şu anda. Selamünaleyküm bacım, bize şöyle afilli bir ayakkabı alalım. Abi sen de çek üstüne bir şeyler istiyorsan ben sana bir ısmarlarım gücüm yettiğince ya. Yok be oğlum, ben iyiyim böyle. Eyvallah abim, cansın bağlsın. Şimdi daha böyle afilli istiyorum ben, anladın mı? Nasıl bir şey istiyorum? Şimdi ben sana şöyle tarif edeyim nasıl bir şey istediğimi. Şöyle afilli olsun. Bir ışıklar saçsın anasını sattığımın yerinde. Abim sen de şu kadına laf anlat. Anlamıyor beni vallahi. Bir anlatamadım bir türlü ya. LSPD konuşuyor. Siyah mat çikolatanın sahibi. Arıca hatalı parktan kurtarın. Çok kaçtan geliyor. Ne oluyor anasını satayım? Giyin yap direkt kanka, rol sel al baba. Ha doğru. Dur. Aa hakikaten lan. Benim aklıma niye giyin gelmedi? Aynısını buldum şerefsizim ya. Bacım ne kadar bunlar? Bir indirimde mi yapmıyorsunuz? Aynı suratı ikinci defa görüyorsun anasını sattığımın yerinde ya. Neyse, kadınlara karşı boynumuz kıldan incedir. Ayaklarım yerden kesildi anasını sattığımın yerinde. Oğlum niye bir şey almadın sen? Abim şimdi ayakkabım lazımdı sadece bana. Ayakkabısımı aldım geldim ya, işte ya. Ayakkabı mı? İyi, tabii tamam, canım. Hadi gidelim. Bacım kolay gelsin, bu suratı unutma valla. Bir indirim yapın amına koyayım. Alper abim çok affedersin de ışık yüzüne çok güzel durdu abim. Senin bir fotoğrafını çekmek isterim esasında. Müsaade var mıdır? Çek gel. Saygılar sunuyorum abi. Seni çekmek istiyorum ya. Karşıdan çek ama karşıdan. Tabii abi sen nereden istersen. Buradan mı çekeyim abim? Vay vay vay. Çok güzelsin abi. Çekiyorum. Anasını satayım. Şerefsiz evladım abi. Çok güzel duruyorsun. Çektim şu an. At bana bakayım. Abim çektim şu an. Fotoğrafı çekemedim herhalde. Çıkmadı anasını satayım. Dur bakayım. Galeriye daha... bak oğlum, çektin ya. Bana bak. Sanki çekmemişim gibi de geliyor abi. Bir daha geçsene sen şuraya ya. Vallahi benim için artık bu hayat memati meselesi oldu, kusura bakmazsan. Şimdi çekiyorum. Çek ulan. Şimdi bakıyorum abi. Amına kodumun yerinde çekemiyorum bir türlü abi. Anlamadım, bu telefonum bana garezi herhalde var. Kusura bakma, senin de vallahi konu mankeni yaptım ama. Sen benimle var ya. Dalga geçiyor ya. Şimdi Alper abim kusura bakmazsan şöyle söyleyeyim yani. Abim lan şimdi canım. Abim kusura bakmazsan el alışkanlığı olmuş valla. Bizim Esenyurt'ta böyle yapıyorduk. Kusura bakmıyorsun inşallah. Oğlum çabuk parasını ver şimdi. Abim veririz evvel Allah da, sen şimdi bana söylesene bunun anahtarını kaybettin zannettim amına koyayım. Abim camda çok oğlum, bir şey yok valla. Bunu nasıl yaptılarsa Pimapen gibi anasını sattığımın yerinde. Oğlum. Neyse. Ne kadar abim sen bana söyle, ne kadar kaçtı yılan götümüze, hemen ben sana karşılığını vereyim ya. Oğlum ben sana şöyle söyleyeyim. Bu araba 880 bin dolar. Ebesini 800 maşallah abim, sen de ne yapmışsın, sen janti bir adam mısın hakikaten ya. Aynası ne kadar olabilir, sen hesap etsene. Abim şimdi aynasına baktığın zaman bizim Esenyurt'ta bunun aynısı abicim. Baktığında biz 300 hallederdik, bizim gibi var. O çok güzel götürdü bunu sanayiye, bunu hallettirirdi valla. Ya işte burası Esenyurt değil. Şimdi tabii abicim keşke burası Esenyurt olsaydı ama Esenyurt bile değilse abim yani, sen bizi ne yaptın? Biz de kendi halimizde bir insanız yani. Abim ben sana bir 3000 versem de bir helalleştik. Yok oğlum kalsın. Olmaz abim, benim vallahi kim rahat etmez şu an. Delikanlı adam borcunu öder, borcunu ödettirir vallahi. Yani şey yapma, sıkıntı yok. Eyvallah abim, çok büyük adamsın vallahi, benim pederim kıyağı dokunmadı bana bu kadar şu ömrü hayatım boyunca. Tesadüfleri nasıl almışsın? Dur bakayım. Alo, ne?
Yok oğlum, olur mu ya? Hani şeyden yok, değil, abi, aramızda bir şey olmaz. Ya. 24-60 şey yapma. 24-60. Abi 24-60 ne oluyor? Çok şifreli konuşuyorsun sen bana ya. Yok oğlum, manyak mısın? Şifre mi? 24-60. Yok, yok yani. Abi bu banka şeysi gibi bir şey mi, anasını satayım? Yok oğlum ya. Alper abim, sen şimdi bana arası söyle şunu. Manyak mısın lan? Sıkıntı yok yani bizim abi şeyimizde. Sen şimdi eğer böyle benden borcunu almıyorsan, ben şu an 180'le giden bir arabadan panter gibi aşağı atlamaya hazırım şu anda. Yok oğlum, borç yok. Abi sen bana ya şu an son sözünü söylüyor musun? Vallahi çok darılırım, gücenirim yani. Çok affedersin, kendimi atmaya hazırım şu anda yani. Cam atalım, açılmıyor amına koyayım. Abi şu kapıyı aç lütfen, açar mısın? Şu an çok rahatsız oldum şu anda vallahi. Alper abi, açar mısın? Çok, gerçekten çok rahatsızım şu anda. Geriliyor musun oğlum, ne oldu? Abi çok gerildim şu an, elim ayağım düğümlendi. Şu borcu alır mısın lütfen ya? Aramızda böyle şey lafı mı olur abim, lütfen. Ya senin gibi böyle bir arkadaş vardı kasabada gezerken, benim bir tane süper kar vardı. Süper karı derken at buyur abim. Benim süper araç vardı, süper spor. Ey maşallah abim, sen nasıl bir şeymişsin ya? Dedi ki abi, dedi ben öldüm dedi, zaten şu an arabada atmasam bir şey olmaz dedi. Şimdi abi bu da delikanlı bir adammış yani, borcuna sadık bir insana benziyor. Sonrasında ne oldu abim? Arabadan atladı, sonra hastaneye kaldım işte. Yaşıyor inşallah ya. Valla geçen gördüm de. Ne bileyim. Abim sen çok böyle üzgün konuşuyorsun, hayırdır, bir dertlendin sen ya. Gel. Buyur abim. Rahmetli burayı da severdi. Burayı hatırladım. Abim ah buyur, burası neresi oluyor tam olarak ya? Gel göstereceğim. Hey maşallah, ne güzel bir yermiş ya. Abim keşke bilseydim, böyle bir kola çekirdek yapardık anasını satayım. Dikkat et ha, tamam. Sıkıntı yok abim, hiç sıkıntı yok. Kontrol me. Kontrol bende demek ki oluyor yani abim. İngilizcen yoksa söylemek istedim yani. Yok oğlum, ben ne anlarım İngilizce. Valla Alper abim, sen gerçekten... Seninle tanıştığıma çok memnun oldum. Her geçen dakika çok racon kesen böyle delikanlı bir adama benziyorsun. Tam benliksin şerefsizim. Yok, raconla işimiz yok bizim. Abi çok böyle sessiz sedasızsın böyle. Adeta avını bekleyen bir panter gibi bekliyorsun anasını satayım. Aynen de, onun raconla işin yok benim. Yengemiz bir kızı yoksa abi, saygılar sunuyorum. Yok yenge menge yok oğlum. Diyorum sana işte oğlum, bul bize bir tane tek gecil. Şimdi ben sana şöyle söyleyeyim abim. Esenyurt'ta olsam seni yaşatırdım krallar gibi, ama buraya çok hakim değilim, anladın mı? Nasıl ya? Çok vallahi piyasayı bilmiyorum yani, buradan kaçtan başlıyor gacılar, etek altını kaçtan gösteriyorlar, tıraşlı mı tıraşsız lan mı? Çok abim affedersin, çok affedersin yani, söylemek istemezdim bunları ama yani. Sadece piyasaya hakim ol diye söyledim abim, bu devirde böyle oluyor biliyorsundur sen de. Alper abim şimdi diyorum ki, sen beni diyorum şurada böyle timsah gibi çeksen, şöyle bir köşeye pıssan ben böyle, çok güzel ortam var amına koyayım. Sevdin mi bunu? Tabii abim, şuraya bakar mısın? Şerefsizim, bizim Esenyurt'ta bir tepe vardı, aynı oraya benziyor. Hadi ya. Ay anasını satayım. Bizim Rıfatlar burayı görecekti ki var ya, dibi düşerdi amına koyayım. Oğlum bir şarkı vardı, Esenyurt Beylikdüzü falan diye. O neydi o? Esenyurt Beylikdüzü. Abim bizim o şarkılarla işimiz çok fazla yok. Biz daha çok insanlardayız abim. İnsanlara göre şarkılar seçmeyi daha çok seviyoruz. Mesela seni gördükçe benim aklıma böyle çok güzel polifilik melodiler geliyor abim. Çok ateşli müzikler mesela geliyor. Çok delikanlı bir abisin. Mesela? Abim bakıyorum şöyle, senin arkandan valla şöyle mehter maç çalışım geliyor. Çok böyle acayip bir adamsın abim sen ya. Böyle mehteri veresim geliyor, anlıyor musun? Oğlum şu an kaç fit yüksekteyiz biliyor musun? Anasını satayım, hakikaten hiç fark etmedim biliyor musun abim? Şuradan birimiz düşse ölürüz. Aman ya diyeyim abi, sen bana tutun ben sana tutunayım. Yan atmosfer fel fena fel fecir okuyor anasını satayım. Beni şurada bir çeksene abim. dur çok şey yapma, çekeyim. Tamam abim, ben böyle çömeyim, sen de beni şuradan bir çek ya. Vay anasını satayım. Ben seni burada çekmeyeyim kardeşim benim. Abim sen beni şuradan çeksene şöyle, ne güzel atmosfer var amına koyayım. Bak ben seni burada çekmeyeyim. Abim sen de çekmek istemiyorsan kim çeksin bizim kahrımızı tasamızı yani, teessüf ediyorum. Neyse çekme abim. Sıkıntı yok. Abim buraya bizim var ya, benim eski bir sevdiğim vardı. Nigar'ı evet alacaktım buraya abim, var ya bir görsen.
Hedefledim burada tam böyle evlilik teklif etmelik böyle. Bütün kainata böyle seslenecektim amına koyayım. İsmi neydi? Nigar abim, Nigar. Nigar mı? Tabii canım. O da çok delikanlı bir kızdı esasında, biliyor musun? Heee. Tabii şimdi gitti de bunun tekiyle evlendi böyle. Tabii biz de mi evlendik? Fabrikatörün oğluyla yani söz kestiler amına koyayım. Neye göre delikanlı peki? Şimdi şöyle söyleyeyim abi, çok delikanlı böyle mevzulara giriyorduk zaten, biz onunla mevzuda tanıştık abi böyle. Mevzu yapıyoruz böyle. Benim dövdüğümle bunun kız kardeşinin kız kardeşinin arkadaşı çıktı valla. Ha siktir olaya gelsen. Tabii canım. Bunlarla anlaşamıyoruz. Ben buna bir tane koydum. Sonra baktım dedim sen miydin dedim böyle. Ben hanıma el kaldırmam. O da ona benim çeneme bir yapıştırdı abi. Çok affedersin, çenem böyle zigzag çizdi, yerine oturdu amına koyayım. Ya. Tüh. Biz inelim mi buradan? Bak burası çok yüksek. Valla ben beğendim esasında ama inelim abi, saygılar sunuyorum. Öte gelmeyelim bak. Çok yüksekmiş amına koyayım hakikaten. Aman abim. Valla helvanı kavurmak istemiyorum. Oy, ben buradan kötü oldum. Öyle işte, zamanında bu çocuk işte buraya getirmiştik falan. Çok mazi. Abim esasında gerçekten burası dediğim gibi çok güzel bir atmosfer. Hakikaten bayıldım amına koyayım. Ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bir gün böyle bir gökdelenin tepesine çıkacağım ve patron olacağım. Bunu da bu tarafa yazıyorum yani. Neyin patronu? Şimdi daha sektörü belirlemedim abim yani. Sektörü tam oturtursam seni de yanıma almak isterim yani. Bak ben sana söylüyorum, tekstilden yürü. Tekstil diyorsun, benim gönlümü kalbimi çalıyorsun. Tekstil. Tabii bizim dedeler tabii 5 kuşak tekstilci. Bir kısmı otopark mafyası tabii ama konumuz bu değil, anasını satayım. Oo, mafyalık var mı? Estağfurullah abim, biz kimiz ki abim, çok tesip ediyorum sana ya. Asıl bela sende gibi duruyor maşallah, siyahları çekmişsin üzerine. Ciks ciks. Yani oğlum, her siyah giyen bela mı oluyor? Şimdi abi tabi sadece öyle değil yani, siyahlı bitmez bu iş yani. Sen böyle sert, haşim bakan bir abiye benziyorsun yani. Seni ben çok sevdim esasında. Oğlum yüzüm görünmüyor, neye baktığımı sanıyorsun yani? Abim bazen bir yüzüne bakmazsın, bir karakter analizi yaparsın böyle, direkt yüzünü çizersin lavuğun, anladın mı? Lavuk derken seni kastetmiyorum abi, saygılar sunuyorum. Alakası yok lan. Birden aklıma geldi anasını tattımın Nigar'ı. Anası da çok uyuz bir şeydi zaten, çok. Şu an tüyleri bir perde anasını sattığımın yerinde. Senin var mı abim bir fan pimpon durumları, eski sevgililer? Eski sevgililer vardı kardeşim, şu an yok. Eski yeni eskide kalsın abim, eski yeni eskici alsın amına koyayım. Sana kız mı yok? Galiba yok be. Abim sen tehdit ediyorum, sen Alain Delon'la Al Pacino karışan bir adamsın yani. Sana nasıl kız yok, nasıl bakmazlar sana? Sen kendini bence çok küçümsüyorsun yani. Bakarlar mı oğlum, doğruyu söyle. Bak ben evlilik mi bu şimdi Alper işte. Abim sen benim çok kalbimi kuruyorsun. Sen kendine niye baktıkma gözle bakıyorsun? Sen öyle bir yakışıklı bir adamsın, cansız gibi oğlum, adam. Senin yüreğin yeter amına koyayım. Yapmam, yapmam kardeşim. Senin bir canın yanmış gibi sanki abim, geçmişten böyle bir izlerin duruyor sanki, bir paçaların duruyor. Tabi tabi. Sana şöyle söyleyeyim abim, senin kalbini kıran kadının yani Allah belasını versin, çok affedersin bunu söyledim çünkü senin sevgilinden dolayı söylüyorum yani, eğer bir yaran varsa kusura bakma yani. Lan oğlum be, seviyeli bir ilişkimiz vardı, hani şey değil böyle, kötü bitmedi, anladın mı? Şimdi abim tabi seviye önemli, mesela bizim Nigar böyle tam iyiyiz, hoşuz. Tam bu kıza ben bir dedim ki yükseldim dedim, bir artık evlilik teklif edeceğim, uyu halkayı geçireceğim dedim böyle parmağından. Lan. Ondan sonra bir baktım bu ertesi gün sırtımı döndüğüm anda nereden bulduysa amına koyayım, fabrikatör oğluyla söz kesmeye gitmiş ya. Hadi ya, tekstil fabrikasında. Bilmiyorum lavuk artık gerici midir nedir amına koyayım. Gazla lavuk ne yaptı, bir şey hareket mi çekti bize, bir garip garip bir şeyler yapıyor böyle, anlamıyorum valla. Bilmiyorum. Oğlum sen bak böyle çok fazla hani modelde dolanıyorsun, sana biz bir mahalle yapak burada, 2-3 kişiyle tanışmak. Şimdi Alper abi tabii ki ben de büyüklerimle abilerimle böyle kaynaşmayı tanışmayı çok isterim ama şimdi tabii elimizden tutacak bir abimiz yok yani, iyi ki de seninle karşılaştık. Ha. Çok af buyur abi, burası neresi olur tam olarak lan? Burası bir yer olmuyor. Burada lavukları gördüm, bir terse bir durum varsa hemen biz de şeklimizi koyalım amına koyayım.
Yok ya burada, işte burada hurdalık. İkinci el araç alıp bakıyorlar işte böyle. Bizlik değil abi, bizim cebimiz, biz yürüdüz anasını sattığımı yerinde. Şimdi şurada bir topaşın olacaktı çok affedersin abicim. Bir topaşı alacaktım böyle. Burada zigzaklar çize çize böyle adrenalin doruklarına ulaşacaktın anasını sattığım yerinde ama yok. Yok işte, yapacak bir şey yok oğlum. Üzülme yani bu durumda. Yok estağfurullah abim, biz de yerimizi haddimizi biliyoruz yani ama burada kalmayacak onu söyleyeyim ben sana. Bu sana sözüm olsun bir kardeşin olarak. Hayırdır lavuk, ne bakıyorsun amına koyayım? Lan karşıda bir bir sinirimi bozuyor şurada, bir şeyler var. Lan. Ne oluyor orada bir ya? Abim bir durum varsa bir çözelim ya. Fatih. Efendim? Bir sıkıntı mı var? Gel. Motele gel de alayım seni gel. Abim tanıdığına da kusura bakma. İşin var mı ne senin? Ne diyorsun amına koyayım? Kim uyandık ya? Birader bir sıkıntı mı var böyle bir... Camı indir camı. Camını açar mısın? Aç camını aç. Oo ya dayı. Saygılar selamlar sunuyorum sana ya. Kusura bakma biz seni... Başka bir lavuk zannettim seni böyle bir... Garip garip böyle gidiyordu araba dedim. Bir şey mi oluyor? Alper abimizi çekil şukul yapan mı var dedim. Kimsin sen? Dayım ben... Ne arabamda? Alper abi senin araban değil mi bu ya? Yok oğlum ben... Dayıcım biz de yani şöyle söyleyeyim. Bizde yamuk olmaz. Biz kimsenin arabasına izinsiz binmeyiz yani tamam. Kimsin oğlum sen? Ben İsmail dayıcım, İsmail. Hangi İsmail? Tanımıyor musun ben seni? İsmail. Kunduz İsmail. Sen beni tanımazsın büyük ihtimalle. Ne kulun bu Alper? Dayım saygılar sunuyorum. Eğer seni incittiysen, bu arabanda istemiyorsan geldim şu an ya. İnebilirim yani. Hastanede ayaksız çıplak yürüyordu. Aldım ben de. Biri hastanede konuştular. Hangi motele geçiyoruz? Gel Mango'dan polisin oradan alayım seni. Pilin oraya bak. Dayım saygılar sunuyorum. Sevgiler. Sen tanımadın mı lan? Bu dayı kim anlamadım valla. Tanışmadın değil mi daha? Yok canım tanışmadım ben. Ama böyle çok şekil bir dayıya benziyor. Böyle yükseldim ona da anlıyor musun? Böyle bir baya iyi yani. Şatafatlı bir dayıya benziyor. Sen herkese yükseliyorsun ama abi öyle olmaz bak. Biri dünü halkaya geçirir bir şey olur. Ama şimdi abi yani anlıyorsun yaralarımı da deşiyorsun yani çok teessüf ediyorum ama yani biz de ne yapalım? Hayatta kalmaya çalışıyoruz burada anasını sattığım yerinde. Belki diyorum Alper abi şu dayı Jinx bir abiye benziyor. Jinx bir dayıya benziyor. Bizi böyle bir iyice tanıştırıp kaynaştırırsan bize belki bir iş yapar bir şeklimiz olur anasını sattığım yerinde ya. Bakalım. Sen çok belki büyük bir insansın biliyor musun? Çok büyük bir karaktersin. Sen de kardeşimin. Şimdi diyorum ki bu arabanın diyorum tabii vergisi cartı curtu sana ne kadar patlıyor? Çok sorma kayıp olmasın. Oğlum araba benim değil zaten manyak. Ha sen şu az önce dayının arabasını kullanıyorsun şu an doğru mudur? Aynen. Abi baştan söylesene sen de bizim başımızı belaya sokacaksın ya. Ben beladan uzak durmaya çalışıyorum. Sen gidiyorsun milletin arabasına bindiriyorsun beni. Ne oldu oğlum? Hani herkes atar gider yani değil mi? Biz de herkes atar gider. Sen bizi yanlış anlıyorsun. Biz Esenyurt adamıyız. Bizim büyüklerimize saygımız vardır. Haddimizi de biliriz ama yani haddini bilmeyenlere haddini bildiririz sadece. Bu dayımıza ayıp yapmayız. O da bize yapmaz yani. Belki sana şimdi ayıp yapacak. Nereden? Dayıma yardım edeyim ben. Dayım saygılar sunuyorum öncelikle. Kusura bakmazsan şöyle bir şey söylemek istiyorum. Alper abinin arabası zannedip binmiş bulunuyorum arabana ama eğer rahatsız olduysan üstün başımda kirli değildi yani şu anda eğer bir şey yaptıysak bir elini öpüp helalleşebiliriz yani şu anda. Güzel arabaya. Tabii dayım kusura bakma. Bayağı sen böyle bir Jinx dayıya benziyorsun, saygılar sunuyorum sana. Sen necisin oğlum? Dayım ben sana şöyle söyleyeyim. Ben dedim İsmail, İsmail Kunduz. Bana kısaca ISO diyebilirsin. ISO mu? ISO dayım, ISO. Ben ha, burada ISO. Bir... Çok affedersin, bizim bir komşunun tanıdığının yanına geldim bir işe. Lavuk bana böyle şıkır şıkır yapıyor, çok fazla böyle ileri geri konuşuyor böyle. Çok değişik konuşmalar yaptı, ben de yanından çıktım. Sonra burada da hayatta kalma mücadelesi veriyorum anasını sattığımın yerinde, saygılar sunuyorum. Nereli sıcağım bakayım? Ben sana şöyle söyleyeyim dayım, bizim baba tarafımız Bartınlı, ana tarafımız Adanalı ama biz Esenyurt çocuğuyuz doğma büyüme. Saygılar sunuyorum tekrardan. Esenyurt. Vallahi genzin başım yandı anasını satayım. Dayım tekrar kusura bakma, sen de bizim böyle semtimizdeki abilere dayılara benziyorsun. Vallahi bir içten içe sevindim biliyor musun? Bahattin sen nereliydin? İzmirliyim. Dayım maşallah sana demek ki bu yüzden kaynadım. Benim çok sevdiğim Edirne'li tanıdıklarım var. Sen bilir misin ya? Bana niye kaynamadı? Az önce yani ben ya. İstanbul'luyum, sen de Esenyurtlu, nasıl yani kaynamadı? Şimdi Alper abim teessüf ediyorum. Senin de tabii ki daha eski bir hukukumuz oldu artık yani. Seni de çok seviyorum. Sen başımın tacısın. Dayım da tabii ki hürmetler. Dayım elinden öpüyorum. Adıma koyuyorum. Eski 15 dakikalık bir hukukumuz var.
Şimdi dayım şöyle söyleyeyim. Tabii ki devir çok kötü. Biz de yaşlılarımızı hürmet etmeye çalışıyoruz. Benim çok sevdiğim bir dayım vardı, senden iyi olmasın. Bizim çok... mekanına bir sürsene, bir yaşlıyı göstereyim ben arkadaşlar. Şimdi dayım, eğer bu laflara takılıyorsan çok affedersin, biz de haddimizi bilir. Önümüz iyilikler, yolumuza bakarız. Seni üzmek istemiyorum. Kalı listene benim... girmeyi hiç istemem. Saygılar tekrar sunuyorum sana. Ben iyiliklettirim sana. Bir mekanına sürsene Alper. Şimdi tabii dayı, biz mekanını girmeyi çok isteriz. Mekanını göstermenden gurur duyuyorum ama eğer beni yanlış anladıysan, böyle aramızda bir teletabi şeyimiz olduysa... Mekana sur, çerkeve ısmarlayayım. Dayım, başımın tacısını tekrar elini öpüyorum. Anlama koymak suretiyle anlama koyuyorum. Af buyur dayım, duyamadım. Aşçatlık Amerikan'a double saksı ısmarlayacağım. Şimdi şöyle söyleyeyim ben sana dayıcım. Biz tabii ki Amerika'nın her şeyine böyle içmeyiz yani, anlıyor musun yani? Biz öz be öz kaçak çayımızı içeriz güzelce. Oraletimizi içeriz. Gerisine karışmayız. Bir oraletim varsa içerim karşılıklı valla. Var mı oralet? Dayım sana şöyle söyleyeyim. İsim neydi bu arada, af buyur? Ben mi? Evet dayım. Bünyamin ismim. Bünyamin dayım. Sana şöyle söyleyeyim. Seni gerçekten ilk gördüğümde tüylerim şaha kalktı, çok affedersin. Çok heyecan yaptım. Senin gibi kolay böyle delikanlı adamlar kolay bulunmuyor gerçekten. Seni öncelikle kutlamak istiyorum. Eyvallah. Bütünlendim biraz biliyor musun? Bizim oradaki, bizim Rafet dayımız vardı. Böyle ondan sonrasına ne söyleyeyim, bizim Sero dayımız vardı böyle bir tane. Serhat'tı, biz ona Sero diyoruz böyle. Çok kıya dokunan bir delikanlı bir abimizdi o da. Vay vay vay. Şimdi tabii dayı geldik buraya. Daha adını bile söyleyemedim. Los Santos muydu burası? Daha adını söyleyemedim. Yerde hayatta kalmaya çalışıyoruz. Tabii sizin sayenizde kalmaya çalışacağız inşallah. Kimin sayesinde? Şeyin mi? Bünyamin'in mi? Tabii canım. Şimdi Bünyamin dayım olsun. Alper abim sen ol. Yani böyle insanlar. Mesela çok delikanlı bir kadın tanıdım yani. Tuana ablamı tanıdım. O da gerçekten delikanlı. Kendine, şahsına münasır bir insan. Onu tanıdım. Böyle insanlar sayesinde biz de güçleneceğiz yani. Haksız mıyım Bünyamin dayım? Arkadaşlar orada mısınız lan? Herkes güçlenip geçiyor da. Ne oldu? Çok güzel rol yapıyorum. Bak lan kameraya koyayım. İnşallah böyle de. Bizim oralara benziyor buralar biliyor musun dayım? Senden iyi olmasın. Bizim bir abimiz daha vardı böyle, bize böyle çekirdek kola yapardı amına koyayım. Vay anasını, denizden böyle gözlerimin böyle çeperleri aktı biliyor musun böyle? Gözyaşlarını tutamayacağım bu güzel hava karşısında. Tutma tutma, ağla. Vallahi bir ağlayasım vardı şimdi tabi. Bir yandan da sıkıyorum kendimi, çok fazla ağlamak da istemiyorum yani. Dayım buralar senin mi böyle ya? Hey maşallah. Neymiş buralar böyle ya? Dayım ne oluyoruz yalnız? Ben bir vukuatın içine gireceğimizi bilmiyordum böyle. Çok tesisatlı gelemedim, kusura bakma. Mevzu varsa alalım kellesini yani. Kimmiş lavuk? Vallahi benim de en sevdiğim hayvan kelebektir biliyor musun? En sevdiğim hayvan kelebek gerçekten ve onunla çok haşır neşir de olmak istiyorum ama yok, şu anda kelebek de sevemiyorum. Çok içime dokunuyor biliyor musun bu inceden inceden? Allah Allah. Dayım biliyor musun? Seni böyle bir gördüm. Sen var ya, sen tam böyle mevzuya gidecek bir adamsın anasını sattığımın yerinde. Dayım sen niye bıçağını falan çıkardın? Bir mevzu varsa biz de bir şeyler yapalım. Bir şeklimizi koyalım anasını sattığımın yerinde ya. Engek, amına koyayım. Elma ikram edeyim oğlum. Sen var ya, sen çok kral bir adamsın. Senin şu an paçanı bozmak istemiyorum. O yüzden hani ya, sarılmak istemiyorum sana. Çünkü biliyorum sen sert mizaçlı bir abiye benziyorsun. Seni sarılarak böyle duygularını yumuşatmak istemiyorum. Ama saygıyla selamlıyorum dayım. İsmail oğlum gacıya bak. He. Eyvallah dayım, teşekkür ediyorum. Saygısızlık etmeyeceksen ben elmadan yemek istemiyorum. Elmadan çok haz etmiyorum esasında. Afiyet olsun İsmail. Neyse seni kırmayayım, alayım bir tane o zaman dayım. İyi al. Güzelmiş. Tam böyle bizim Amasya'dan bir elma getirmiş. Bizim bir lavuk vardı. Sercan vardı. Tam onun getirdiği elmalara yok, benziyor vallahi. Valla dişimin arasında kaldı. Anlat bakalım dayım, sen ne yaparsın? Necisin? Yani eğer seni dinlemek isteriz. Senden feyiz almak isteriz bir gençler olarak ya.
Ya ben bir şey yapmıyorum bu oğlum. Ben normal balıkçıyım ben. Balık tutarım. Dayım vallahi emin misin sen? Böyle bayağı janti bir abiye benziyorsun böyle. Sen böyle vurup indiriyorsun gibi duruyor vallahi. Yok bu oğlum ya. Bizden geçti ben. Yaşlandım ya bırakıyorum. Yok değil sana yaşlı diyenin kusura bak tamam amına koyayım yani çok affedersin bunu söylemek istemezdim ama sen yaşlı yani, nereden küfür, yaşlı oluyorsun küfür, sen ya? Küfür de hiç hoşlanmam çok ayıp. Dayım çok affedersin saygılar sunuyorum elini öpüyorum anlama koyuyorum kusura bakma eyvallah. Gerçekten. Eyvallah. Valla buraya. Buyur dayım söyle. Esenyurt'ta ne yapıyordun bakalım? Dayım Esenyurt'ta ne yapalım? Biz böyle arkadaşlarla topladık bir geceleri. Böyle kızlı erkekli evet. Böyle delikanlı kızlar vardı ama çok delikanlı kızlarla takılıyorduk. Böyle oğlum, çekirdek yapıyorduk, kola yapıyorduk. Ya sonrasında canımız sıkılıyordu. Ben birkaç tane arabayı indirgandı yapmak suretiyle indirgandı yapıyorduk. Hatta böyle birkaç kez içeri girdim çıktım, girdim çıktım böyle bizim pederle ters düşüyoruz böyle. Çok irtibat Allah kuramıyoruz. Allah. Niye ya? Dayıcım vallahi ben dışarı çıkıyorum, peder içeri giriyor. Ben dışarı çıktım, sonra peder içeri giriyor. Sonra peder içeri de çıkıyor, ben dışarı böyle karışık bir durumlar var aramızda ya. Oğlum yıllardır görüşemiyordum. Çok fazla denk düşemiyoruz ama denk düşeceğiz vallahi. İnşallah. Sen kaç yaşındasın İsot? Dayım ben sana şöyle söyleyeyim ben 18 yaşındayım ama şerefsiz evladıyım ki dertlerimi şuradan sıralasam böyle bir 55-60'ım vardır anasını satayım. Allah Allah ne dedin var ya? Dayım sorma ya vallahi sevdiğim kız az önce biliyorsun Alper abi anlattım sana hikayemi. Ne dedi amına koyayım? Sevdiğim kız gitti böyle bir tane fabrikatör lavuğun piçiyle bir evlendi çok affedersin. Böyle evlenme yoluna girdi daha doğrusu öyle söyleyeyim. İnşallah da evlenirler giderler yoksa benim böyle şarteller atacak böyle düğünü basacağım vallahi inşallah hemen evlenirler yani. Para yoksa yancıkta. Dayım valla bu devirde hakikaten cebin dolu olacak, kalbin dolu olmayacak esasında. Param varsa yancıkta oynar. Dayım çok doğru söylüyorsun. Akrabalar yanında. Seni gerçekten çok benimsedim. Böyle semtimizdeki dayıların, abilerin boşluğunu aratmıyorsun. Sana şu an bir kere sarılmak isterim müsaaden varsa bu benim için çok gurur kaynağı olur esasında. Sarıl bakayım. Dayım çok büyük bir karaktersin valla. Vallahi bazen güçlü kalamıyoruz. Böyle senin gibi, Alper abi gibi böyle güzel insanlar tanıdıkça böyle insanın böyle güçlü durası geliyor ya böyle hayatı sevesi geliyor şerefsizim. İyi. Şu manzara da bizim lavukta şey olacak dayım var ya. Soy ne bakayım? Dayım, ben İsmail Kunduz. Kunduz. Eyvallah. Eyvallah dayım. Şerefsizim şu ortama bakar mısın ya? Dayım şurada bir gün böyle benim teknelerim gözükür mü şuradan? Şöyle bir fabrikatör olmak istiyorum ben de. Şöyle bir yükselmek i̇nşallah, istiyorum. İnşallah bakalım inşallah. Fabrikatör olmak istiyor ya. Fena mı olur vallahi bizim şeklimiz olsa Alper abim. Bana yakıştıramadın mı yoksa o takım elbiseyi? Teessüf ediyorum vallahi. Yok oğlum manyak mısın? Yakışır sana janti olur. Tabii canım. Dayım benim ne eksiğim var şimdi o lavuklardan haksız mıyım ya? Hiçbir eksiğin yok fazla mı var? Eyvallah dayım cansın vallahi ellerin sürekli öpesim geliyor ama rahatsız olursun ağzıma çakarsın diye de duruyorum ya yani kendimi tutuyorum frenliyorum. Yok ya ben küfür etmem ben kimseye zarar vermem oğlum ben işimle gücümle aramam. Dayım gerçekten çok kendine has bir insansın çok Kadir Şinas derlerdi sanırım Kadir Şinas bir insansın saygılarımı sundum sana. Senin eyvallah. Var mı çoluk çocuk torun tombalak? Yok nasip olmadı kısırmışım ben. Dayım olsun vallahi sen. Senin yüreğin kısır olmasın yeter ki ya nasip olur bir yerden eyvallah, sonra merak etme. Eyvallah doğru bir sot. Dayım şimdi torunun olsa kızın olsa da ne olacak zaten. Bunlar ya. Yani ne haberler görüyoruz böyle gidiyorlar anasını babasını kesiyorlar doğuruyorlar biçiyorlar. Kiminle uğraşacaksın dayım boşver ya. Ya çok doğru amına koyayım insanlar nasıl milleti doğruyorlar kestiler. Tabii canım. İnsanlar cani olmuş katil olmuş. Çok vesaire. Dayım sorma vallahi sorma ya. Manzaraya bakar mısın? Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah'a bakar mısın ya? Dayım hesaplamalarıma göre kıbleyi tam kestiremesem de sana yardımcı olurum. Bir namaza falan duracaksan çıkabiliriz şu an yani. Yok ya namaz kılmayacağım şimdi. İyi maşallah dayım sen kendini dine adamış güzel bir adamsın gerçekten. Seni kutluyorum bir kardeşin bir yeğenin olarak gerçekten helal olsun eyvallah. Eyvallah kardeşim benim. Pilavlara gelin. Alper abim sen de bizi nasıl... Müthiş bir insanla tanıştırmışsın. Nasıl bir şahsiyetle tanıştırmışsın. Seni de vallahi öpesim var şu an. Teşekkür ediyorum abim. Yok oğlum öpme manyak mısın da adam bak dininde, imanında, namazında, niyazında olan bir adam. Hani bak bir yardım hani böyle danışacaksan bu adama danış. Biz de ona danışıyoruz. Şimdi hani... tabii ki biz de yani Bünyamin dayımıza danışmak isteyiz esasında ama yani o bizi severse yani bilemiyorum. Belki de bizden az etmez. Biz de haddimizi biliriz yani.
Ya biz insan ayırt edilir bu kardeşim benim ya. Dayım çok teşekkürler. Şu anda böyle duygusal bir topik olsaydım şu an burada çok affedersin ağlayabilirdim yani. Hayır ağlama. Sen beni kaydet telefonla. Dayım çok teşekkür ediyorum. Benim için bir gururdur. Bu numaralar benim şeref meselemdir artık. Çok sağ ol. 841 312 Bünyamin Keser. Vallahi bu tuşludan sonra bunlar beni bozdu. 2 saat kaydedemedim. Teşekkürler dayım. Kaydettim şimdi. Eyvallah. Vallahi dayım ne zaman böyle... Nasıl dayım? Alper ediyorum ya. Ha, tabii. Ben de var. Dayım bir çaldırayım seni istiyorsan bir kaydet sen de beni. Sen bana mesaj at mesaj. Mesaj at. Tabii dayım ne yazayım sana ne istersin? Telefon benim biraz sıkıntılı. Şey yaz. İsmini soy ismini yaz. Tabii teşekkür ederim. Çok sağ ol dayım. Unutma beni lütfen. Bu kardeşini unutma vallahi çok darılırım sana ya. Yok unutmam. Elimizden bari sen tut bırakma anasını satayım. Çok sağ ol dayım hemen yazıyorum sana. Yaz. Yazdım dayım gerçekten. Seninle tanışmak benim için bugün milli piyangoyu vurmuş kadar güzel bir olay oldu. Seni çok sevdim valla. Aynı şekil. Hadi gidelim Alper. Gidelim o zaman dayım saygılar sunuyorum. Ben mi süreyim ver? Alper abim eğer yan koltuğa oturmak istiyorsan ben hiç kavga edemem senin abim. Sen otur ön tarafa hiç sıkıntı yok. Geç arkaya otur amına koyayım ya. Yalnız şu arabanın cam mevzusu benim çok canımı sıktı. Ben o cam parasını sana ödemek istiyorum abim. Benim için gurur kaynağı olur o. Anasını satayım amına koyayım böyle hayatım. Dayım müziği sesini açar mısın biraz daha? Arasını sikeyim böyle hayatın. Çok üzülüyorum dayım. Çok üzülüyorum esasında. Oğlum sen paça falan atmıyorsun değil mi lan? Yavşak. Abim estağfurullah. Biz doğuştan zaten paçalıyız abi. Hayat her zaman handikap yapıyor bizde anasını sattığımın yerinde. Dayım biz ne zaman güleceğiz be sen söyle be dayı. Sen bizden büyüksün görmüş geçirmiş adamsın ya. Unutmaya çalışalım aşkta gurur olmasın. Nigar senin de aranı satayım. Kaşar karı ağzıma sıçtın lan. Çok affedersin dayı yanında küfür etmek istemezdim bir an duygu şelalesi gibi boşalmak istedim şu an. Ağzına sıçayım ben böyle hayatım. Heder Bey, mutlu musunuz lan? Mutlu musunuz ağzıma sıçtınız el birliğine? Dayım kusura bakma yanında saygısızlık yapmıyorum inşallah. O fabrikatörle bu bulacağım tamam mı? Bir kere atladın mı beni? Amınıza koyacağım ikinizi de lan. Çok sinirliyim şu an çok elim ayağım titriyor. Dayı bana bir şeyler oluyor şimdi. Kız gözünü seveyim bana bir şeyler oluyor şu an. Bana ağlamak istemiyorum o ya. Gözlerim de çok doluyor. Atlamadım. Çok garip bir durumdayım şu an. Bu acım, bu işkence. Esasında biz sen de çok iyi sevişebilirdik biliyor musun Nikal? Sen beni yarayolu bırakmasaydın ben seni prenses yapmaya hazırdım. Sen ne yaptın ama gittin o. Hedefsiz. Orospu'nun yanına gittin. Orospu çocuğunu ben onu indirirdim ama onu şimdi. Çok sinirim bozuk dayı. Lütfen bir müziği kapatın. Bir şey yapın bana bir şeyler oluyor şu an. Vallahi bir duygu şelalesi gibi aktım. Kusura bakma dayı inşallah. Çok kusura bakmadın ya. Alper abi iyi misin? Bakmış mıyım? İyiyim ben. Kusura bakma dayı vallahi bir an böyle bu şarkı bizim Nigar'ın da şarkımızdı. Nigar'ım diyorum hala dikkat edersen. Vallahi çok kendimi kötü ve tuhaf hissediyorum şu an. Anladım. Dayım çok sağ ol. Görüşürüz. Daha bu burada mı? Ne kadar cafcaflı mekanmış bu ya. Hadi hayır. Gel bu araba. Adam ya abla turuncu yapalım mı arabayı? Hayır ya benim değil araba. Ne olur. Hayır. Ece abi turuncu yapalım arabayı ya. Arda çıkar. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm abiler ablalara saygılar sunuyorum. Selam. Danışmaya bak bu ıstakoz tali. Ay pardon. Yok dayım ne yaptın ben İsmail ya.
İsmail. Sakoz İsmail mi? Ablam ben saygılar ben... sunuyorum. Hürmetler bizden. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. İsmail ben sen bana kızı İso diyebilirsin ya. İso. Ben de Mia. Mia ne güzel isim valla. Şahsına münhasır bir insana benziyorsun sen de. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Çok kibarsın. Sağ ol ablam. Sen de böyle valla delikanlı bir kıza benziyorsun esasında. Allah'a emanetsin Mia. Ben bu sahneyi bugün üçüncü kere izliyorum. Teşekkür ederim. Neden Allah oldu? Allah'a emanetsin. Allah hayırlı olsun. Bizim o doktor böyle çok frekansımız tutmadı İletim şimdi. Mia Hanım ablam anlatabildim böyle bir denkleşemedik bir türlü böyle. Nerede? Elektriğimiz tutmadı onunla. Cebimde. Neden? Okay. İyidir bünyemin aslında. Esasında. Şimdi benim tek bir bünyemin sevdiğim var benim dayıcım yani. Bünyemin dayım. Vallahi canım. Canımsın, kanımsın, ciğerimsin, şerefsizim. Eyvallah, eyvallah. Sen de zaten bir bünyemisin lan Bahat. Ne Bahat? Çok anlayamadım, çok affıyorum. Şimdi Mia ablam. Lan araba. Araban gitmiş. Biz durum varsa bir müdahale edelim aslında. Ne oluyor anasını satayım? Yakışlı yakışlı. Hayır olmaz. Hayır hayır olmaz. Niye ya? Siyah siyah. Ablam bir sıkıntı varsa çözelim hemen ya. Yok yok sıkıntı yok. Bu araba sarılı mı? Evet evet. Bir şey söyleyeyim mi? Sarı pembe binmiyor. Pembe sarıya çok yakışıyor. Hayır binmiyor pembe. Aha Cenk'in arabası. Geçen sene Cenk böyle geziyordu işte. Morandan önce. Lütfen. Ablam senin gibi böyle bir hanım ablaya da pembe gitmez esasında teessüf ediyorum ama şimdi tabii beni de kırmanı istemem yani sen delikanlı bir kıza benziyorsun esasında. Ne yapayım? Saçlarım bu renk yapacak bir şey yok. Estağfurullah ablam beni yanlış anlamanı istemem beni yanlış anlarsan şu arabadan kendimi atarım esasında. Atma niye atıyorsun? Okey işlere bak be. Yani ama önce şu işi halletmemiz lazım. Sonra çıkardı anlamadım. Rica ederim bak rica ediyorum rica ederim değil. Ece lütfen. Gayet iyi bu arada ya. Şimdi AJ diye bu içerideki lavabo mu söylüyorsun? Bilader bir bakar mısın? Mia şuna bak. Lavuk mu dedin? Şimdi çok affedersin abim seninle çok münakaşa da girmek istemiyorum ama şimdi hanım ablamız diyor ki bize bu arabayı pembe istemiyorum diyor. Benim sarımı diyor. Sarı mı dedin abi? Çok sarım diyor beğenmiyor dedi bu arabayı diyor. Hayırlı olsun. Eyvah eyvah. Ablam sana bir sıkıntı yarattıysa hemen çözebiliriz ama yani ben karın istediği girmek istemem esasında. Aklım varsa kaçısı. Kardeşim kardeşim o benim. Şimdi esasında tabii ki yanlış anlamayın kimseye saygısızlık yapmak istemem ablam sen senin için gönlün hoş olsun diye bir yardım eli uzatmak istedim ama anlarım seni de yani. Teşekkür ederim ama benim kardeşim olur AJ. Çok affedersin ablam senin kardeşin benim de bundan sonra kardeşimdir ama yani çok bir frekans anlaşmazlığı oldu esasında yani kusura bakma. Ama iş yerinde lavuk dedim bu arada. Evet. Çok özür diliyorum gelsin bir el sıkıştırırız bir şey yaparız anasını satayım. Kendi mekanında lavuk mu diyorsun harbiden? Oy. Şimdi abim ben sana şöyle söyleyeyim öncelikle. Öncelikle selamun aleyküm diyorum ben sana. Biat et lan. Şimdi şunu söyleyeyim. Şimdi benim Mia Hanım ablam, Mia dedim ablam. Diz çök lan. Şimdi Mia ablamla bir frekans anlaşmazlığımız oldu. Şimdi oturttuk o durumu. Siz kart. Diz çök. Şimdi estağfurullah biz de şöyle söyleyelim. Bize Esenyurt'ta abilerimiz kimseye diz çökmemizi söyledi şimdi. Sen de bizi tanıyamamışsın ama yani. Bizi burada çok art niye taramıyorum burada. Sonuçta birbirimizi tanımıyoruz ama. Mia abla. Arda. Arabayı ne olur. İçerideki çırakları çağır şu arkadaşı bir... Şimdi ablam sana saygım sonsuz da yani. Kimi? Senin yanında da kavga etmek istemem ama şimdi bu arkadaş çok beni zorluyor yani. Senin kardeşin dedi bir şey diyemiyorum yani. Çağır çağır seni. Varsa çırakları çağır. Ne olur tamam. Yani. Şimdi abi şöyle söyleyeyim. Esasında yani sen de delikanlı bir adama benziyorsun. Kendi şahsına münhasır bir insana benziyorsun ama... yani yaptığın çok yanlış yani. Bizim Esenyurt'ta olsan valla seni pantolonuna kadar alırlardı anasını Esenyurt satayım. Tuttuğu da Esenyurt diyor oğlum. Santos'ta yaşıyorsun. Nasıl geldin buraya sen? Şimdi şöyle söyleyeyim, hayat şartları bazen bir kasır gibi insanı alıyor, ne yapıyor? Savuruyor savuruyor bir yere bırakıyor, haksız mıyım ablam? Öldün lan sen, kan kardeş olalım. Şimdi ben çok fazla bilmiyorum. Oğlum seni gömülüyoruz ben şu an. Abi ablam sen böyle yanlış anlama böyle prenses gibi yetişmişsin gibime geliyor ama böyle bir yandan da delikanlı bir ablaya da benziyorsun yani. Saygısızlık yaptığımı düşünmeni istemem şu an. Çok saygısızlık yaptığını düşünüyorum ama şimdi sen tanımadığın adamı da lavuk dersen bir de adamın mekanı. Şimdi şöyle söyleyeyim, aslına bakarsanız ablam ben o lavuk şeyini tamamen böyle durumun özetini yapmak için bir lavuk demek istedim ama oradaki lavuk o anlamda değildi. Eğer beni kırdığını ya da ben seni kırdığımı düşünsem özür dilerim ama şu anda sen de çok üstüme geliyorsun yani. Efendim abi. Çıraklar geliyor bir dakika bak bir şey tamam, bir şey söyleyecek tamam. Sana. Şimdi ablam şöyle söyleyeyim. Saygısızlık yaptığımı düşünüyorsan şu an ben buradan kendimi atabilirim yani. Aynı şekilde size de söylüyorum ama ya. Saygısızlığı bana değil şey yaptın. Tabii şimdi bir anlaşmazlık olabilir bunlar normal son derece. Mesela bizim Esenyurt'ta bir Fazıl abi var onu bildiniz. Fazıl abimiz var bizim. Son derece kendine şahsına münhasır bir insan. Öyle ama mi? Böyle limon yenince böyle yanında tiki var mesela. Herkesi küfür ediyor. O da öyle bir insan yani. Öyle mi? Yani sonuç olarak buradan nereye varıyoruz? Ablacığım. Herkesin bir kusuru olabilir. Canım. Sen şöyle bir kenara mı gelsen ya?
Gel konuşalım canım. Gel, ablam konuşalım, görüşmek üzere, saygılar sunuyorum. Evet, ben de. Ayakkabılarınız da güzelmiş. Çok teşekkürler ablam. Çok cansın valla. Şimdi abi sana şöyle söyleyeyim. Şimdi sen bize burada belli. Senin mekanın. Bir şey yapamıyoruz yani. Şekil şukul yapıyorsun ama. Ben sana şunu söyleyeyim. Bak bu olmadı. Aramızda bir kontak yanlışlığı bir şey olduysa ben sana kendi adıma özür diliyorum. Ama sen dersen ki yok ben bunu kabul etmiyorum. Tabii ki her şeyi... Lan! Tabii şimdi... Bizim mevzularımız vardı. Bizim çocuklar olsaydı böyle şu an çok acayip cengaver çocuklar böyle birleşirdik ama yani çok yanlış şeyler yapıyorsun. Nerede o lavuk? Lavuk mu? Şimdi esasında şunu söyleyeyim sana. Sen beni çok yanlış tanımışsın tamam mı? Bak biz 18 olabiliriz ama bizim yüreğimiz 55 esasında bak. Sen bana çok yanlış şeyler yapıyorsun. Öyle ama mi? Ben şu anda hanım ablasına susuyorsam bunun bir sebebi vardır. Onu da sana söyleyeyim. Çok fenaydı. Şimdi ablam kusura bakmıyorsun inşallah. Ama şimdi sen beni çok zorluyorsun kardeşim, anlıyor musun? Sen beni çok sen beni inanılmaz zorluyorsun. Kardeşim gel abi. Allah şimdi esasında arkamda yerde kal benim götüne. Esasında şimdi oraya vurmaman lazım. Esen yurtta bunu öğretiyorlar. Adamın nefesini kessen yetiyor sadece. Ablam saygılar sunuyorum. Kan görmeni istemezdim ama ağzımdan biraz geliyor üzerine afiyet. Şimdi sadece şunu söyleyeyim öncelikle. Saygılar sunuyorum öncelikle ama şimdi bir insan üzerine bu kadar gelinmez. Bu kadar gelinmez şimdi, haksız mıyım? Dayım vallahi sen de orada duruyorsun yani, bizi böyle seyirlik sinema gibi izliyorsun yani, teessüf ediyorum. Doğru diyorsun, izlemeyeyim değil mi? Şimdi ablam kusura bakmıyorsun inşallah, biraz böyle bir cengaver arkadaşlar bunlar, üzerime çok geliyorlar. Bunu böyle yan yan bakıyor değişik çocuk, bunları çözemedim vallahi, bu doktoru bile daha önceden çözdüm ama bunları çözemedim ben ya. İyi insanlardır. Canı şimdi ablam yok. Tabii ki iyi insanlardır. Biz de yani haksızsak dayağımızı yiyeceğiz. Ne yapacağız ablam? Kaçarı yok biliyorsun. Ama yani ben böyle şeyi hak etmedim yani. Ben de burada tabii... Nasıl ablam, buyur. Ablam Esenyurtluyum diyor. Daha ablam şöyle söyleyeyim. Benim ana tarafı Adanalı, baba tarafı Bartın'da ama biz Esenyurt çocuğuyuz Zeynep Afiyet. Daha önce bulunmuş muydun oralarda hiç? Bartın neresi? Yok. Ablam sana şöyle söyleyeyim. Aynı senin gibi cengaver delikanlı hanımlarımız var Esenyurt'ta. Adana azlı mıydı? Valla bizim bir Nermin abla vardı, senin gibiydi aynı böyle. Çok ne acayip bir kadındı. Böyle Herkül derdik biz ona böyle. Vurdun indirdi çok affedersin. Peki senin Karaköy'de doğmuş olma ihtimalin kaç? Zürafa sokakta. Şimdi şöyle söyleyeyim. Karaköy sevdiğimiz bir semt. Mesela benim orada bir Altın Selim vardı böyle. Sarıydı böyle. Sarıydı, saçları vardı böyle. Biz ona Altın Selim derdik. Yani sevdiğimiz ahbaplarımız vardı ama tabii ki biz Karaköy'den uzaktan yakından alakamız yok. Biz Esenyurt çocuğuyuz. Esenyurt. Pekala. Ablam ne zaman böyle bir lavuk karışır, bir şey olur, böyle bir hengame olur. Hemen beni çaldırabilirsin. Bizzat dokunmatik telefon aldım. Zımbırtıdan aldım böyle. Şey tüstüye mi? Alışmıştım tam da. Mesela şey olabilir mi? Mesela biri beni döveceği zaman seni çağırayım. Benim yeme sen dayak ya, nasıl? Şimdi şöyle söyleyeyim ablam. Tabii ki bir delikanlı dayak atmak varsa dayan da yemeyebilir. Ama şimdi biz de payımıza düşeni alırız senin için. Ayıp ediyorsun ya. Sen delikanlı bir ablamıza benziyorsun. Ben de çok burada bir ederim. Abla açığı çekiyorum. Çok affedersin yani. Bir ablamız yok böyle böyle saçımızı okşayacak. Ben de çok affedersen yani, istersen seni böyle abla konumuma koydum şu anda. Sen çok böyle hanım ablaya benziyorsun. Abicim, saygılar sunuyorum sana. Abicim bir çok nefes al, nefes. Bayılacağım. Nefes al ya. Şimdi abi şöyle söyleyeyim. Bize zamanında Esenyurt'ta çok fazla söz hakkı abi vermiyordu. Abilerimiz konuşuyordu. Artık ne olur dur ya. Tabii abi duruyorum şimdi. Sıkıntı yok yani. Eğer yaşın kaç senin? Sözünüzü kessem kusura bakmayın ablam. Başta senden yok, olmak yok. Üzere herkesten özür diliyorum. Yaşın kaç senin? Şimdi doktor bey şöyle söyleyeyim ben size. Yaşım 18. Dertlerimi dinlerseniz 56 çıkmazsam burada şerefsizim. Anladım, 18 yılda 56 yıllık konuştun ya. Şimdi doktor bey beni eğer çok böyle yanlış tanımanızı istemem. Çok boş boğaz bir insan değilimdir. Oturmasını kalkmasını adab-ı muaşeret kuralları çerçevesinde bilirim ama eğer böyle düşünüyorsanız şu an kendimi şu tepeden atabilirim yani. Ablam sen de eğer böyle düşünüyorsan atarım şu an, sıkıntı yok. Hayır ben asla, beni biri arıyor bu kim ya, bir dakika çok özür dilerim. Tabii ablam efendim? Hiç sıkıntı yok. İyiyim Coşkun dayı, sen ne yapıyorsun? Ay. Helal lan, bir tane vurduk. Günaydın. Her türlü dayak yiyoruz. Esenyurt mu? Biz ne yapalım? Departman de chat, değil burası. Şey olmuş burası arkadaşlar. Mekanik deyiz. Chat yavaştım. Hani şöyle söyleyeyim. Chat donmuş. Sizi şu an yeni görüyorum. Kusura bakmayın. Herkes burada. Hoş geldiniz. Şu an bende chat donmuş mobilde. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ablam kusura bakmazsan. Ana! Bak koydum. Ah! Deli! Ah!
Teker teker gelin. Aa! Gel, gel, gel. Şimdi. Şimdi tabi delikanlının muhaşeret kurallarında vardır tabi bu meseleler. Yat. Abiler bir saniye. Bayılmıyor amına sikeyim çocuk. Kafasına mı ver şunu? Kalktın mı ya? Şimdi biz... Ayağa kalk. Ayağa kalk. Kalk ayağa lan. Şimdi estağfurullah. Sus lan. Lan bir sus lan. Arda girişine. Kalk lan. Kalk ayağa kalk. Esasında biz şimdi vurduğumuz yerde de yer titremesini biliriz ama siz... Şimdi... Arda girişini. Arda. Arda bir de, Arda bir de. Ne yapıyorsunuz? Arda bir de. Hayır dur. Ne yapıyorsunuz adama? Arda bir de vur. Host mu geldi? Ha. Dur. Bir saniye geliyorum ben. Host geldi. Arda. Dur. Ne oldu? Ben şu an dondu benim komple panel ya. Ne yapıyorsun? Host geldi, adama ayıp olacak. Arda. Arda. Cyrox değil mi? Yanlış söylüyorum. Cyrox diye gördüm. Cyrox. Kaç kişi onu göremiyor. Ne yapıyorsun? Bir şey yok ben söyledim. Aa, abla. 580 kişiyle Cyrox hoş geldin kardeşim. Susun ya, niye vuruyorsunuz ya? Teşekkür ediyorum. Bu ne ya? Çok bu ne? Johnson. Arda konuşacağız bu konuyu seninle. Yok. Tamam ablacığım da yani. Sinirlerim bozuldu ya. Artık konuşamaz. Ne yapıyorsunuz adama ya, yazık. Yazık mı? İş koyuyor ama burada. Kime iş koyuyor? Tamam. Ece abi mi? Ece abi sen böyle 1-2 tur daha döndür bak. Ay. Konuşmaya başlar birazdan. Çözemesin dur. 4,5 saat oldu mu lan neredeyse? Sussun da ne yapıyorsa yapsın. Ne yapıyorsun lan? Bantladı ağzını Sussun. Ağzını bantladım. Selamünaleyküm. Selam hoş geldin. Yani merak ya. Hoş bulduk. Niye aramıyor lan da aynı? Hayırsız evlat. Daha yeni geldim de bununla uğraşıyoruz dayı ya, baksana. Sussun yok ya. Olay neydi? Bana bak. Serseri. Sussun dur. Doğru. Oğlum sus lan abi. Çok hırsızlık yapıyor. Doğru sorun. Sus lan. Bir dakika dur, ben çözerim şimdi. Soygunum çok. Başka ne siktir galiba bu çocuğu şimdi. Ağzına vermez bari. Kalk ayağa kalk. Abi kalk abi. Ne oldu sana? Ace veren mi oğlum? Yok. Heh. Dayı yeni bayıldı ya. Yiyeceğini yedi o abi. Ha öyle mi? Yiyorsan buna gerekli. Kalk. Lan kalk ayağa kalk. Konuşma yok, ayağa kalk. Ya Prim baksan mı bir çocuğa? Elim bağlı mıydı lan benim? Şimdi hastaneden doktor çağırabilirim. Bünyamin hoş geldin. Doğru çağıralım ben. Ya şikayetçi olursa? Ya şikayetçi olamaz. Götü yemez. Ya da yer bu. Garip bir adam ya. İngiliz anahtarıyla kaval kemiğiyle kodu bir tane bizim Arda. Aferin çıcık. Sonra? Adam bana mısın demedi. Ananı kodu mu? Süpermen misin? Dayı sakin ol dayı. Abi tamam. Sen niye bağırıyorsun? Dayı tamam. Göremedim orayı. Oğlum kalksana ya. Oğlum ayağa kalk lan. Kalk. Oğlum yardım etsenize, dur ben gireyim koluna ya. Abla iki elinden tuttum. Abi. Tamam. Ne yapayım ben? Ayağım olsun. Şimdi... Kalk ya. Bana vur artık ne olur. Esasında... Şimdi ablam saygılar sunuyorum. Lan sus lan bantı nasıl çıkarttın, yedin mi orospu çocuğu? Baya elini götürdü çıkarttı. Abi adamın eli açık ya. Ne yaptı da bantla yine buna koyayım? Niye çarpmadın? Şimdi çocuklar benim takıldığım konu bu kızla mı konuşuyor ya da... yok. Dayı sopayı versene. Şimdi... Olur gel ver. Ablam görüyorsun ben hep istenmeyen adam oluyorum şurada şimdi ama anlamıyorum yani ben biz sana saygıda kusurum varsa da başka bir abimizde tabii ki kusura bakmayın ama yani bizim de çok üstümüze geliyorsunuz yani biz de Esenyurt'tan kopup geldik yani buraya bizim tayfamız yok diye ne böyle şey yapıyorsunuz yani. Yok ben öyle bir şey yapmadım. Ablam sen de bizi berduş gördün galiba bizi. Çok affedersin bizim babamız mapusta olabilir ama yani bizim birçok abimiz var yani bizim tanıdığımız abiler var. Abi yürüsene abi! Ne oluyoruz lan? Yürü. Açılın bakayım çocuklar. Birini sağa, birini sola. Oğlum konuşuyor mu lan bir daha? Ablam bu adam kim? Dayınız mı? He dayımız. O hepimizin dayısı.
Hepimizin dayısı, saygı duyuyorum dayım sana. Selamünaleyküm. Aleyküm. Gel gel gidelim gel. Gel gel. Ben anladım onu ya. Şimdi abi ben sana şunu söyleyeyim bu arada. Az abi, önce aramızda bir hengame. Yürüsene ne olur. Allah tabii yürümek Allah isterim tabii ki ama şimdi. Sakin ol, sakin ol. Tamam. Tabii sakin ki sıkıntı ol. Yok. Sıkıntı yok. Ha gel abi. Bak çok gerek yok. Şimdi siz gereğinden fazla gerginsiniz. Bizim mesela Esenyurt'ta bir yok, boncuk Esen Onur vardı. O böyle çok gergin bir çocuktu biliyor musunuz? Gel Arda. Gel böyle gel gel gel. Gel gel. Sorun yok ya. Tamam. Biraz sakinleşebilir miyiz? Doğru diyorsun. Sakin ol. Sakin olalım. Şimdi abiler size şöyle söyleyeyim. Tabi devir kötü biliyorsunuz. Bu evet. Devirde de kolla, böyle kolları da götü, kolla götünü anasını satayım. Ben şu an nedenini de bilmiyorum valla. Ama abi. Esasında duygularımı size çok güzel tercüme etmek evet. isterim ama şu anda. Kusura da bakmayın aynen. Yani. Evet evet çok tatlı. Dilim dolandı. Tamam Arda yeter burası tamam. Güzel. Tamam. Şimdi abiler şöyle söyleyeyim. Çıkalım. Aramızda özellikle sizinle bir sıkıntı oldu az önce farkındaysanız. Ama şimdi şunu söylüyorum. Evet. Tabii ki biz de son derece herkesin mekanına saygılıysanız. Tamam şu tarafa geç. Tabii ne tarafa geçmemi istiyorsunuz? Geç abi geç. Şöyle, tabii geç. Sıkıntı yok. Şimdi şunu söyleyeyim. Esenyurt'ta biz bunları gördük, yaşadık. Biz daha dayak yemedik yani. Biz de pembe kundakta büyümedik biliyorsunuz. Dayak yemedim mi? Şimdi ama şunu söyleyeyim size. Hiç mi? Estağfurullah abi biz dayağın içinden geliyor. Dayak yemeden ne yapamaz? Dayak atılmaz abi. Sen de biliyorsundur bunları. Sen de delikanlı doğru, bir adama doğru. benziyorsun. Doğru. Siz bu arada maşallah abim sizi bizim... Şeye benzettim ya. Bizim böyle tiki bir yekta vardı bir arkadaş var. Ona benzettim sizi. Sen de tiki bizim bık bıka benziyorsun sen de bizim. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Şahsi fikrim senin bundan sonra günde 10 kelime. Şimdi abi şöyle söyleyeyim. Geçtiğin takdirde ihtiyaçlarını karşıla. Yakın durma. Günde 10 günde 10 kelimeyi geçtiğin takdirde karşına çıkacağım. Şimdi şunu söyleyeyim abim eğer müsaade ediyorsan konuşabiliyorsam. Öncelikle abim ismini bana buyurur musun? Ece. Ece abim şöyle söyleyeyim. Öncelikle saygılar, hürmetler sunuyorum sana. Sen böyle delikanlı bir abi ben görmüş geçirmiş bir abiye benziyorsun. Evet. Aramızda az önce böyle ben benim hanım ablaya böyle bir Mia ablaya bir diklendiğini zannettim çok affedersin. Ben de tabii ki bir koruma içgüdüsüyle tabii ki o da böyle maşallah Herkül gibi bir ablamız yani. Sana mı kaldı lan? Şimdi çok doğru söylüyorsun esasında ama şimdi devri kötü biliyorsun abi yani devrimiz kötü yani. Ben de bir an atılmak istedim ama sana karşı bir saygısızlıkta bulunduysam sen de delikanlı bir abisin yani. Oğlum yapıştır. Ben yapıştırayım ya. Yapıştır yapıştır. Şimdi esasında şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii biz de pembe kundaklarda büyümedik ama yani acının bağrın diyarından geliyoruz ama yani bu kadar da aa! Şimdi büyüyorsun diye de bir şey yapmıyorum. Benim ama damı aa! Aa! Bayıl! Bayıl lan! Aman aman! Yo ben bakarım gayet zevkli. Benim midem bulandırdı. Versene iki türde ben vurayım ya. İki türde ben vurayım da adamlar bir şey dönüyor. Beyzbol sopası dönüyor. Ay. Ama baksaydım ama ha. Ama baksaydım ya. Eyvallah. Teşekkürler arkadaşlar. Hoş geldiniz. Amına kodumu. Ben bu kadar konuşmuyorum. Amına çıktı mı? Ben bu kadar konuşmuyorum. Ne kadar haklı biliyor musun? Amına kodumu ya. Ben bu kadar konuşmuyorum ya. Acı bir de üzerime kaya fırlatın. Sonra insana niye beni sinir oluyor ya? Ama haklı. Ölecek bu ona da. Öldüremez ya. Amına kodumu ya. Dayı. Oh. Çok kalabalık aracınızı dövüyorsun. Ya ne yaptınız adama ya? Adam anasını siktiniz. Adam şu an işine parçalamıyorum. Organ kalmamış olsa nasıl? Şaşırmam. Yuh o kadar da abartma ya. Hocam o kadar yapamayız ya. Toplayamaz mıyız ya? Öldük hayvan. Yedek parça falan. Ama abi çok ama öldük hayvan. Çok konuşmuş olabilirim. Umarım evet. Ölmemişler. Bilmiyorum ya. Demeyin öyle ben şeyler. Ben bir babamı arayayım mı? Hayır. Öyle şeyler söylemeyin. Hayır. Teşekkürler hoş geldiniz. Hayır. Şurada bakın sadece arkadaşlar öyle şeyler söylemeyin lütfen. Belki bu durumu çözeriz ya. Hayır dur. Kol telefonu. Tamam tamam. Türkiye mi oğlum bura? Oğlum eğer bak burada katil Coşkun Makas'ın ikisi yaşanırsa anasını avradını sikeyim küfür ederim ben artık. Dayı dur şimdi çözeriz de hocamız var. Bir şey yapmadık ki. Coşkun yine can aldı. Sikeceğim her şeyi. Buranın first aid kiti var şey var mı şu odanın anahtarını açsana şuraya. Şey baş bak. Dayı az önce kamyon gibi geçtin herifin üzerinden bir de gülüyorsun ha. İyileştirip iyileştirip dövecektim. Çok iyi misin? Hakikaten yaşlı başlı adamsın. İşte yaşlı olduğum için sopayla vuruyorum. Boş olan tek şey sinirlerim mi? İyi misin? Sen nasıl istiyorsun? Yaşlısın ya ondan sonra. Oğlum şu adama bir şey yap. Ablam saygılar sunuyorum, hürmetler sunuyorum. Ya hala konuşuyor kendimi. Şimdi tabii... Biz de az dayak yemedik zamanında
Ardacığım ne yapıyorsun? Ardacığım. Hala. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Lütfen sadece benim rolümle alakalı yorumlarda bulun. Metabolizması çok hızlı adam. Şey vardı, bir video vardı biliyor musun? Böyle ne videosu? Roller coaster'da bu arada HTRP yaptım Windows ben iddia kapanma sesi, açılma sesi. Hocam. Hocam bana bir bakar mısınız? Arada Ardalardan birinden yumruk yedim de. Hayır şöyle bir şey var. Ben zaten birinci olarak ben vurdum. HTRP yaptım söylemedim ben. Arda da vurmamıştır. Bence sekmiştir orada. Bir şey olmuştur. İkincisi de şöyle Mia abla. Mia abla. Emot verme gereği yok. Tam yumruğumu öyle geriye çektim. Ece abinin tam çekerken dirseğim suratına değdi. Ben bir baktım Arda ne yapıyor diye. Ben de orada aman dur dedim. Derken orada sağımda elim çarpmış. Arda Arda'ya baktım. Solumu dördüm Arda'ya baktım. Yorum yapmayın o şekilde lütfen, rica ediyorum sizden ya. Yanlış bir rol yaptınız ama siz bizi burdan tabii söyleyin ama yani. Yan yana. Ben teşekkür ederim. Gözlüğünü al. Orada yere düşmüş, kırılıyordu. Çok sağ ol. Çok sağ ol kardeşim. Ne oldu abla? Yan yana gelmeyeceksiniz. Niye ya? Bilmiyorum, ben anlam veremedim ya birkaç kişiye. Niye bir adam hastaneye mi götürsek ki? Dur bir ekip çağıracağım buraya. Ne diyeceğim? Ekip çağırsa, polis çağırsa olacak. Arkadaşlar bu da benim kusurum olsun yani. Bu adam ne bileyim, ölsün o zaman bırakayım. Tamam ben yanlış emot vermişim ya da vermemişimdir. Ama ben gereken ya, lastikler şeyi yaptığımı düşünüyorum en azından. Hani, bir şekilde bir şuna bir ceza. Anlamadım. Mantıklı lastikleri devir. Kenara, teşekkür kenara ederim. Bir çekil. Ben bir lastikleri devireyim he. Allah belanı vermesin. İş kazası. Ah tamam. Ben içeride bir kamera kayıtlarını da sileyim de. Eyvallah, çok sağ ol. İş kazası. Abla, Mia abla lastik. Hayır, şunu söyleyeceğim. Bu olay şey değil yani. Esen yurt olsun. Evet evet. Para devam abi. Bir tane kaldıralım. Büyük olay ya. Neyse. Tamam. Vah vah vah. Ağırmış ya bunlar. Çok ağır lan, çok çok. İyi mi? Bünyamin abi baksana. Sen agresif doktorsun derken beni mi kastediyorsun agresif diye? Ben şu an anlamıyorum. Bir de chat şu an çok hızlı akıyor. Bir şeyler oluyor. Bana mı söylüyorsunuz? Efendim? Başkasına mı söylüyorsunuz? Güzel ben işte mi agresif oldum mesela şu gayet an? Temizdi bu arada ha. Uzun zamandır böyle icraat yapmıyordum. Eğer hani ödendi. Bana diyorsan agresif diye, ben agresif tertemiz değilim şu anda. Ben agresif ona ulaşayım bir şekilde ben zaten. Aynen öyle. Ha bana demiyorsan da bilmiyorum. Ha karşıya tamam, eyvallah. Ama dayı iyi dövdü. Ya şey aha tamam. Kimi tamam dövdü ya? Yok. Demek dur, ki içinde dakika, nasıl bir edemem sinir birikmişse herhalde birden çıkıverdi, anlamadım ki ben de. Yalnız tam çıkartılacak adam ha. Umarım iyidir. Kimsenin ölmesini istemem. Atın bakayım, onu içeri taşıyacağız. Olur. Arda tut. Tutuyorum. Bazen efendim. Tut. İki Arda da gelsin ya, bir Arda adam. Sizden şöyle bir ricam var. Daha iyi yardımcı olursunuz. Oluruz abi. Turuncu. Arkadaşlar birini eleştirirken mesela beni eleştirebilirsiniz. Ama tutup da burada ya şu şöyle yapmasın. Yanlış şeyler bunlar, anladınız mı? Hani sadece hani benim hakkımda konuşsanız yeterli. Evet farkındayım, kaçırıyorum. Ben olayın şeyinde değilim, onu tekrar söyleyeyim. Ben dünyanın en iyi RP yapan insanıyım. Bütün emotları tak 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 veriyorum diye bir iddiam yok. Onu söyleyeyim size. Hani ben kusursuzum demiyorum. Elbette hatalarım var. Ben bu arada bir yandan takipte ediyorum şeyleri. Elbette hatalarım var ama yani... bilmiyorum. Olur böyle şeyler. Yanlış emot verebilirim. Eksik emot verebilirim. Ya da hani bir şey olabilir. Eyvallah, teşekkür ediyorum yine de. Yapıcı arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Hani eleştiri yaparsınız ama hani yapıcı olmak için yaparsınız. Onlara teşekkür ettim. Çok sağ olun. Ne oldu? Ne diyor? Bugün nezme olan yerlere bırakır. Sen takma rolüne devam et. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ya ben burada bu arada şey böyle ulan biraz daha böyle hani drama yapayım kendimi acındırayım değil. Sadece anlam veremediğim birkaç bir şey oldu. Benim de ilk defa başıma geliyor. Ben normalde böyle yorumlar almıyordum burada. Hani yok şöyle şöyle falan. Hani o yüzden bir açıklamak istedim. Yanlış anlamayın beni hani. Kaostan beslemek büyüktür.
Yorum yaparsak senin canını sıkarlar ama buradaki hatanın sende olduğunu düşünmüyorum. Server'da herkes ben rol pasan, rol pasan ayağına ego tat. Ya şöyle söyleyeceğim. Başka bir karakter hakkında ne düşünüyorsanız arkadaşlar. Burada yansıtmazsanız sevinirim. Benim şu an bir şeyi de hani... tabii ki bu konuyu bırakacağım. Yediğimde böyle konuşmayacağım ama bunu söylemek istedim. Lütfen hani sizden rica ediyorum. Başkaları hakkında yorum yapmayın. Benim hakkımda yapabilirsiniz hani yapıcı olmak şartıyla. Başka durumlar hakkında yok şu gereksiz şey yaptı, yok böyle yaptı. Gerek yok abi, konuşmayın. Sizden hani sadece bunu rica ediyorum. Alfred'i ben oynuyorum, evet. 20... Ya bu arada şeyinde değilim zaten abi hani... 20, 30, hani sayısında değilim ben olayın. Yapıcı eleştiri varsa ben her türlü eleştiriyi kaldırırım. Yok zaten kimyasal falan dökmüş şeye. Ezilme olan yerlere bir şeyler yaptı. Bu nasıl bir rol oldu anlamadım. Her karakteri de güzel yapıyor. Çok sağ olun. Siz beni anladınız inşallah. Ben bu arada hani yanlış anlaşılmaktan da biraz çekinen bir insanım. Ben burada beni pohpohlayın, devamlı şey yapın demiyorum. Hazır adam yerdeyken konuşmak istedim bu arada hani bir yandan. Ben böyle beni devamlı pohpohlayın, böyle iyi şeyler söyleyin demiyorum ben. Yapıcı olmak kaydıyla tabii ki eleştiride bulunabilirsiniz ama hani çok abuk subuk durumlar vardı, ona istinaden söyledim. Yanlış anlamayın asla beni hani. Karakter açman, artık sinek olmayan karakter açman lazım gibi. Ya bu arada açtığım karakterler Reis sen teşekkür ederim. Bu arada yok, rolü bıraktığımda yok ya, şu an içinde bulunduğum duruma bakıyorum. Hani onu düşünüyorum bir yandan, ne yapayım ne edeyim diye. Devam ederiz, onda sıkıntı yok. Ay. Her zamanki gibi yardımcı emotumuz. Gözlerini aralar yeni emotum olurlardı. Reis rolü gerçeğe taşıdı. Konudan çıkamıyor. Ya öyle de bir durum yok işte abi. Neyse tamam, bir şey söylemeyeceğim. Nasıl biliyorsanız öyle olsun, ne diyeyim. Erkek sesi teker teker gelin lan. Sürün var mıydı ya? Sürüneyim mi? Vardı sanki önceden. Sürünme vardı önceden. Sana acilen mod lazım. Modlar vardı, firariler herhalde şu anda. Evet arkadaşlar, Discord'a da gelebilirsiniz bu arada. Bak hemen reklamla olayı soğutayım bari. Bir dakika. Dur lan dur. Kıbleyi tutturamadım. Biraz kalkalım da şöyle bir injurit nerede? En baştaydı değil mi o injurit? Ha. İyi misin lan? Şimdi... Ne oldu buna? Doktor Bey, sıkıntı yok. Problem yok vallahi, biz acının diyarından geliyoruz eve. Üzerimden vallahi. Yük gemileri geçmiş gibiyim şerefsizdir. Her siyah araba böyle illegal bir şeyler peşinde. En azından bir renk katarsın. Abiler saygılar sunuyorum. Hürmetler, görüşmek üzere. Aa, nereye gidiyorsun sen abi? Mobili. Ablam sorma, biraz kırıklık var üzerimde böyle bir. Kayla. Sana da çok saygılarımı sunuyorum. Ben de saygılarımı sunuyorum sana. Dur abi dur, daha büyük bir vaka ablam var. Bu arada sen delikanlı bir kıza benziyorsun. Bir dakika. Bir numaranı bahşedersen bir yardımım dokunur belki. Bir şey olur, bir vukuat olursa ne zaman atlar, gelirim valla. Numaram mı? Eğer istemiyorsan bir sıkıntı olacaksa tabii ki senin kara listene girmek istemem ve cebime telefonumu sokar giderim yani. Ya bana bak. Ben sana ulaşırım. Bir şey soracağım. Eyvallah eyvallah ablacığım, teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Şapalığa vururum ensene bak. Yürü lan. Şimdi abiler oğlum, estağfurullah yani bizi de yanlış anlıyorsunuz ama şöyle geçeyim ablam, bir müsaade edersen. Dayı ne yapıyorsun, anasını satayım. Yani adamı gerçekten... Ya dayı sakin ol, tamam yeter, ya. Görüşmek ya, üzere. Yeter adam artık. Boşak ya
Ya diye giriyorum ya, hep böyle sanki bir şey sistem edeceğim gibi değil mi? Ya. Ya. Dur ya, ama şimdi alışkanlık oluş. Öyle şeyler yazmayın arkadaşlar lütfen. Bak rica ediyorum. Herkeste bir gerginlik var gereksiz bir şekilde, evet. Şöyle yapayım mı? Zaten 4-45 saattir